Ben Ayşe'yi çok severdim ama benim bu saatten sonra kardeşim değildir yani. Ben Semih gibi bir adama nasıl olur oldu da değer verdim? Murat abinin kafası rahat mı abi? Bildiğin seviyor ve şu an sevdiği insan bir başkasıyla beraber yani. Sen yeter ki sev, kısmetse olur, kısmetse olur. Dani'yi unuttun mu şimdi? Hayır, Dani'yi unutmadım. Dani hala aklımda. Görerek, başvurarak gelmiş. Yani sana belli ki bir hisleri var. Evet, benim buraya asıl gelme amacından biri kesinlikle Mehtap'tı. Senin dinleyeceğin tek şey ne biliyor musun? Bir bu, ikincisi bu. Ne senin annen, ne senin baban, ne o, ne bu şu, ne akıl verecek insan, tamam mı? Seray enerjik, Adnan biraz ağır ama Seray bence Adnan'a ayak uydurabilir. Adnan Seray'a uydurabilir mi acaba? İkisi de ağır olmamalı, anladın mı? Bir taraf aynen, heyecanlı olmalı, bir şey olmalı. Şimdi bak, heyecanlı olan taraf Seray, Adnan... ağır olan taraf Adnan. İkisi bence bir şey diyeceğim. Adnan hep ağır değil ki. Aynen, Adnan da cıvıl cıvıl oluyor. Adnan yani istediği zaman Seray'ı eğlenceli severim, oluyor. Yazık olmasın kıza diye. Ceyda burada çocuk yaptı, Adnan da çocuk gibi geldi. Ama çok güzeldi o günler yani. Bilmiyorum, gözüm alıştı herhalde o yüzden. Seray, sen bizi mi dinliyorsun? Ta mutfaktan evet. Buraya nasıl laf yetiştiriyorsun acaba? Kulağım çok kesiktir. Kulağı kesiklerdim. Adnan da öyledir kız. Evet, biraz biliyorum. Çocuğu tarzı yok mu? İşte o yüzden siz uymuyorsunuz. Kızın değil mi? Sen neden? Kızım ama bir tarafın verdiği fişniğin değeri olmalı. İki tarafta fişnikçi olursa ne anlamı var? Bir kişi yoldan çıkmalı ki kıymeti olsun. Ama biz yakışıyoruz ya. Amaçlar farklı, anladın mı? Adnan'la benden var elektrik aldığını düşünüyorum yani. Bırak da ona biz karar verelim. Bence elektriğimizi. Sen niye karar veriyorsun ona? Adnan canım, bu evde olanlardan biri de benim. Benim karar vermem lazım. Dur, sen Adnan'dan elektrik İlişkiyi mi aldın? İlişkiyi biz yaşayacağız. Melis, sen biraz zor yaşarsın o ilişkiyi güzelim. Üçümüz mü yaşayacağız Ceyda'nın ilişkiyi? Ceyda'nın aşkını unutmuş. Saraya elektrik vermiş. Ben böyle test... Nasıl sözün eser? Burada tutmuyor kanki, aha, diyet. Abi şu an dolaptan bana harfinyo verir misin haberleri? Tutmuyor. Şimdi senin yemek yapası varsa... Keyfi aynen yerinde demektir. Yo. Ha. Keyfi yerinde olabilir. Meditasyon tarzında kendini... Ha, aynen. Kötü hissediyor mu olabilir? Yo, kötü hissederken kendini iyi hissettirmeye çalışıyor olabilir. Ya bu zeytinler olmuyor ya. Tırnak arama girdi simsiyah. Tırnak arama. Bu hayırdır olaylar? Bu yanlarına mı kalacak? Bu olaylar onların yanına kalmayacak. Gala gecesinde, eleme gecesinde. Hayır, yani bir uyarıyla mı koyacaklar? İşte bir uyarı bana çok hafif geldi. Bana da aşırı derecede hafif geldi. Yani bilmiyorum. Bu değil yani hak ettikleri. Kesinlikle. Bence diskalifiyeyi de hak ettikleri. Murat'ın hak ettiği asla bu değildi. Buradan bence diskalifiyeyi hak ediyorlardı. Gerekiyordu. Ama işte kurallar bizim belirlediğimiz gibi olmadığı tabii ki için de biz belirlemiyoruz. Ama... buradan ben diskalifiye olup gitmelerini çok isterdim. Diskalifiye olmayacaklarsa biz yazacağız. Bunun başka bir şeyi yok yani. Anladın mı? Sonuna kadar. Ben gala gecesi bu görüntülerden önce Emre'ye söz vermiştim. Ben burada hiçbir şekilde hani normal aşk yaşamasını istiyorum. Gerçekten hani mutlu olsun o da diye düşünürken. Kesinlikle bu saatten sonra bu tarz yaşayan bir adam. Hele ki bu yaştan sonra. Sen hadi diğerleri genç diyelim kendini kaptırdı. Sen niye uyarmıyorsun? Senin örnek olman lazım. Senin çekmen lazım. Sen niye yapmadın? Demek ki örnek bir şey değilsin sen burada. Örnek bir damat adayı değilsin. Aynen, gitmen aynen lazım. Ben yazacağım Melis. Kesinlikle. Yani. Hayır, ben Emre'nin de bu kadar korumasını anlayamıyorum. Sen bunları yapan insanları nasıl bu kadar koruyabiliyorsun ya? Ben Ayşe'yi çok severdim. Ama benim bu saatten sonra kardeşim değildir yani. Kardeşim gibi görürdüm. O da beni kardeşi gibi görüyordu. Demek ki görmüyormuş. Dün işte geldi bana neler dedi sonra işte. Bana da abi yani i̇şte sen beni niye yargılıyorsun yani? Sen kimsin ki? Seni yargılayacağın biri varsa o da senin sevgilindir yani. Onlar yüzünden oldu falan derken sen çocuk adam değilsin. Ben sizin kolumdan tutup götürmedim. Bana o tarzda söylemleri hoş değil. Ki ben zorla götürdüm sizi. Ya ne diyeyim? Ya ne dediğini bilmiyor işte kardeşim. Ama sinirlenince kendini bak, kaybediyor. İşte ben de sinirli insanım. Öyle olmaz bak, yani. Bak bana da ne dediğini bilmedi. Bilmiyorum. Sana da ne dediğini bilmedi. Kullandığı cümleleri seçerek yanlış söylemiyor. Yanlış ağır cümleler işte kullanıyor. Yanlış yaptı. Yanlış. Ama düzelir o hatasını anladığında. Ya düzelecek. Sana da gelir sarılır yani. Sen demiştin ya biliyorum Ayşe öyle bir kız ama ben çok
aşırı kırıldım yani Ayça. Ben de kırıldım kardeşim işte. Burada Ayça sadece karşılıklı eski nişanlısıyla hamburger konuşmuş yedi diye. Elendi ya. Direkt he. Elendi. Kaç hamburger hafta yedi diye kalktı. Ya. Hayırdır yani hamburger yiyince bunlar oluyor da. Siz neler yaptınız? Üstelik Ayşe'nin yani kaç senelik nişanlısı ve geçmişi de olan tabii bir insan, canım. Hatırı da olan bir insan. Yani Ayşe şunu da diyebilirdi. Biz dostça ayrıldık. Tabii ki de oturup bir kafede buluşup konuşabiliriz diyebilirdi. Çok normal bir şey bu bana göre. Çünkü Ayça dürüst davranıyor. Biz kavga ettik. Bana bunları yaptı diyebiliyor kız. Aynen böylece öyle. Böylece açık vermiş oluyor. Anladın mı? Evet bu açığı vermeseydi. Sen böyle yaptıysan o zaman niye gidip buluşabilirsin? O zaman hadi vurun. Heh. Bu da düştü. Bu açığı vermeseydi, kız düzgünce ayrıldık deseydi bir kafede oturup kahve içmeleri ya da bir şeyler yemeleri bana çok normal gelirdi. Ama Ayça o açığı verdiği için kızı herkes taşladı. Biz bile kızın yanında olamadık onları söylediği için. Ama şimdi bunlar bunları yapıyor. Neymiş? Terazide bunlar daha ne olacak ya? Erkektir ne olacak ya? Hadi ya. Herkesin kabahatini bir teraziye koyalım. Ve bunların yaptığını teraziye koyalım. Tamamen ağır basıyor. Tamamen. Anladın yerdeler mı? Yani. Yani biz 15 yerli birler. 14 kişiye 2 kişi bu kadar ağır basar. Asla. Anladın mı? Ve ben orada Batuhan'ın kurban olduğunu düşünüyorum. Batuhan tamamen kesinlikle, kurban. Kesinlikle kurban olmuş yani. Bu ses kayıtlarından falan sonra Batuhan onların kurbanı olmuş. Evet. Anladın mı? Ses kayıtlarında Batuhan'ın da adı geçse, Batuhan'ın da bir işi olsa derim o da ki, suçlu derim. O da suçlu derim. Ama alakası Batuhan'ın yok. Hiç alakası yok. Yani burada yılanın başı Semih'le Murat. Belki de bu ve bu gider. Hiç belli olmaz. Belki de sen gidersin. Kes çeneni. Hayal kırıklığına uğrama. Ben aceleye gelecek bir insan değilim. Adnan pişman mıdır sizce? Adnan'da hiç pişmanlık göremiyorum. Hatta Seray'a açılacak gibi. Nereden bileceğim peki evlendiğim zaman daha zorluklar çıkacak. Senin ailenin şu saatten sonra ne dedi? Çok beni bağlamıyor. Kimse ailesini yok sayamaz. Ben ailem seni istemese ben de evlenmem seninle. Çekil, dokunma bana. Kimse beni anlamıyor. Kimse. Tamam. Hadi bir ilişkiye başlayalım dersen ben senin samimiyetine zaten hiç inanmam. Ey Adnan sen bu kızı seni düşünüyorsun. Ben çok sevdim. Bana yeşil ışığı yaktı, sana kırmızıyı gösterdi. Sen ertesi gün zaten ben vazgeçtim dedi. Siz ne kadar doğruysanız ben de o kadar doğruyum. İkinizin de aslında hala yoğun duygular içinde olduğunuzu fark ettim. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandın, şok olmuş gibi davrandın. Ayrıca zaten Umut senin arkadaşındı. Yapması gereken şey neydi biliyor musun? Bak gelsin ha falan değil. Tabii sinirlenebilir çok normal. Çok normal. Normal ben bir şey demiyorum. Gelsin sinirlensin. Burada hediyeleri oraya tak masaya koyuyor ya. Hı. Bak ben senin için nelerle uğraşırken sen bana böyle böyle bak bir pozisyonda bırakıyorsun dese ben kendimi atacağım zaten yerlere anladın mı? O laflarıyla beni zaten ezecekti ama şuradan inerim ben. Sen öyle misin? Sen bu musun? Söylediği laflar işi öyle bir çıkmaza soktu ki ya ne gerek var kardeşim? Ne gerek var? Aynen. Ne gerek var? Ne diyeyim Batu yani ne diyeyim? Bilmiyorum ya. Ben Semih gibi bir adama nasıl oldu da değer verdi? Sen nasıl aşık oldum diyorsun değil mi? Ben böyle bir insana nasıl aşık oldum diyorsun? Kendine soruyor musun bunu? Ya ben aşık olmadım Semih'e zaten ama... Ben hani, düşünüyorum ya ben düşünüyorum nasıl böyle bir hata yapmışım diyorum. Ben bunu hiç mi görmemişsin? Ben Semih gibi bir adama nasıl değer verdim ya? Kendime o kadar kızıyorum, o kadar pişmanlık yaşıyorum ki. Kendi kendime üzülüyorum ya. Ben de kendime böyle çok böyle bir adama değer verdim. Böyle bir adam için gözyaşı döktüm, üzüldüm. İkimiz ayıptır de, ya. İkimiz de çok ödün verdik ayıptır kendimizden. Yani. Duygularımızdan çok ödün verdik Melis. Gerçekten. Hani ben normalde programı izlemiyorum. Ben de izlemiyorum. Ondan sonra dün eve gittim işte. Annem tabletten programı izliyordu. İşte ben de annemle birlikte oturdum. Biraz baktım falan. Ben evde yokken sen ve Cansel sürekli beni koruyorsunuz. Ondan sonra hatta annem dedi ki bak dedi dostların dedi. Ondan sonra Ayça da ben evde yokken
Arkamdan konuşuyor. Aa. Evet. Ayça ile bu konuda hiç sohbet etmedim. Ama Ayça yapıyor ki bunu zaten. Evet, ben evde yokken arkamdan konuşuyor. Ayça burada herkesle iyi olacağı insanlarla. Hatta ne konuda biliyor musun? Kötü zaten. O arada şu konu vardı. Ben erkekler evinde kızın üstüne meyve suyunu dökmüştüm. Ya siz beni savunuyorsunuz. Ayça da diyor ki evet hani ayıp etti gibisinden konuşuyor. Sonra ben eve gelince de benim yüzüme de işte senin üstüne çok geldiler gibi konuşuyor. Bunu gördüm. Ben şok oldum. Murat abinin kafası rahat mı abi? Değil. Nasıl değil? Değil abi. Murat abinin ne içi ne kafası rahat. Onu ben biliyorum. İçi içini yiyor kardeşim. İçi içini yiyor. Onun içini inan şu an bir ben biliyorum. Ve tutuyor da beni. Vallahi ben diyorum ki abi hani konuşacağım yok diyor. Sakın. Bırak diyor mutlu olsunlar. Bırak mutlu olsunlar. Bu söz yememek ne kadar kötü bir şey biliyor musun? Ve hani, çok şu an en zor durum onun için. Bildiğin seviyor ve şu an sevdiği insan bir başkasıyla beraber yani. Hiçbir sebep yok. Tankut orada Dani diye çıldırırken köşede oturmuş. Tankut da dönüyor bakıyor. Şimdi Boğa burcunu bilirim ben. Çok ağlayan kişiye dayanamaz. Kendini böyle süremesi yapıyor. Bakıyor Allah Allah ben bu kıza ne yapmışım. Adam kendi kendini suçlu hissediyor. Kendi bir şey ben. Hayır kız o kadar abartıyor ki aşık oldum diye. Tankut bakıyor böyle. Metap gerçekten ben aşık olmuş olabilir ama be. Hani belki de gerçekten aşık bize bunu yansıtamıyor. Kızım bir insan ağladığını göstermeye çalışsa haykırır. Tankut'un arkasından sallamaz o zaman. Kız ağlıyor işte. Bir şey söyleyeceğim. Evet, sallamıyor. Tankut'un arkasından da sallıyor. Sallıyor sonra kahvaltı götürüyor. Evet. Hani birine duyurmaya çalışmak istese haykırır yani. Yani. Sen salla salla adamı öyle geç. Bu evde herkes duyabiliyor yani bir insan ağladığını. Biliyor musun geçen buraya gitmiş yalnız başına ağlamış. Herkes öğrendi, herkes gördü. Ben burada yalnız ağlarken kimse bir şey demedi. Çok sinirleniyorum aşkım, ben bu konuya. Aşkım seni de görüyordum ben. Ben şuradan izliyorum. Sen ağlıyordun. Yalnız kalmak istediğin için gelmedim ben. Ne yapıyorsun? Onu demiyorum. Sen var ya Nur. Ne yapıyorsun? Çok fenasın. Bu kız burada ağlarken kimse yanına gelmedi. Ben ağlarken yalnız kalmayı da severim yani. Ben salonda ağlarken kimse tek başıma benim sen yanıma gelmemiştim. Benim şu hareketim var. Bir böyle. Böyle. Ben geldim. Böyle böyle. Bu böyle böyle, Melis böyle böyle. Ya yedin böyle. Hepsini. Arkamdan konuşma Mehtap. Tamam, arkamdan arkana. Konuşmuyoruz da bakıyoruz. Durmadan yürü. Düşe düşe gideceğim şimdi. Kayıyorum. Ayça gittiyse hemen dedikodu yapalım. Ayça var ya. Eteğine olmuş. Eteği çok kötüydü ya. Ayakkabı çalmış onun altına. Hele oturma kadar. Hele ceketi çıkarttım. Yalnız Hazal dünden razıymış. Böyle bir huz, böyle bir enerji olamaz yani. Ay Hazal ya. Allah. Günaydın. İstiyorum, bir şey yapmasını istiyorum. Hani bize selam getirmedin mi? Hah, sana sevgilerini sunuyor. Çok seviyormuş, çok özlemiş. Çok teşekkür Hazal, ederim. Hazal başka kimseye selam vermiş. Allah razı olsun. Ne habersiniz? Ne kızım? Hadi gidelim aşağıya. Hoş bulduk. İyi, sen nasılsın? Vaa, ne bunun için? Günaydın. Günaydın. Neyi? Ben tam sıkma. Nasılsınız? Teşekkürler. İyi, sen nasılsın? İyiyim ben de. Sana kahvaltı getirdim. Bana kahvaltı getirdin. Evet. Niye? Hayırdır? Nasıl hayırdır? Başka adayım mı? Tabii. Ne götüreceğim başka? Şansınız da gibi adayım mı? Yani. Konuşalım mı istersen? Hı? Konuşalım mı? Ne ya şuraya? Konuşalım. Bir ağzıma bir şey atayım da öyle konuşalım. Dün Melis eve gittiğinde annesinin tabletten programı seyrediyormuş. Ve bu geçen haftaki Emre'lerin yanındayken Melis hani bardağı devirdi ya. Hı hı. Bardağı devirdiğinde kızlar arkasından konuşuyormuş ve içinde sen de varmışsın. Melis sana çok kırılmış. Ay kıyamam, ne konuşmuşum ben? Şey demişsin, evet kırmaması lazımdı, çok ayıp etti falan demişsin. O yeni gelen kıza tepki vermişti ya. Kırmaması lazım, ayıp etti. Ha şey bizim erkekler böyle şeyleri yanlış destek anlamıyor. Destek vermişsin Emre'ye. Emre'ye ne destek vereceğim ben? Erkekler saldırırken sen de erkeklerle destek verir gibi gözükmüşsün. Ekrandan hani izlediğimizde biz burada yapıyoruz hareketleri ama destek ekrandan bana. İzlediğimizde destek veriyor gibi gözüküyoruz. Ya da farklı anlaşılıyoruz. Farklı anlaşıyoruz. Ben sadece ayıp kırmasaydı dedim. Erkekler böyle şeyleri yanlış anlıyor, kızıyorlar dedim. Ama sana işte söyledim hatta.
Ama vermediğim zaman da... Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yani senin demek istediğini çok iyi anlıyorum ama bu da sana ekstra bir sorumluluk, yükümlülük yani. Ve negatiflik katar. Aynen öyle. Yani yüklenir. O yüzden şey, bunu yapmana abla, gerek yok. Hani bana dediğin gibi bir şey hissetmek zorunda değil için. Evet. Bir borcun da yok bana. Minnet borcun da yok. Teşekkür ettim bana böyle geldiğin için. Hoş bu kadar açık, net, sevgili. Her şey bir yere arkadaşım olmak istiyorsan. Yani arkadaş olarak benim kalbimi almak istiyorsan o zaman... Ben arkadaş olacağım insanın hani arkadaş derler ya, hani böyle dayanacağın taş gibidir arkan. Ondan hiçbir şekilde korkmazsın, güven vardır. Önce onu sağlamak lazım. Ama ben dünkü olan olayda... Dün benim bir halime eşliğim oldu. Karın arkada bir yosunlu tahta olduğu hissiyatına kapıldım. Menemen hep mi birlikte yiyeceğiz? Ya ben zaten dünün farkında olduğum için bugün özür dilemek için buradayım. Halime eksi yazıldığının farkındayım. Ama niyetimi söylemek istedim. Ben o niyette değildim. Seni karalamak ya da ya, başka bir şey değildi. Yanlış yerde. İstediğin her kötüydü. Şeyi yapmak hakkın var. Ben ve Ceyda size günaydın diyoruz. Her istediğini yapabilirsin. Ama yani bunları yaparken bence birazcık daha düşün. Akıllı ol. Ne haber Adaş? İyiyim benim sen. Ceyda'ya da günaydın demek ister misin? O Ceyda mı? Evet. Hı. Ne hala sokuyorsun arkadaşını ya? Yok, genelde oyuncak pozisyonuna koyulan bendim de şimdi onu oyuncak gibi görünce. Oyuncak ettiniz arkadaşımı. Millet neler neler yapıyor, bu evden gitmiyor kızcağız. Bir eski sevgilisiyle video çekildi diye evden gitti. Ne bileyim, arkasından kuyu kazınca kırmızı odada. Hani konuşuyordunuz ya Ayça'yla beraber. Bilmiyorduk bu kadar çok şey yapıldığını Ceyda'nın, bu evde. Ceyda'nın yüzünü ortaya çıkaracağız, onu bu evden göndereceğiz falan diyordunuz. İşte biz de bu evde milletin bu kadar kötü şeyler yaptığını bilseydik, bir kızcağızın eski sevgilisiyle görüşmesini hiç dert etmezdik. Ne oldu, aynaya mı baktın da bir insanın bu evde kötü davrandığını düşünerek diyorsun? Oradan evet, mısın? Aynen öyle. Keşke o zaman onun ama... sırrını ifşa etmeseydiniz de bu duruma gelmeseydi. Ona deseydiniz ki bunun Adnan'ın haberi olsun. Bunda onu gelip bunu bana gizlice söyleseydi. Melis geldi, Ceyda konusunu açtı. Şimdi durduk yere bu konuyu açmanın mantığı var mıydı? Hiç zannetmiyorum. Yani Melis'in ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Sadece aklıma gelen tek bir soru var. Sormadım, onu da yakın zamanda sorarım. Zamanında Nur fanları Melis'in üstüne gidiyor diye Melis Nur'la tekrar samimi oldu. Bu da aynı olay mı? Bakalım, göreceğiz. Soracağım, kesin soracağım. Millet dedik neler neler yapıyor. Ceyda'nın yaptığı bunun yanında dedik hiçbir şey dedik. Beni o zaman dedik Ceyda'yı dedik biraz koruyalım dedik. Canım zaten milletin yaptığı beni ilgilendirmiyor. Bana Ceyda'nın yaptıkları ilgilendiriyor. Ceyda'nın yaptıkları da benim kabul edemeyeceğim şeyler olduğu için maalesef bitti. Yaşanan olaylar doğrultusunda da arkadaşlarım bir seçim yapmak zorunda kaldı. Ya ilişkisi devam eden Hazal ve Emre... Bir tarafta da bitmiş bir ilişkisi olan Adnan ve Ceyda olduğu için Ceyda gitti. Ki kalsaydı da benimle hiçbir bağlantısı olmayacaktı. Anlatabiliyor muyum? Ama yine de bence bu evde kalmayı hak ediyordu. Hak ediyorsa ona göre davransaydınız keşke. Yo, insanları... Ay sana mı soracağız? Sıkıldım ya. Ne yapalım? Şu anda? Ne yapalım? Sıkıldıysan kalkabilirsin. Sen kalkabilirsin bence. Ben şu anda konuşmaya geldim Melis'e. Günaydın tatlım. Nasılsın? Allah İyiyim Allah. Canım, sen nasılsın? Nedir, kahvaltı ettin mi? Biraz bir şeyler yedim, bir şey yapmışım. Cansu ondan yedim. Yer misin şundan da? Bu da çok güzel. Yok canım, teşekkür ederim. Yok, yemesin zaten. Niye? Hayırdır? Canım yemek istersem aynen. Yerim de bizim malzemelerimiz de yapıldı. Ben yaptım ya, o yüzden canım, bizim malzemelerimiz de yapıldı. Ya, İstersem yerim, o seni hiç ırgalamaz da. Ben Ceyda'nın menemenini tercih ederim. Ben sana cevap bile vermeyeceğim Melis ya. Üf, tamam. Ya kes çeneni. Tamam, hadi, sen katalım. Kes çeneni. Abla, bir şey değil. Özledim seni dünden beri. Ben de seni özlemişim. Aranız iyi değil mi? Tabii ki de iyi. Güveniyorum senin sözüne. Tabii ki de, iyi, sıkıntı yok. Böyle oturup susmaya mı geldin Melis? Yok, ben konuşuyordum. Yani biz Tankut biraz konuşuyoruz. Böldüm. Ben böldüm, kusura bakma. Tankut böldü, ben gayet konuşuyordum yani. Konuşmam gereken şeyleri konuşuyordum. Mesela bir insanda bir yanlış görürsün, tamam mı? Evet.
o yanlışın çok büyük olduğunu düşünürsün. Hmm. Sonra başka bir insanda daha büyük bir yanlış görünce o insana haksızlık ettiğini düşünürsün. Ha, bunun Anladın mı? Tamam. Bunun pişmanlığını yaşarsın. Ha? Şu anda biz de kızlar evi olarak bunun pişmanlığını yaşıyoruz. Neden bunun pişmanlığını yaşıyoruz? Şöyle bir şu tarafa bakayım. Bundan dolayı yaşıyoruz. Bundan dolayı yaşıyoruz. Tamam. Sana demiyorum. Müslüm Gülses'in güzel bir şarkısı var. Kimde varmış o pişmanlık? Son pişmanlık neye yarar? Son pişmanlık bir şeye yaramıyor. Ama belki de o gong sesi çalmadan önce Ceyda bu eve geri döner. Belki de bu ve bu gider. Hiç belli olmaz. Belki de sen gidersin. Kes çeneni. Belki bana kes çeneni diyemezsin sen. Belki de sen gidersin. Belki de sen gidersin. O parmağını falan oynatma. Belki de sen gidersin. Belki de ben giderim. Belki de sen gidersin. Beni mi tehdit ediyorsun? Hayırdır? Ben kimim ki seni tehdit edeceğim? Hayırdır? O tehdit edecek insan. Sen kimsin gerçekten? Ben kimim ki zaten seni tehdit edeceğim? Ben bir kızı tehdit etmem, tamam mı? Yapacaksam da yaparım. Bana ağzını yüzünü yamultma, canımı sıkma harbiden. Ayar ediyorsun beni ha bak. Allah Allah. Bana ağzını yüzünü yamult, ben sevmedim şey. Adnan'a laf sokuyor, sana ne? Hayır, oradaki muhabbeti ben çözemedim. Ne dedi? Yok, Melis orada şey dedi. Belki dedi bu ve bu gitmeli dedi. Hmm. Ya ne olursa olsun sen niye orada Adnan'a laf sokuyorsun? Gelmiş tepesine durmuş arkasına. Bak şimdi bu. Melis burada oturuyor. Geçmiş Melis'in arkasına. Kahve içiyor, sen kahve iç. Git oturduğun yerde iç. Niye dikiliyorsun kızın başında? Baş başa bırak Adnan'la konuşsunlar değil mi? Ya Adnan'la konuşsun da kız da pek meyilli değil yani. Adnan'ın yanında oturması gerekirken tabii bir uçta oturuyor. Vallahi kız başkasına meyilli gibi. Ya bu o konuda haklısın. Emre'ye güvenmiyorum, hiçbir şey olmaz. Boş Emre'den yanına zaten. Adnan'ın aynen. Yanında okursa ben de öyle kız Adnan'ı istiyor. Bak kadınlardan korkacaksın. Strateji olabilir. Orası öyle, korkacaksın. Adnan deyip strateji olabilir. Abi bir şey diyeyim mi? Bak, ama o kızın adı Adnan ve Emre zaten bakmaz. Bugün Melis erkekler evine gitti. Seray ve Adnan'ın kahvaltısını sabote etmek için. Bize görüntü verildi. Yanlış oda şu dikkatimi çekti. Ceyda'nın elenmesinde bizi suçluyor. Şunu unutmasın ki damat adayları gelin adaylarını eliyor. Adnan Ceyda'nın elenmesinde kızlar evini suçlu görüyor. Kendini de hiç hata aramıyor. 8 kişi Ceyda'yı yazarken Adnan'cığım 8'inden biri sensin. Yazmasaydın da gitmeseydi. Cansel, aşkım. Efendim? Nereden geldi? İşlerim vardı. Çok iyi misin? Çok iyi olma peki. Melis o neydi orada o hareket ya? Hangi? Nasıl? Gergin gözüküyorsunuz. Cansu'nun arkasına atıyorduk ilk geldim. Cansu'nun arkasına. Kahvaltı hazırlayıp götürdü tankta biliyor musun? Melis'in vardır bu huyları. Yeni gelene böyle bir sataşma. İşte kulağını kapayacaksın. Yani susmasını sağlayacaksın. Başka bir şey değil. Ya ben susarım. Sakince ben cevabını ben hiç umursamıyorum bile yani veririm. Konuşuyor. Boş teneke sadece. Olayı farklı boyutlara çekmeye çalışıyorlar. Çünkü şu an ben seninle sonuçta gelmişsin. Bir arkadaşça sohbet muhabbet halinde. Sürüyorum, sürüyorum. Arkamı dönmüşüm ondan muhatap olmamak için. Onlar farklı boyutlara çevirmeye çalışıyor. Tanıyoruz Melis'i. Biz tanıyoruz, sen de tanı. Ondan dolayı fazla aldırış etme. Yok, ben aldırış etmiyorum zaten. Yani benim canımı sıkmıyor da senin canını sıktığı için ben şu anda üzüldüm. Canımı senin sıkan... de canın sıkılmasın. İşte buranın en kötü yanı bu. Geçmişin devamlı önüne gelmesi. Yaşanılan olayların tekrar önüne gelmesi. Sonuçta benim de senin geçmişine bir saygım var. Ama bir şekilde ben de senin için geldim ve bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani buna kimse karışamaz yani. Ne Melis ne başka biri. Bundan önce yanımda olduklarını düşünüyordum. Fakat şu an şu yaptıkları hareketlerle bundan önce yanımda olmadıklarını gösteriyorlar. O kadar düşünselerdi duruma gelmezdi hiçbir şey. Yani o kadar düşünselerdi zaten şu anki durum böyle olmazdı. Daha çok farklı olurdu. Aynen öyle. Arkasından kuyu kazıp kazıp ondan sonra gittikten sonra bir anda değerli olması saçma yani. Bugün birdenbire Melis Adnan'a yüklenmeye başladı Ceyda konusunda. Oysa ki benim hatırladığım kadarıyla Ceyda'nın konularının tekrar su üstüne çıkmasını başlıca sağlayanlardan birisi Melis'ti. Yani şimdi ne değişti? Şimdi durumlar niye bu şekilde şekillenmeye başladı? Anlam veremiyorum. Bir anda kendilerini ya da kendisini suçsuz gösterip bütün topu Adnan'a mı yıkmak olay? Bunu da anlayamadım. Ama Melis yine bir işler çeviriyor bakalım hayırlısı. Ya Adnan da tepkileri pardon görünce Ceyda bize mi çevirdi? Pardon da Ceyda Adnan'ın yüzünden gitti yani. Ceyda Adnan şimdi beri konuşturmasın. Ayça'yla birlikte olduğunuz için Ceyda'nın gitmesinin konuşturma. Tek sebebi kendi yüzünden en bana niye söylemediniz diyor. Sonra Adnan da sebep olmadı pardon da yani şimdi konuşturmasın beni.
Adnan her şeyi biliyordu buraya gelmeden önce ya Ceyda hakkında. Hayırdır? Niye bağırıyorsun aşkım? Sakın hayırdır mı? Yani? Biliyordum. Şimdi benim alsam bozmasın kimse. Ben tamam gördüm. Ceyda ile Adnan dışarıda görüşüyorlardı zaten. Adnan da Ceyda hakkında her şeyi biliyordu. Kızı her şeyiyle kabul etti. Buraya soktu kendisini. Buraya girdikten sonra, yerini yaptıktan sonra, kızı kullandıktan sonra kızı yolladı. Kendisi burada kaldı. Kimse benim asabımı bozmasın. Şimdi evet, Ayça'yla tamam, siz dedikodu yaptınız diyor Kırmızı Oda'da. Ya kimse kimseyi suçlamasın. Niye böyle suçlamış? Bizi suçluyor Adnan. İşte o saçma. Ceyda gittiyse zaten bunun büyük bir bölümü Ceyda'nın yani suçu. Gitmek zaten kimsenin suçu değil. Kendi yaptıklarından dolayı adı yazıldı. Onun yaptıklarını söyleyen insanlar hiçbir şeyden dolayı suçlu kabul edilemez. Ama ben de biliyorum Adnan'ın onu öyle kabul ettiğini. Ceyda bunu burada söyledi Adnan zaten. Adnan dedi ki sen yoktun. Melisa dedi ki madem dedi söylemeseydiniz dedi. Gidip Ceyda'yı uyarsaydınız Ceyda da gelip bana gizlice söyleseydi bu olanları dedi. Anladın mı? Şu an suçluyor ha, yani Ceyda'yı değil. Yani tek değil sorun şu. Burada sanki bunu 70 milyonun görmesi gibi tek sorun. Adnan'ın ha, ailesinin görmesi. Peki kardeşim senin kalbin var değil mi? 70 milyon tersini söyleyebilir. Senin ailen de tersini söyleyebilir. O sevgiyi yaşayacak olan sensin. Onu kabul edecek olan sensin. O evi onu kapatacak olan, birlikte yaşayacak olan sensin. Önemli olan bunların görünmesi aynen, miymiş? Aynen bu bahane yani olamaz yani. Yapması mı önemli, görünmesi mi ha, önemli o zaman? Sen affetmek istesen görünse de yani affederdin yani. Ne alakası var? Ne yapıyor Nur? Kanka ne bileyim canım sıkıldı. İnandığın her şeyi ortaya koyarsan burada kalabilirsin, kalmaya da bilirsin bilmiyorum. Ama en azından neyin ne olduğu anlaşılır. Evet. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Kalmazsam da Cansu öyleydi olur, kalırsam da evet. Ya artı bir takım şeylerin acele olmasını istemen gayet doğal. Bu korkulardan dolayı. Hı. Bilmiyorsun, garantisi yok. Bu hafta evet kalacak mı, kalmayacak mı? Bu adam gidecek mi, kalmayacak mı? Geçen hafta işte bunu yaşadık. Buna rağmen bir takım şeylerin acele ettirilmesi normal. Ama hayal kırıklığına uğrama. Ben aceleye gelecek bir insan değilim. Bunun farkındayım, biliyorum. Altını yine çiziyorum. Biliyorum. Kaldı ki olan her olay benim gidebileceğim rotayı daha da aksatıyor. Yani dün olan olay benim sana karşı olan düşüncelerimi değiştirmedi ama soru durdurdu. Soru işareti bıraktı. Öyle. Bir detour verdi orada yani. Dur bakalım bir ne oluyoruz. Anladım. Ve hemen böyle yol çalışması verdi. Ne yapayım? Affetmek istiyorsa affeder. Nasıl bak, bir vicdan aldatma şimdi da tamam. Çocukluk yaptı. İşte bir sürü yalan söyledi Adnan'a. Tamam biz de söyledik. Biz zaten Ceyda'nın doğru bir yalan şey söylediğini söyledim ben Adnan'a. Konuştuğunu söyledim Umut'la telefonda. Umut'la flört ediyor diye bir şey çıkmadı Adnan ama Umut'la telefonda konuşuyor dedim. Flört etmiyor diye de hepimiz söyledik. Aynen, Umut aynen geldi burada diğer kalan şeyleri itiraf etti. Kimsenin kimseye suç atmaya hakkı yok. Herkes kendi yaptığı şeyden sorumlu. Kimsenin yalan söylemediği Ceyda hariç ortaya çıktı burada. Ceyda'yı hata etsin etmesin seviyoruz zaten arkadaşımız. Bir şey söyleyeceğim ama yalanları kabul edilebilir gibi değildi bir. İkincisi de Adnan böyle bir şey mi söylemiş? O da Adnan'ın problemi. Bilmiyorum. Ailem öyle görmeseydi ben kabul ederdim mi demiş. Nur bahsetti bana. Öyle mi Nur? Şey dedi, kız görüntüde izledik ya. Melisa şey dedi ya. Anlamadım madem ki. Madem öyle düşünüyorsun dedi hani daha hani üstün şeyler yapılıyor burada dedi ya Melisa. Keşke o zaman onun ama sırrını ifşa etmeseydiniz de bu duruma gelmeseydi. Ona deseydiniz ki bunun Adnan'ın haberi olsun. Bunu da onu gelip bunu bana gizlice söyleseydi. Arkadaşlar seven insan bırakır mıydı? Her türlü kulla alakası yok bizle. Şimdi aceleciler saldırmasın diye böyle yapıyor. Evet Adnan çok değişik konuştu. Oynuyor, Adnan böyle oynuyor değildi. Çok hani değil şu düşünürdü aceleciler saldırmasın aslında diye böyle yapılıyor. Şu düşünürdü hani suçlu olan Ceyda. O yüzden Adnan onu bıraktı. İşte zannediyorlar ki Adnan'ı haklı bulurlar burada zannediyorlardı. Ama çok büyük bir kısım şu an hani mağdur diye Ceyda'nın yanında. Aslında Ceyda mağdur diye. Ceyda hata yapan taraf. Bir ilişki olmasa bile aranızda ya da bir bağ kurulmasa bile hani şöyle yaptın böyle yaptın diyerek sen de bu adamın evet üstüne gitme. Ya hayır senden ben senden benim şahsi olarak tek ricam budur. Haklısın, haklısın. Yani ya ben her şeyi zaten göze alarak geldim ben Adnan'a ve ben hani Adnan'a ben o süreyi tanıyorum yani ve ona çıkış yapacağım bir durum yok. Duygularını da biliyorum, anlayabiliyorum duygularını da. Adnan pişman mıdır sizce şu an?
Allah Adnan daha çok pişman olacak. Seziyor musunuz bunu? Ceyda'yı gönderdi içinden. Adnan'da hiç pişmanlık göremiyorum. Hatta Seray'a açılacak gibi. Ondan bence bu kadar kılığından, yükseldi. Kılığından, kıyafetinden belli. Seray'ın yanında Adnan bu kadar yükseldi Melisa. Yani. Adnan böyle ya bir pişman çocuk olsa Adnan'ı üzgün görürüz sürekli, mutsuz görürüz. Yani ama Adnan mutlu gayet. Çok mutlu. Adnan bu eve tutunmak için elinden her geleni yapacak, bak görün. Demedi demeyin. Şimdi benim çok böyle Adnan aşırı sevdiğim bir insan gitse buradan. Acaba kendini buranın havasına mı kaptırdın? Ben mahvolurum ya ilk günlerce. İlk başta Ceyda'yı seviyor gibi değil miydi? Seviyordu yani. Ya bırak Allah aşkına. Ceyda burayı Adnan'a daha çok seviyordu ama o da bir gerçek. Severim ama gerçeği de söyleyeyim yani. Ceyda da popülariteyi seviyor. Adnan da ikisi de birbirini kullandı. Ama alıştı. Da. Bak zaten her kadın alışır. Evet, bir süre sonra her kadın alışır. Neye? İlgiye, alakaya, sevgiye bir erkeğe alışır yani. Ama Adnan'ın kafasına sonradan dank edebilir, o var işte. O zaman üzülür Adnan. Ceyda üzülecek, atlatacak bunu. Adnan'ın kafasına sonradan dank ederse o daha zor atlatır ama. Ceyda kadar neyse, ilgi görmediği zaman anlar onu. Ceyda'nın ona gösterdiği ilgi, sevgi. Ceyda da pişmandır tabii ki. Ceyda da pişman olacak. Ceyda hatasız demiyor da. Adnan'a aşık ne yaptı? Deli gibi yani. Allah aşkına yapmayın şimdi ya, yok diye. Ne yaptı? Herkesin hatası ortada. Nereden bilecek peki evlendiğimiz zaman daha zorluklar çıkacak? Senin ailenin şu saatten sonra ne dedi? Çok beni bağlamıyor. Kimse ailesini yok sayamaz. Ben ailem seni istemese ben de evlenmem seninle. Çekil, dokunma bana. Kimse beni anlamıyor. Kimse. Tamam. Hadi bir ilişkiye başlayalım dersen ben senin samimiyetine zaten hiç inanmam. Ey Adnan, sen bu kızı ne düşünüyorsun? Ben çok sevdim. Bana yeşil ışığı yaktı, sana kırmızıyı gösterdi. Sen ertesi gün zaten ben vazgeçtim dedi. Siz ne kadar doğruysanız ben de o kadar doğruyum. İkinizin de aslında hala yoğun duygular içinde olduğunuzu fark ettim. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandın, şok olmuş gibi davrandın. Ayrıca zaten Umut senin arkadaşındı. Sürekli Tankut'un yaptıklarını acı çekip ağlayıp acitasyon yapan biri. Erimiş. Arkasından da Tankut'a. Erimiş azal. Seni yazdıysam yazsaydım diyen biri. Başka türlü çıkmıyor kalktan. Hadi kahvaltı götürüyorum diyen biri. Taş. Merhaba Cansu. Merhaba. Ne yaptınız, barıştınız mı Tankut'la? Küslük bir durum yoktu. Barışmalık da bir durum yok. Sadece bir şey... Nasıl gidiyor? İzah ettim. Efendim canım? Nasıl gidiyor? İzah ettin. Özür mü diledin? Keşke gitseydin dedim diye. Hayır, onunla alakalı konuşmadık. Cansu, ben dün bir şey söylemiştim ona, VTR'si verildi, onunla alakası konuştum. Ben eleme gecesiyle alakalı hiçbir şey konuşmadım. Sen şimdi bak ne yapıyorsun biliyor musun mesela kanka? Tutarsızlık yaptığın şuradan şu. Söyle bari. Tankut'un arkasından sayıyorsun ya kızdığın zaman. Yüzünde evet, keşke gitseydin. Onun için işte bugün kahvaltı şey götürüyorsun. Eleme de diyorsun ki keşke Tankut'u yazsaydım. Bugün kahvaltı götürüyorsun. Aynen, biz de onu anlamadık. Biz de onu söylüyoruz. Arkasına zaten sallıyorsun, ağlıyorsun. Vergilerine de anlattım. Tankut'un arkasına sallıyorsun. Bizi anlatmana gerek yok. Bizi anlatmana saymıyorsun yani. Neyse, erkeklerin neyin? Anlattım, açıkladım ben. Fikrimizi söylüyoruz zaten. Sadece. Ha, yani evet, oradan size öyle görünüyor. Farkındayım da ben eleme gecesiyle ilgili hiçbir şey konuşmadım. Ben de aynısını yapacağım. Yani sevgilimin arkasına seviyorum, seviyorum diyeceğim yüzüne. Arkasından sallayacağım, keşke gitseydi diyeceğim. Sonra da kahvaltı yapacağım. Çıkalım. Nereye gidiyorsun ya? Çay alacağım. Nereye? Sen ceketini giy de otur o masada, yuvarlak masada. Masaya ceketsiz yakışmıyorsun. Çıkalım, giyince tuttum ben bunu. Giyeyim mi pardon? Yok be, giyme. Buzları kıramadım ya. Benim tanıdığım Ayça öyle değil. Kızlar dosyaları getir, inceleyecekmiş Ayça. Hayırdır? Hayır, hayır. Ne tarafa, o tarafa mı? Bak yine yemişler, bırakmışlar burada Allah. Yanmış. Cansu, yine niye Tankut'un yanına gittin? Konuşmak için. Utanmıyor musun artık? Niye utanayım? Olacak ne var? Gerçekten. Dışarıdan bakan bir insan olarak söylüyorum. Gence çok şaşırdım yani. Hiç beklemiyordum. Ya Cansu, sen demedin mi geri çekeceğim, bilmem ne yapacağım? Biliyorum, bak ben de anlatayım size o zaman. Onun üstüne yorum yapın. Şimdi geri çekeceğim edeceğim de ben dün VTR'yi izlediğinizde orada...
sen hani Dankut ne oldu değişti falan derken bir laf atmışım ya ortaya. Bana da şöyle dedi böyle dedi diye herkes kötülerken ben de kötülüyor gibi gözüktüm ona. Ve bu hiç hoş algılanmadı. O algıyı yok etmek için ben bunu kötüledin. İşte bu hoş algılanmadı çünkü ben eleme gecesinden sonra negatif geldim buraya. Siz de biliyorsunuz dün de bütün gün negatif şeyler konuştum Tankut'un hakkında bunu itiraf ediyorum. Onu açıkladım ben de eleme gecesi sonrası. Evet dün bir negatif bir tavır vardı üzerimde. Bu da sana yanlış aksedildi yani yanlış gözüktüyse özür dilerim bunun için dedim yani. Allah Allah. Yani ne bileyim. Yani şöyle düşünüyorum. Yani diyorsun ki sen yani ne kadar Dani'den bahsedersen bahset. Hayır, onu, ben senin peşinden hayır, koştum hayır. Halde ben devam ben edeceğim. Ben dünkü sözlerim için konuşmam. Elimeyle ilgili hiçbir şey konuşmadım. Peşinden koşacağım seni seviyorum da demedim. Tamam. Hem cinsiz değil mi biz? Evet. Anlayabiliyorum ne için yaptığını. İpleri bırakmak seviyorum istemiyorsun. Peşinden koşmak seviyorum istiyorsun. Seviyorum yani. Bir de ben adaya geldim. Her şey göze aldım buraya gelirken. Hani daha beterleri, hayır cevabını bile göze aldım mesela. Hani sonra dün düşündüm ki, evet çok incindim, evet bunun için kötü şeyler de sarf ettim. Evet o anki düşüncelerimde haklıyım ama bu dille sarf edilmesi ve o yerde söylenmesi çok yanlıştı. Hayır bak şöyle bir şey var, sana hayır diyebilir, seni istemiyorum diyebilir ama... Hı-hı. Hani yine peşinden gidersin, ben de yaptım bunu. Ama Tankut bir şey ama diyor. Tankut başkasını sevdiğini söylüyor, Cansu. Hani iki günde ben seni çok bittim, öldüm, fiziğine bayıldım deyip de böyle düşecek bir adam zaten değilim. No. O yüzden sen kendi ilişkini ya da hayatını bildiğin gibi yaşıyorsun ve süper. Aha. Çok saygım da var. Sakin olsun. Ben de sen niye öyle yaşayacağım? Uyuyorum arkamı dönüyorum. Yavaş yavaş. Yanımdan kalkıyorum. Tanıyarak ön plan atmaya çalışıyorsun. Acaba bu insan tanımaya değer mi? Arkam. Değmez mi? Bunun kişiliği nasıldır? Çünkü o insanı içeriden tanıdığın çok zaman... Yani bir şey varamadım Allah aşkına yani. Bak yine başlamayın aga. Size ne ya? 3 hafta olur, 5 hafta olur, 5 ay olur yine hiçbir şey olmaz. Bir şey söylemek zorunda değilim. Benim kafamın içinde olan gizli, mysterious kararlardır bunlar. Sonuçta aradan 5 ay geçer, istediğimi söylerim. Karşıdaki insan da beni istiyorsa beraber olur benimle. Peki Dani'yi unuttun mu şimdi? Aradan 5 ay geçer, ben karşıdaki insana seni istiyorum derim, karşımdaki seni istemiyorum der. Dani'yi unuttun mu şimdi sen? Efendim? Dani'yi unuttun mu şimdi? Hayır, Dani'yi unutmadım. Dani hala aklımda. Senin gerçekten annen herkes hiçbir şey demiyor mu bu konuda? Annem yok zaten benim. Nasıl yani? Nasıl? Bilmiyor musun? Hayır. 3 yaşından beri görüşmüyorum annemle ben. Nasıl yani? Annesiz büyüdüm ben, babaannem büyüttü beni. Nasıl? O yüzden babaannem diye vefat etti. Babam var başımda ve babam farkında. Ben söyledim böyle böyle. Hani buraya gelirken... dediğin gibi belki anne olsa daha duygusal bakıp daha değişik nasihatler verebilir. Niye görüşmüyorsun annenle? O görüşmeyi tercih etti Melis. Ben de onun tercihine saygıyla uydum. Nasıl? Yani. Niye görüşmemeyi tercih etti? Hiçbir fikrim yok yani. Boşandılar. Mahkeme biliyorsun normalde hafta sonu alma hakkım var. Benim babama verdi velayetimi mahkeme. Hani belli bir dönem görüştük sonra ayağı kesildi. Sonra kayboldu. Sonra lisede bir ortaya çıktı. Kızım ne yapıyorsun diye okul çıkışında falan geldi. Bir de üniversiteyi kazanmadan bir lise sonunda çıktı ortaya. O kadar yani hani şey... Ama o kadar anne anne dedik. Sana hiç sinirlenmedin bu konuda. Sinirlenecek hani bir şey yok çünkü. Vardın. Anne demeyin bilmem ne. Ya ben bunun şeyin farkındayım. Atlattın 20 yaşında çocuk değilim ben yani. Hani yani yanlış anlama laf şey yapmıyorum. Bunun bilincindeyim farkındayım. 27 yaşındayım artık. Hani ben de lise döneminde mesela çok üzüldüm annem yok diye. Ama zaman geçtikçe anlıyorsun ve her şeyin aslında senin bugün burada bu formda olmanı sağladığını anlıyorsun. Ve hiçbir zamanda suçlamıyorum annemi ben bu durum için. Elbette bir anneyle büyümek çok isterdim. Ama kimin başına ne gelecek, o neler yaşadı, ne etti bilmiyoruz. Ama hiçbir yaşıyor şey çocuğunu hala? Şey yapmaya engel değil. Yaşıyor hala. Hiçbir şey çocuğunu aramamana engel değil. Ben köpeğim bile yani 10 kere burada arıyorum, ne yaptı, etti. Garip işte bilmiyorum yani. Acaba eleştirmek istemiyorum. Muhtemelen görüyordur diye düşünüyorum. Tanıyor mu? Sosyal medyadan bir ekleme talebinde bulmuş çünkü bana. Hiçbir kadından tavsiyeler alıyor musun? Yani yengem mesela ben gibi annemden alırım var. Sen. Onlardan tavsiye alıyorum. Canım gibi sevdiğim yengem vardır. Onunla her gün konuşuyoruz, tavsiye alıyorum. İşte dediğim gibi yani. Ama şey annemi bu kadar anlatamamam nedeni de 3 yaşına kadar bir şey paylaşmadım. Anım yok annemle benim. Hani döndüğünde annenle düşündüğüm bir anın yok. Annemle bir piknik anım yok. Annemle bir okula elimden tutmuş, götürmüş anım yok. Hiçbir şey yok. O yüzden de şey oluyor artık, o annelikten çıkıp
Sen şu an bana daha yakınsın annemden, öyle düşün yani. Seninle daha çok şey paylaşıyorum. O yüzden bu kadar şey yapmıyor beni. Yormuyor bu durum. Bunun farkındayım yani. Açtım yani o durumu artık. En çok da o genç kızla geçiş aşamasında yaşıyorsun annenin yokluğunun üzüntüsü. Şey olmuştu, Cansel siz anlarsınız o durumu. Tam böyle ortaokul zamanları mıydı bilmiyorum. Hala hani gece yalnız başına dışarı çıkamadın, gündüz bile ailelerin salmadı. Sen meclise gideceksen babanın tutup elinden götürdüğü zamanlar. Okul pikniği var, pikniğe gidilecek. Ben de babaannem yetiştirdi, büyütüyor beni. Herkes de velisi gidecek başında. Velisi giderken de şöyle oluyor. Ben de babaannem o sırada şeydi, bir hafta boyunca bir sorun olmuştu, hastanedeydi. Hastanedeyken de babaanne dedim, herkesin gidecek işte dört tane yakın arkadaşız. Onlar da gidecek, anneleri de geliyor, beni de götürür müsün lütfen dedim. Kızım hastayım, ben nasıl götüreyim dedi. Ve ben ilk defa o zaman annem olsaydı beni götürür dedim. Çünkü ben dört tane can ciğer kusur sarması arkadaşız yani, Melis'le olan durumu düşün. Herkes orada piknik yapacak, eğlenecek, top oynayacak ve ben o gün hüngür hüngür ağlamıştım, keşke annem olsaydı diye. Çocuk haklı işte, en çok o zaman ihtiyaç duydum hani, annem olsaydı beni götürürdü, babaannem hasta götüremedi, yaşlı diye falan. Ama geçiyor yani. Bir de o ergenlik zamanları var ya hani, deliriyorsun. Baban seni anlamıyor bir türlü. Yanında baban var. Belki babaannen, anneannen var. Ama o anlamıyor. Ya anneye ihtiyaç duyuyor. Ben inan babaanneme şey diyor. Yani o kadar vicdansız diyor ki. Babaanneme dışarı çıkıyorsun falan. Tam ergensin ya. Ben yaşlısın, seninle gözükmek istemiyorum diye şey yapıyordun. Düşünsene. Ama herkes yaşamıştı. Ve ondan defalarca özür diledim bu durumdan. Keşke yanında olsa da kucağımda taşısaydım yani. Anladın mı? Çocuk haklı işte, ergen. Yakıştırmıyorsun onu yana yani. Öyle bir durum yani. O şeylerle şey yaptım ama duygusal olarak hani benim babam ve babaannem hiçbir zaman annemi aratmadılar yani. Maddi manevi aratmadılar. Sadece o gibi konularda aratmadılar. Görevlerinden fazlasını yapmış tabii olabilirler. Ama annenin yeri hep ayrıdır tabii. Muhtemelen öyledir ama işte hiç o duruma tanık olmadığım için bana şey geliyor işte, garip geliyor. Bizim annemiz çok... senin annen sayılır. Ya teşekkür ederim ya. Bütün anneler güzeldir. Ben annemi de suçlamıyorum yani, buradan izleyecektir muhtemelen. Takip ettiğini düşünüyorum çünkü. Belki hayat seçimler ve sonuçlar bu kadar yani. Belki çok gençti, belki cahildi. Evet. Yani olabilir. İlla ki bir sebebi vardır. Hiçbir konu. Ay sen niye ağlıyorsun? Ağlama, ben atlattım bak sen. Annesi ağlam. Yani hiçbir anne çocuğunu yalnız bırakmak istemez. Tabii canım öyledir. Ama yani ben bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Sakın üzülme. Özür dileriz. Ben bir şey yaptım. Sen daha çok üzüldün benden. Bak. Senin bir de kendini bize açman da istemedik değil yani, istedik. Hani biz şey düşündük, biz mesela bir şey oluyor, Melis Semih'in peşinden gittiğinde annesi diyor ki kızım öyle yapma böyle yapma. Ben aynı şekilde yaptım da annem bana diyor Cansel öyle yapma. Hani en yakınındaki kadın, anladın mı? Kanın canın yani, seni uyarıyor. Dedi ki bu kızı uyarmıyor mu annesi acaba, hani ya da paylaşmıyor mu annesi bir şeyler? O yüzden, anladın mı? Ben bir de şey hani senin bize kendini anlatmanı da isteriz. Kaba da olmayacaksın. Aynen. Böyle dört nana da gitmeyeceksin. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani. Bunun açıklamasını yapıp hani ben seninle şu an konuşuyorum ama arkadaşça bir konuşma. Bunun yarın öbür gün bu tarz yerlere taşınmasını istemiyorum. Çok şey gördük. Yaşandı yani bunlar. Hani başına kakacak fırsat verme. Evet. Hani hem başkalarının hem onun. Çünkü bir de empati kur. Şimdi görerek, başvurarak gelmiş. Yani sana belli ki bir hisleri var. Tamam, senin için gelmiş, söylüyor bunu. Strateji sen, olmasın. Bak sen, ya onu bilmem artık. Ya. Bu evde kim strateji yapıyor, kim gelecek anlamaz olduk abi. Yani. Şu an ben Ali'den sonra demek ki insanlar dışarıdan geldiğinde bu tarzda da gelebiliyor. Kesinlikle öyle. Ben kesinlikle hiç beklemezdim öyle strateji yapıp da geleceğini. Şeydi değil mi? Şu Adnan an olmazsa. Ha bak, o var. Adnan olmazsa giderim dedi. Dedi mi? Dedi. O zaman işte o stratejiyi ortadan kaldırmış oluyor. Yani o olmazsa da o demiyor veyahut da İkinci adayım bu demiyor. Üçüncü adayım bu, sekizinci adayım bu demiyor yani. Çünkü büyük laf konuşmak çok kolay bir şey değil abi. Her yiğidin harcı değil derler. Anlayamıyorum ya, insanlar böyle strateji mı, strateji ya da bir başka bir şey. Yani burası strateji programı mı, evlilik programı mı? Benim herhangi bir stratejim yok. Tek dinlediğim şey kalbimin sesi. Kalbimin sesi de Hazal Hazal diyor. Sonuna kadar da Hazal diyecek. Öyle stratejiyle o gelin adayından ona geçiş yapayım. Yok bununla durursam bu evde kalırım. Bizim bu evde kalmama gibi bir derdimiz yok. Gidersek de duruşumuzla gideriz. Bak Tankut ne senin önünü kesiyor tamamen. Bunun bir farkına var önce, tamam mı? Programda tutunmak olsun, o olsun, bu olsun.
Bunlar umrunda olmayaraktan hareket et. Zaten sen içinden geleni yaparsan kazanan sen olursun, anladın mı? Tankut ne senin önünü kesiyor? Ha, dün bana Eser dedi ki buzdolabında Dani'nin resmi var ya, yapışmış hani. Hmm. Tankut ne der her zaman? Olayları dramatize etmeyin bilmem ne, duygusala bağlarız diye, kızar bize dramatize ediyoruz diye. Tankut Dani'nin resmini alıyormuş dolaptan, bakıyormuş. Yapıyormuş, öpüyormuş, koyuyormuş. Aa, gerçekten. Böyle sana ne kadar gerçekçi gelir? Çok dramatize. Allah aşkına. Yani onu yapacaksın hani. Çok şov yapmacık. Şov tamamen yapmacık bir şey, tamam mı? Dani'yi o kadar çok acayip şekilde sevdiğine ben inanmıyorum. Bu bir suç da değil ama hani o kadar hasret duyacak kadar sevdiğine gerçekten inanmıyorum. Ya da ne için yapıyordur biliyor musun? Tankut için Dani'yi buraya geri alsınlar diye yapıyordur. Bak açık konuşuyorum. Evet. O da ihtimal çünkü oldu ortaya çıkar. Yok, bu Dani'yi seviyor olduğu anlamına gelmez. Bu ne anlamına gelir biliyor musun? Seven erkek görmesek inanacağız. Bu başka bir şeyler anlamına gelir de ben konuşmak istemiyorum. Yani hadi senin önünü de kesmiyor. Burada kalması lazım. Sen de onu tutuyorsun bir anlamda. Bu dostluk anlamına da gelir. Anladın mı? Evet. Ben de şimdi Dani'nin buraya eve geri gelmesini isterim ama o benim dostum olduğu için. Tankut da dostane bir şekilde onun eve geri gelmesini isterim. Ben dışarıdayken ve içerideyken şunu fark ettim açıkçası. Ben dışarıda izlerken hani bu kadar hani etkilendim ama atıyorum mesela Eser'den de çok etkilenebilirdim ama Eser'le cansel ilişkisi var. Onu göze alamaz kimse, anladın mı? Öyle bir güçlü bir şeyi yıkmaya çalışmayı ya da bozulacağını düşünmeyi. Ben Dani'yle aralarında o kadar izlerken bir şey sezemediğim için ondan da cesaret aldım. Yoktu zaten yola da girdim. Sonra buraya gelince şaşırdım aslında, hani ben göremedim galiba dedim. Çünkü burada gerçekten hani Dani'ye bir şeyler hisseden bir adam görüyorum ben. Ali'nin burada strateji yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım diyerek kızları kullandığını daha bilmiyorlar. Niye biliyorlar abi? Biliyorlar, biraz kendi aralarında konuşuyorlar ama tam buradaki görüntüleri izlememiş olabilirler. Ali'nin buradaki konuşmaları. Ben bildiklerini duysam, bilse ne Ayça, ne Cansel, ne Melis, ne Nur bunları kaldıracak kızlar değil abi. Bunları kaldıracak kızlar çok rahat kızlardır. Bunları kaldırabiliyorlarsa demek ki derim ki bunlar da demek ki burada kalmak için strateji yapıyorlar. Demek ki hiçbirinin bugüne kadar söylediği şeyler samimiyeti taşımıyor. Demek ki hepsi samimiyetsizmiş. Bunları kaldırabilecekse, eğer seni ne diyeyim, aptal yerine koyduklarını düşünüyorlarsa, karşındaki insan seni aptal yerine koyuyor ve bunu kabul ediyorlar. Bunu kabul ediyorlarsa zaten benim kusura dostum bile olamazlar. Şey Ali mevzusu mu? O mevzuyu fazla konuşmak istemiyorum da onu kabul edecek insanların olduğunu düşünmüyorum. Ben onların o tarzda kız olduğunu düşünmüyorum. Bence onlar o tepkiyi vermişlerdi. Kullandıracak insan olduklarını, kullandıracak kız olduklarını hiç düşünmüyorum kardeşim. Akıllı kız hepsi ya. Onu bence görmüşlerdir. Yani konuşmuşlardır da. Bence. Vardır illaki abi kafalarının bir yerinde. Yani... Seven adam var, seven şimdi... adam var ya. Bir koy karşına, gör. Önemli olan buna Mehtap'ın vereceği tepkidir bence. En önemlisi odur. Tamam, kızlar kendilerince tepki gösterebilirler ama burada... Mehtap'ın üzerinden bir strateji oyunu var. Mehtap. Onun Mehtap kendini ikinci planda... Mehtap istiyor ama yani Ali'yle birlikte olmayı istiyor. Ne? Ali'yle birlikte samimiyet olmayı. Görüyor musun? İşte orada sıkıntı var. Orada sıkıntı var. Resmen adamın gözüne yani soka soka bir şeyler yapmaya çalışıyor. Var abi. Strateji yaptım diyen bir adam var. Stratejine sine gelen, karşılık gidiyor gelen. Diyen bir adam var. Ve biri ben dün de söyledim. Tamam. Kalbinde kötülük olmayabilir ama bu yaptığın yanlış. Bir taraf sinirliyken bir taraf sakin kalmalı. Anlamıyor musun? Kızlar ilişki uzmanıyla ne zaman, hangi günler konuşabiliyor? Bence çağır konuş ilişki uzmanıyla. Nereden çağırayım bunu? Nasıl yakadın? Çağırıyoruz onu? Başına gelen her genç kızın başına gelecek bir şey değil yani. Hani bana? Hani bizde? Bize yok. Dondurma git yarısını... eriyecek git. Halledeceğim dondurum o şeyden. Vay yok. Be Azal. Vay hani ya. Bana hani bana. Öyle mi oluyor arkadaşlık? Ben zor da yaparım ama parmaklarımı. Bir tane parmağını aldım be. Ali'ye bir şey söyleyeyim mi? Hazal, Eser'e selam. Selam söylesin. Hazal. Ali'deki Mehtap seni öpmüş diyor. Batu'ya de ki Ayça'nın suratı 5 karış asık de. Tamam. Cansel biraz kendini kötü hissediyor diyorum. Aynen. Ayça da öyle de. Çok kötü de. Aynen. Ama ben hiç yaşamıyorum. Bilmiyor musun? Benim haberim yokmuş gibi. Mehtap da Ali'yi bol bol öpüyormuş. Hazal iyi kızdır söyler. İyidir, çok iyidir Hazal.
Sen ne fazla iyi olma istersen Seray. Konuştum efendim. Sen fazla iyi olma. Ne konuştunuz? Hani bana, hani bana nerede yok? Konuşamadık diye Melis geldi. Adnan'dan ondan elektrik alıyor. Biraz Adnan da bunu elektrik veriyor arkadaşım. Şey fark, Seray biraz Adnan'ın ablası gibi elektrik durmuyor mu? Hayır. Ay yok artık Adnan yani. Adnan 23 yaşında, Seray 29 yaşında. 28 yaşındayım arkadaşlar. 30 ama 27 değil miydin sen? Yaş canım kızlar. 87'liyim ben. Bence işte kötü durmuyoruz yani yan yana gelince. Ben Aysun'dan kaç yaşındayım? Bence ben senden daha genç görünüyorum. Sen mi benden genç? Evet aynen. Vallahi ne bileyim ben, ya ben kötü niyetle söylemedim zaten. Adnan'la seni görünce karşıdan yani ablası gibi görünüyordun sanki. Meto. Öyle gözüküyordun. Meto. Öyle gördün mü? Öyle gördün mü? Ablası gibi gördün mü yani? Vallahi Adnan'ın boyu zaten 1.90 oldu. Boyla'nın alakası var Allah aşkına. Yaş büyük, Adnan da yani 23 gibi. Yaşı büyük dur. Adnan'ın yaşı büyük. Adnan'ın bence 90-25. Sakaldan belki. Ama ondan tabii ondan büyük durmuyor da 25 falan duruyor Adnan yani. Adnan değil zaten aynen, kendinden büyük kadınlardan hoşlanıyor. Seray'dan büyük durmuyor pek. Aramızda 20 yaş yok. Seray'cığım zaten eski sevgilisi de kendinden büyükmüş. Yani. Bu tarz şeyler onun için sorun değil. Yok Adnan bir sorun etmiyor zaten. Zıplamadı Allah'tan. Ne yapıyorsun? Vallahi yemin ederim. Geçik yaptım. Yalnız biz çıkardık. Dur bakayım. Onlar gelsin. Ya, Emre. İnerken açıldı. Sen ne yaptın orada? Evet. Selam bu arada. Ha teşekkür ederim. Emre siz geçin. Abi, şey kimin diyor? Ali. Mehtap seni öpüyormuş. Selam söyledi. Esen. Can senin birazcık karnı ağrıyor. Rahatsız Nazlı. Ayça, umutsuz. Geç. Gel. O kadar. Cansu bir şey söylemedi. Ama kaşık da gerekiyor bunları yemen için. Tamam ben alırım, sen geç. Ya niye öyle bakıyorsun Emre? Bir yerim mi açık ki? Yoo değil bir yerim, açık da değil. Yine tuttu şeyi. Bir şey söyleyeceğim. Niye böyle bakıyorsun? Nerem var? Şu üst tarafın hoşuma gitmedi. Ne? Kapalı ama. Açık yok. Değil ki hayat. Hoşuma gitmedi yani. Ya niye gitmedi hoşuna? Bilmiyorum. Göbeğim falan açılıyor. O. Öyle normalde kapın. Ama açılıyor yani. Hani buradan gittiğinde, buradan çıkıp giderken bunu değiştirirsen daha iyi olur. Tamam? Ne? Ne ne? Ne? Ne ne? Şaka yapıyorsun herhalde. Hayır ciddiyim. Saçmalama. Hoş durmuyor yani. Gözükmüyor ki Emre. Ben gördüm yani. Çünkü hızlı hızlı koşa koşa geldiğim için açılmış yani. Üste tamam çekmiş, senden bir şey rica ediyorum. Böyle bunu yani. Değiştir, olur mu? Niye değiştirme? Değiştir. Ya da üstüne şey. Başka bir şey giy. Bu kapatıyor farkındaysan. Bu arada bunun için teşekkür ederim. Ne? Milkshake mi? Sanki Emre bir şey söyleyeceğim. Çok açık bir kıyafetin varmış gibi burada geliyorsun, bahane arıyorsun. Bahane aramıyorum hayatım. Sadece hoşuma gitmedi, bunu söylüyorum sana. Eser. Hoş anne. Geldin Eser. Hello. Hastaydın ya kızım, hastayım desene. Yemek yedin mi? İyi geldin sana. Çok hastayım. Sana tabii. Ben yaptım, sana getirdim. Teşekkür ederim. Eser, ben senin dün tülbentle bağlamış halini gördün mü? Nasıl yakışıyor? Hayır görmedim. Çok, çok yakışıyor. Bir görsem var ya, bebek gibi olmuş. Köylü güzeli gibi olmuş o. Bu biraz ısıtabiliriz. Isıtmayalım. Yoğurt koyacağım. Okey. Yakışıyorlar ya. Yoğurt koy. Evlisin abi. Tartışma yaşadım. Bu böyle bir konum oldu. Ne yapacağım? Olabilir Ali. Bir hafta küs kalabilirsin. Bir ay, iki ay küsen çiftler var. Abi çok uzun. Ne yapıyorsun? Var abi. Evin var. Evin içerisine giriyorsun ya. Var. Dedemin bir lafı Adnan, vardı. Ya Adnan, bana da oradan hep bir söyle. Soda yapar mısın ya? Ne bir soda, meyve suyu sana zahmet. Yani. Meyve suyu yok İşimi. Abi. Soda var. Vallahi bir soda içerim Adnan'ım ben. Ver abicim. Abi ben işte... Abi demek istediğim esas doğru, uslup yanlış. Haklı abi. Ama kendini haksız duruma düşürdü. Ya bak, ben şunu söylemek istiyorum. Ben bugün Cansu'yla konuştum ya. Benim Cansu'yla aramdaki ilişki bence de hiçbir şey. Aramızda hiçbir şey yok. Aramda hiçbir şey olmayan bir insana karşı bile, ki dünkü tavırlarından dolayı ben açığım, gel, özür demeye gelmiş. Oturup konuşalım diyebiliyorsam, sen bir ilişkiye adım atmaya çalışan birisi olarak, Ayça da dahil, daha yapıcı olmanız lazım.
Wow. Wow. Oh, bana bence Batu. Anladın mı? Bence. Ya ben sana ne, yani can suyu bir şey yapıyorsam diye. Siz artık yola çıkıyorsunuz. Ancak bu şekilde kendinizi tanıyabilirsiniz. Abi ben onu çok seviyorum ben. Ben onu gerçekten zaman, çok seviyorum. Madem onu çok seviyorsun. O yüzden bu kadar kırılıyorum. O yüzden bu kadar üzülüyorum. Senin kırılmış Ayça da onu seviyor ama Ayça abi, da seviyor. Bak, tamam işte o zaman senin kırılmış olduğunu görmesi, anlaması lazım. Ve bunu halletmeniz lazım bence. Ya böyle ayrı gayrılarla iş olmuyor. Hoş geldin Ali. Elin niye boş? Hoş geldin. Niye boş Ali hoş geldin ama boş geldin. Bak boş, olmaz aş, böyle kız vermiyoruz. Otur kız. Asla gelmem. Otur kız hayır. Benim dolu geleceğim zamanlarda daha güzel olur. Hayır gitmiyorsun. Hayır gitmiyorsun. Eli boş gelmiş. Ali. Ayça kıskanıyor musun yoksa? Soru işareti. Neden Ayça Mehtap'ı tuttu Ali'ye giderken? Ay bugün gelmeyeceğim yoksa Ayça'nın Ali'de gözü mü var? Kim gönderdi ki sana? Hoş geldin. Ama çok ısrar enişteciğim iyi biraz tutmalarını hafifletmişsin hoş Ali. Hoş bulduk. Elimiz kırılmıyor. Benim parmaklarım Ali, acıdı. Ali artık tokalaşma olaylarını yavaş yap. Erkeklerle oğlum kırıyorsun lan yok artık kolumuzu. Mehtap ne yapıyorsun? Bir şey söyle hadi sevgiline. Hadi bahçeye bahçeye. Size sert davranıyor benimkini öpüyor. Hadi abi çiftleri bahçeye alıyoruz hadi. Hadi gidin hadi. Kolay gelsin. Bahçede dolu ama. Kim var bahçede? Nasılsın? İyi canım. İstersen buraya çok ben çok beğendim. Bakayım Mehtap. İyi sayılırım. Evet kanka bence de. Abi gözleri de aynı renk sanki ikisinin de. Ha. Güzeller. Yo köşe de boş. Allah Allah. Bunların çocukları da böyle abi, şey olur. Evet çok tatlılar baksana. Onlar dedikodu peşinde. Bak bak. Bunların civciv civciv. Fişliklerimizi onlar almasın. Bildiğim ve bir şey var ki söylüyorum o sana. O zaman ben de sana... Benden... Bak, bak beni dinleyeceksen bak... şeyleri tepki dinlemiyorum olarak ben algılama. Ben, benim dediğimi dinlemem. Ben de sana diyorum ki... Tamam, dikkat edeceğim. Bunu normalde koştum diye yukarı çıkmış. İçine sokarım, düzeltirim, kapatırım. Açık bir yerim yok, düzeltirim. Ama evet. Bunu dediğimde bu kesildikten sonraki... O nasıl bir tepki, o nasıl bir bağırma, o nasıl bir çağırma ya? Ne yaptım ki ben? Önce... Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak, senin ailenin şu saatten sonra ne dedi? Gerçekten senin bu konuşmandan sonra şu, çok beni bağlamıyor. Niye biliyor musun? Onlara göre hareket ediyorsun önce, şu an. Önce... Etmiyorsun zannediyordum an, ama ediyorsun. Şu an bak, bak Cansel. Şu an ağzından çıkan kelimelere dikkat et, tamam mı? Ben de bunları sana söylüyorum.
Okay, ben bunları sana söyledim. All right. So don't act like, don't act right now. Tamam, devamını getir. Devamını getirecek bir şey yok. Ben sana bunu söyleyeyim, benim problemim bu. Onlar şunu dedi, şunu dedi diyorsun ya. Şunu dedi. Bak, inan listen, ki tamam mı? Listen, benim hayatımdaysan, okay, ona, tamam, buna razı, bilmem ne, herkes, whatever, hayatında. Evliliğe değiller. Değiller. And I don't know what to do. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben şu an sen... Ben ne yapayım? Huh? Look at me. Look at me. Look at me. What do I do? Huh? What do I do in this position? Kim ne yapar? Bana biri akıl versin, biri fikir versin. Bir Allah'ın kulu gelsin de şunu şunu yap abi desin ya. Senin dinleyeceğin tek şey ne biliyor musun? Bir bu, ikincisi bu. Ne senin annen, ne senin baban, ne o, ne bu şu, ne akıl verecek insan, tamam mı? Bak canım benim, ben şunu bunu dinlerim. Tamam. Sana başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü ben benim tanıdığım mesela ailesinin söylediklerine göre hareket eden bir adam değil. Ailesinin söylediklerine göre değil. Ben onları hiçe sayamam. Bunu anlıyor musun? Ben anneme tamam, babama yokmuş gibi sayamam. Tamam, beni hiçe sayabilirsin ama. Bak şu an sen ne yapıyorsun biliyor musun? Çok yanlış bir şey yapıyorsun. 70 milyon önünde annem babam izliyor. Sen beni annemle babamın seninle ortasında bırakıyorsun, tamam mı? Seni ortada bırakan bak, ben miyim, senin ailen mi? Bak, sen onlara olan sinirini benden çıkarma bak, sakın. Bak onlar beni ortada bırakmış gibi bir durum yok. Çünkü ben... Arada onla... bıraktı. Aa, o yok. Çünkü benim senin sensin. Benim muhatabım sensin. Ama şu an senin yaptığın beni onların arasında seninle bırakmak. Şu an sen bunu yapıyorsun, yanlış yapıyorsun ve... Çok yanlış kişiyi suçluyorsun. Ben mi sana dedim sakın ailenle görüşme, ailen bizim evimize giremez evlenince diye? Ben mi sana bunları dedim yoksa ben mi hep sana olumlu geldim? Şu an bana çok büyük haksızlık yapıyorsun. Bunu asla kabul etmeyeceğim, gerçekten diyorum. O parmağını indir önce. Bana çok büyük haksızlık yapıyorsun şu an. Gözlerinle böyle konuşma benimle. Nasıl konuşmayayım ya? Bak. Ya sen iyi misin? Cansel. Ben seninle düzgün konuşuyorum. Tamam, şu an sakin ol, tamam mı? Ya ben bunu kabul edemiyorum. Tamam, sen kusura bakma, bana diyorsun neyi kabul ki... edemiyorsun? Sen neyi kabul edemiyorsun ya? Senin bu Allah aşkına mi? Sen neyi kabul edemiyorsun? Sen neyin neyini kabul edemiyorsun? Sen benim pozisyonumda mısın? Sen benim düştüğüm durumu biliyor musun sen? Sen benim ne yaşadıklarımı biliyorsun. Senin bu durumun. Şu anda bu söylemlerin ne? Ben sana evlenme teklifi ettiğimde, okay? Tam bana şu an diyorsun ortada. Ki, bana şunu demeye gelmişsin herhalde. Hani ailemin helali olmadan seninle evlenemem. Senden beklenmedik biraz zaten. Bir şey demiyorum. Kimse ailesini yok sevmez. Ben ailem seni istemese ben de evlenmem seninle. Çok net söylüyorum sana. Tamam? Bu saatten sonra bunları izledikten sonra ne olur ben de bilmiyorum zaten. Bak sen annene babana sinirlisin. Bak bunlara strese anneme, girmene gerek yok. Stresim, niye? Stresteyim, baskı altında hissediyorum tamam. Kendimi. Bir yandan senden, bir yandan onlardan. Ben artık bıktım. Tamam. Ben yapamıyorum artık. Çekil, dokunma bana. Kimse beni anlamıyor. Kimse. Tamam. Sakin ol sen. Sakın. Sakın Cansel. Yapma. Hadi bir ilişkiye başlayalım dersen ben senin samimiyetine zaten hiç inanmam. Ey Adnan sen bu kızı ne düşünüyorsun? Ben çok sevdim. Bana yeşil ışığı yaktı, sana kırmızıyı gösterdi. Sen ertesi gün zaten ben vazgeçtim dedin. Siz ne kadar doğruysanız ben de o kadar doğruyum. İkinizin de aslında hala yoğun duygular içinde olduğunuzu fark ettim.
hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandın, şok olmuş gibi davrandın. Ayrıca zaten Umut senin arkadaşındı. Bak, durdukça gerileceğiz biliyorsun. Bak biliyorsun değil mi? Gerilmeyeceğim. Bak biliyorsun sen Emre. Bak benim tavırlarımı biliyorsun, ben de geriliyorum, sinirleniyorum. Burada durursam sinirleneceğim. Tamam. Sinirlenme, gideyim otur ben. Sinirleneceğim. Oturmak istemiyorum şu an. Gideyim biraz. Azal. Kendime geleyim. Tamam, üstümü şuraya değiştireyim ben o zaman, tamam mı? Kıyafet bakayım kendime. Daha farklı, usturuplu şeyler gireyim. Tamam? Ya bak. Tam bir şey yok, düzgün. Bak düzgün bir insan gibi gidiyorum, tamam mı? Yok, yanlış anladım. Siz eskiden hiç kavga etmezdiniz. Bugün Emre'nin yanına gittim. Gayet mutluydum, pozitiftim. Ki Emre kıyafetime takıldı. Niçin takıldı ona da anlam veremedim zaten. Küçük bir tartışma yaşadık. Sadece sorun ettiğim daha önceki kıyafetlerime takılmadığı içindi. Ama gördüğünüz gibi kıyafetimi de değiştirdim. Ben kendimi tutamam bak. Ben onu anlıyorum bir yerden. Baskı görüyor ama... Seraycığım, o aslında... Gel yanıma gel Sera. Aslında kendi annesi ve babasına suçlu. Ama suçu böyle çıkarıyor bak, benden çıkarıyor. Anladın mı? Bana diyor ki sen beni arada bırakıyorsun diyor şu an. Ondan sonra da diyor ki işte benim ailemin helali olmadan ben seninle evlenemem dedi bana. Burada bu ne kadar ağır bir laf, farkındasınız değil mi? Tabii ki çok ağır bir laf. Ama birkaç gün önce umursamadığını... Hala diyor umursamıyorum ama diyor ailemin helali tabii, olmadan evlenemem. Tabii. Evlilik başka bir boyut diyor. Tabii, ama kimse ailesini yok sayamaz ama bak çok burada sinirlendi dedi ki onların bana söylediği cümleleri burada söyleyemiyorum dedi. Ve onun ailesi gerçekten Eser üzerinde baskı yapıyor. O insanların bunu anlaması gerekiyor. Ben baskı yapmıyorum. Peki sen gerçekten yapmıyorum. Ne yapmanı istiyor? Ayça. Nereye? Damatlar evine. Neden? Ne bileyim ben. Ne bilsin adam neden? Ayça ceketini giy de git, seni biraz ciddi görsün. Evet, evet. Eser senden ne yapmanı istiyor şu anda? Niye sana kızıyor bu kadar? Yapışım. Ya bu konu ailelerden açıldı. Ben dedim ki, benim annem dedim, senin hani bu kadar çocuğunu dile getirmenden sürekli, çünkü ben çok izleyemiyorum. Bugün de konuşmuştuk Cansu'yla. Evet. Aynı size söylediğim şeyi söyledim. Sürekli dile getiriyormuş işte annem gibi Cansu'yla isteme falan. Ben dedim ki tamam, bir kere dile getirdin yeter ama sürekli getirmene gerek yok. İçini dökmek istiyor olabilirsin ama sürekli getirmediler. Hani benimkiler de rahatsız oluyor. Çünkü onların da rahatsız olduğu şeyler var ve sürekli söylemiyorlar bana ki ben de burada sen söylemiyorum dolayısıyla. Ben. Aynen. Çünkü izliyorlar yani, onlar unutmuyor. Biz unutuyoruz, onlar unutmuyor. Burada bu konuyu açtım. Ondan sonra da dedim ki, işte ben onları hiçe sayamam falan dedi. Ben dedim ki tamam dedim o zaman, hani beni hiçe say dedim. Ailenin istediği insanla evlen, benimle evlenme o zaman dedim. Hani helallerini alamayacaksan dedim. Yani ya da şöyle deseydim. Ondan sonra da diyecektim ki bak dedim sakinleştirmeye çalışıyorum. Biliyorum çünkü beraber neredeyse burada dolabıma girdi. O telefondan bir baskı alıyor bilmem ne. Bir yandan sen bir yandan ailem diyor. Ben aslında ona gerçekten baskı yapmaya çalışıyorum. Ben onun ailesinin ne düşündüğünü umursuyorum. Umursuyorum, beni sevsinler istiyorum. Bak gerçekten kendimden o kadar büyük nefret ettirecek hiçbir şey yapmadım ben. Bunu bütün bak... Allah da biliyor. Bunun farkındayız. Gerçekten hepiniz ya de biliyor. Zaten öyle bir şey kendi kalbimden gelerek söylüyorum. Hiç kabul edilemeyecek hataların bile olsa seviyor seni. Anladın mı? Kimler ayrıca ilişki iki kişiliktir arkadaşlar. Ne aileyi ne başka hiç kimseyi ilgilendirmez. Ailenin bu kadar taş kalpli olacağını düşünmüyorum. İzlediğinde karar verecekler. Anladın mı? İzlediğinde onlar da yumuşayacak. Ne çünkü düşünerek böyle oldu bilmiyorum. Kendilerine hiç kimseyi ilgilendirmez Cansel. Kimseyi zaten ilgilendirmez. Ne senin aileni, ne onun veriyor ailesini, yavaş ne de başka hiç kimseyi ilgilendirmez. Bak. Yok işte her yiğidin bir bayrak sallayışı vardır, bu olsa gerek. O sanki un kapanı köprüsünde balık tutuyor. Güzel sallasın oğlum. Bu da şeyde... Şöyle sallasın. Bu da F1'de şey yapıyor. Ha, bu da pilot. Sanki otostop çekiyor böyle. Yarışı başlatıyor. Tamam da bunu görmüşlerdir artık. Ama bakalım hangisi önce gidecek, merak ettim. Benim canım sıkkın. Senin gözüne bak. Cansel'in bir suçu yok ama şu anda yanındaki Cansel olduğu için, Cansel de en yakın olduğu için Cansel'e patlıyor. Nazlı da ona geçiyor yani. Nazlı da ona geçiyor en yakın tamam olduğu için ona patlıyor. Tamam,
o kendince haklı olabilir. Peki ben ne yapayım? Hani ben ne durumdayım? Bir yandan Eser bana patlıyor. Bir yandan ailesi beni istemiyor. Sen ben tam ben de o sürekli burada sıkılıyor, bunalıyor, şey oluyor, bu baskıdan bilmem neden ben onunla konuşmaya çalışıyorum. Bak olmuyor işte. Ben ne yapayım? Ben de mi deliriyim? Benim delirmeye hakkım yok mu? Ben kendimi tutuyorum. Pardon Emre. Bayrak mı sallanır? He, sallanır. İkisi de sallanır da sonra... Adnan'ınkine görmüşler. Bak bak bakışa bak. Allah aşkına şuna bak da gül birazcık ya. Şimdi tipe bak da gül. Balık tutan gibi sallamayacaksın demek. Hadi bakayım. Gül biraz gül. Sana da iyi olur. Abi ondan sonra... Bence de bak bak bir şey söyleyeyim mi? Ondan sonra devam et. Bir şey söylemek, eklemek istiyorum. Bu yaşadığınız bu olayın iki karşılığı var. Bundan sonrası için. Bir, senle güzel bir birliktelikte buna özen gösterecektir. İki, senle en ufak bir tartışmasında ya da böyle bir gerilmelerde buradan seni vuracaktır. Öncelikle teşekkür ediyorum Batu'dan önce beni çağırdıkları için. Ve sonrasında gelin adaylarından Sera'yı çağırmak istiyorum. Oh rahatladım. Hoş bulduk. Sen çağırdın diye. Ay. Ne haber? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Çevirenin bunu biliyorsunuz. Çevirmek istemedim evet. Baktım sadece. Seni çağırmamın sebebi açıkçası. Oradayken sen de söyledin ya. Tam olarak konuşamadık. Bahçeye falan da çıkamadık ama çağırmak istedim. Şu sebepten orada Eser'in söylediği bir laf var. Belki ondan dolayı bir değişik düşünceye kapılmış olabilirsin. Hem bunları açıklamak amaçlı hem de şu anki seninle sohbet muhabbetimizin arkadaşlık yolunda olduğunu tekrar belirtmek istedim. Hı. Çünkü burada yaşanılan olaylar var. Evet. Burada arkadaşça konuşulup daha sonra sen bana ümit verdin tarzında söylemler yüzünden başına kalkıldı. Diğer gelin adayları tarafından o damat adayın üzerine yenildi. Açıkçası bu Nasrettin Hoca misali testi kırılmadan önce ben önlemimi alayım da. Anladım. Ondan sonra sıkıntı olmasın. Anladım. Orada Eser şeyden bahsetti ya, yok aranızda bir enerji hissediyorum, şudur budur. Niye öyle bir şey yaptı anlamadım. Yani o kendi hissettiğidir. Ya kendi hissettiğimi artık... Ya da öyle hissetmek istemiştir ya da bizi öyle görmek istemiştir, yakıştırmıştır diye düşünüyorum. Hani ne yapmaya çalıştığını anlamadım açıkçası. Çünkü bizim orada doğru düzgün seninle bir sohbetimiz olmadı. Olmadı. Hani göz göze bakıp da bir konuşmamız olmadı. Hani belki ilk böyle verdiğimiz elektrikten ya da enerjiden olabilir. Hani yan yana görmüştür, ya beğenmiş olabilir ama... Şöyle bir şey var. O gong olayı yaklaşıyor ya. Şu an inanılmaz zaten güvensizlik içindeyken. Şu an tamamen bir tedirginlik içerisindeyim. Biliyorum. Yani ben seni anlıyorum Adnan. Ya o yüzden hani... kim... Hani beni şunun için çağırdıysan eğer hani ben işte Eser'in söylediğine hani kulak asıp evet hani Adnan da benden de işte hoşlanıyor vesaire. Yok hayır yani ben öyle bir şey düşünmedim. Onun kendi yakıştırması. Ha tabii böyle bir şey olsun ben gönülden isterim ama. Yani burada hani ben... onun söylemiyle de değil yani bunu senin hissetmen lazım. Eğer biz yaşayacaksak, bir şey yaşayacaksak eğer biz bunu beraber yaşayacağız. Bunu Adnan, işte Ayşe, Fatma hani kimsenin söylemesi önemli değil yani. O kesinlikle doğru. Çünkü şöyle bir şey var. Burada biz gelin adayın önünü kesen Semih'i de gördük. Kötü lanse edildi. Burada gelin adayı geldi. Hani gelin adayına hem ümit verdi hem vermedi arasında gitti geldi Tankut, Cansu'ya. O da kötü duruma düştü. Bu yaşanılan olayları, Emre keza bundan önce yaşadıkları, bunları yaşamamak için ben önlemimi almak istiyorum. Hani dediğim gibi biz şu an ne senin önünü keserek senin hayallerinle oynamaya, sonuçta sen bir karar vermişsin, istemişsin, çıkıp gelmişsin buraya. Ne önünü kesmek amaçlı sana net bir şey söylemedim, ne de hani senin hayallerinle oynamamak için. Yani tamamen şu an bana şunu mu söylüyor? Hani şunu ha. Yani şu hani an... hiç açık kapı bırakmıyor musun? Ben de onu soracaktım. Yani yok, şu hani an şunu söyleyeyim. Seray hani hiç olamaz gibi mi hani bir şey algıladım ben? Hani öyle bir şey algılamak istemiyorum. Sen hayatta, öyle bir şey söylemek istemiyorsun herhalde. Bu hayatta hiçbir şey kesin diyemezsin. Hayat dönür dolaşır sana öyle bir şey verir ki ben çok güveniyorum dersin. Sana güvensizliğiyle yaşatır. Ben hiç güvenmiyorum dersin. Sana en büyük güveni yaşatır. O ayrı.
şundan bahsedeceğim. Hani şu anki sohbetimiz, muhabbetimiz arkadaşlık boyutunda. Hı hı. Hani bunun bilincinde olarak adımlarımızı atarsak en azından benim içim rahat eder. Seninle konuşurken bu benden ümit almıyor. Hani hı hı. mutlanmıyor. Sadece arkadaşça konuştuğumuzun farkında. Hı hı. Çünkü bu sohbet esnasında benim sana söyleyeceğim belki bir kelimeden sen umutlanabilirsin. Evet. Belki uzaktan bir bakışımdan umutlanabilirsin. Şunu söylemek istiyorum. Şu an inan tamamen kapalıyım. Kendi içerimde tamamen kapalıyım. Duygu yönünden de hani şu an kimse isteyecek hani az önce şey açık kapı şimdi hani kapalıyım falan biraz böyle şey olmadım. Belli belirsiz gibi bir şey olmadım. İşte bu... onu sağlamaya çalışıyordum sana. Hani çünkü ben sana açık kapı desem sen ümitleneceksin. Hmm. Kapalı kapalı desem umutsuzlaşacaksın. Yani Adnan şimdi şöyle bir durum söz konusu. Hani evet ben evet senin için geldim ama ben seni bilerek ve ben seni izleyerek, ben seni görerek geldim. Ben zaten senden şu anda bir anda pat diye işte ben de çok elektrik aldım Seray'dan. Hadi bir ilişkiye başlayalım dersen ben senin samimiyetine zaten hiç inanmam. Yani ben bunu biliyorum. Ben senin bir acın olduğunu biliyorum. İşte taze olduğunu biliyorum vesaire. Benim de senden tek istediğim şu. Yani hep bunu göz önünde bulundurup hep yani bu şekilde ilerleme. Hep başın önde olmasın. Hep insanların söylediklerini hep kulağını yani bir kulağından gelsin bir kulağından çıksın. Çünkü herkesin söylediğini sen o kadar çok ciddiye alıyorsun ki ve bu seni demoralize ediyor, damne ediyor ve ben düşünüyorum diyorum ki yani hani bu çocuk hep her söylenende, her birileri bir şey söylediğinde hep bir aşağıya düşüyor. Yani hep bir üzülüyor. Yani hep bir üzgün ve ağlak modda seni ben görmek istemiyorum. Ve ben seni öyle görünce de benim de canım sıkılıyor. Yani ve hani ben istemiyorum hani bütün hani tamamen işte kapılar kapansın vesaire. Ben anlıyorum. Ben seni anlıyorum. Hani ben sana işte sana zorla yani kimse kimseyi zorlamaz. Ben seni zorla elde edemem. Yani senin de bir şey hissetmen lazım ki biz hani o şekilde hani ilerleyelim. Karşılıklıdır yani sevgi saygı budur yani. O yüzden hani senden ben şunu anlıyorum. Evet tamamen kapılarım kapalı değil. Hani bir şekilde zaten görüşeceğiz beraber oturacağız kalkacağız sohbet edeceğiz. Bunların arkadaşça olduğunun farkında ol yeter mi? Tamam. Yani onda bir sorun yok ama ben de hani işte tamamen bu ilişkiyi hani arkadaşça hani burası sonuçta biliyorsun yani bir arkadaş bulma hani programı değil. İşte. Hani benim yoğunluğum sana karşı o yönde. Evet ben seni beğeniyorum yani bunu açıkça da söylüyorum. Hani bu yolda da ilerleyeceğim. Ama hani bana tamamen kapılarını kapatma diyorum ben sadece o kadar. Ya işte bu benim ya bu da zamanla olacaktır. Şey İnşallah. Kıyafetten dolayı birazcık ya gerildik biz. Ne kıyafeti? Üzün. Ne varmış kıyafetinde? Değiştirdin de. Ağladın da. Gözüküyormuş bazı yerlerim. Ha. Çok yükseldi o yüzden biraz. Ama şimdi bir şey de diyemiyorsun şimdi. Hani ben belki böyle bir davranışı kabul etmem. Kıyafetime karışmasın ama zaten karışan bir adamla olmam. Bir taraftan Emre'yi de izleyerek geldi Hazal. O yüzden Emre'ye de kızamıyoruz. Yani. Düzgün söylemek doğru. Vardır. Bir de bağırıp çağırıp. Evet yani söyleyiş tarzını bilmiyorum. O yaşadı tabii. Kırılmış belli ki söyleyiş tarzını. Ağlamış evet. Birazcık daha keşke yumuşak söyleseymiş. Hazal buraya geldiğinden beri beli açık giyinen bir kız. Sen bunu şimdi niye bu kadar yükselerek söylüyorsun? Hayırdır yani. Bırak şimdi. Anladık biz anlamamız gereken şeyi. Sen de sıkmacanın boşuna ağlama sinirim bozma. Ya ben aslında hepinizle bir şey konuşmak istiyordum. Tabii yani, konuş. Ben şöyle biraz uzatsam sıkıntı olur mu? Olmaz. Ama yemek var yani. Aslında keşke Ayça da burada olsaydı. Melis'i gene teşekkür ederim izlenimden dolayı. Gala gecesi bir söylemde bulunmuştu. Evet benim buraya asıl gelme amacından biri kesinlikle Mehtap'tı. Doğrudur yani. Burada Ayça'yı kullanmış gibi görünsem de ben Ayça'yı kullanmadım. Tamam bir yola başvurmadık çünkü biz bir yola girmedik Ayça'yla. Girmeden zaten önünü kesmiş oldum. Yani eğer burada Ayça bana guru yapacaksa bir geriye dönüp bir önceki ilişkisinde nasıl davrandığına bir bakması lazım. Burada Ayça da olsaydı onu da söyleyecektim. Ayça guru yapmadı zaten. Ya, yapmış Ayça olabilir. Ayça yapmadı ve itiraf yaptı. Yapabilir. Anlamında. Ve de siz de bu konuyla ilgili muhakkak söz sahibisiniz, konuşabilirsiniz. Ama bu ev, şöyle söyleyeyim, evlilik programı ama burası bir yarışma programı da. Buraya her yeni gelen damat adayı gidiyordu biliyorsunuz. Tabii elenme var sonuçta. Yani bir elenme söz konusuydu. Mehtap'ın da o sıra
Dolayı da bir racon var. Saygı duyuyorum. Bu eve geldim sonuçta. Ama Mehtap'ın bir ilişkisi vardı. Ben bu konuyla ilgili yönelemedim. Yapamıyorum yani, olmuyor. Bu zaten saygısızlıktır. Nitekim de ben bu yola devam ederken onlar için gözlemledim, devam ettim. Ben buraya ilk aday geldiğimde ilişkileri yoktu. Bir geldim, bir baktım yine ilişkileri var. Yani yapabileceğim bir şey de kalmadı. Yola devam ettim. Doğru devam ettiğimi düşünüyorum. Çünkü onların aralarını bozacak sana karşı yönelmem oldu mu? Hayır. Olmadı. Burada herkes görmüştür. Hatta ben karşı ilişki hiçbir şey almadım dedim. İlişki bittiğinde artık bir engel kalmadığını düşündüğüm için Mehtap'a yöneldim. Önünü zaten gala gecesi kesmiştim. Yani ben Ayça'nın fanlarını kullanmak istesem, bilmem ne yapmak istesem zaten devam ederdim. Benim gerçekten dostum var mı? Benim de senin dostum. Yoksa benim hiçbir dostum yok. Ben sana yok. Galada çok kızdım sadece, ben de o kadar. Ben de ona göre hani bazen diyorsun ya, örtbas ediyorsun bazı şeyleri diyorsun ya siz erkekler evet, arasında. Evet, sen ne demek ben çok örtbas ettim orada zamanında herkes için birçok şeyi. Elimden geldiğince. Yok, beni çok savundu Murat abiyle sen. Çok iyi biliyorum eski dönemlerde. Örtbas evet. ettiğim insanlar biliyorum. Da oldu. Ve amaç yani ben burada kimsenin bir cümle içerisinde kelimeleri alıp negatifi alıp onu vurmaya çalışmıyorum. Onu vurmaya çalışsam ne olur biliyor musun? Burada kimse konuşamaz. Çünkü herkes her şeyi biliyor. Ya. Ve işte kırılıyorum onu söylüyorum. Dün sadece vurun abalı oluyor bazen. Senle de hayır, bu, küs değil o. Barışmak değil, küs değil. Ben sadece şunu bekliyorum. Tamam, özür dilerim. Ya sen bana kırıldın mı? Hayır. Kırıldım, şöyle kırılıyorum. Hı. Hani güvendiğin dağlara kar yağdığı zaman ne olur? Ya öyle bir şey yok. Tahmin ben hala dolar, aynı Ayça'yım bak. Tahmin ilk eve ne zaman nasıl giren Ayça'ydı? Şimdiki Ayça nasıl Ayça? Tamam birazcık bir tık değişimler vardır ama bazı yerlerde o zamanlar ben o dönemlerde biliyorsun fikrimi hiç söylemiyordum. Hep susuyordum. Karışmıyordum. Şimdi sadece karışıyorum o kadar. Biraz fazla karışmaya başladım bu aralar farkındayım. Çok karışıyorum her şeye. Hayır bana bir de gel. Ama yani o evde ben de yaşıyorum. Bir şey gördüm tabii ki fikrimi söyleyeceğim. Şimdi dön olayından sana kızdım ben. O zaman şunu rica edeceğim senden. Şu anda söylediğin gibi. Al bunları. Bizim o sıraki zamanımızda değil. Beklet. Çek beni bir kenara. Orada söyle. Gel de. Gel seninle şunları konuşalım. Şunu içimden çıkartayım. Çünkü rahatsızlık duymaya tamam, başladım. Öyle. De. O zaman bir hatam varsa ben onu alayım. Hatamı anlayayım. Tamam. Ama sen orada ben birisiyle münakaşa ederken alttan başka bir şey vurmaya çalıştığın zaman ben daha fazla reaksiyon vermeye başlıyorum. Bir de üzülüyorum yani. Tamam. Şimdi Dani ile niye üzüldün anlat bana. Sen çünkü orada Cansu ağlarken dedin ki Dani dışarıda elenirsem eleneyim. O lafına çok gıcık oldum. Dedim ki keşke tamam. Üçüncü tur dönse de seni yazsam. Şimdi senin, ki ben üçüncü, senin adını bu zamanda hiç yazmadım. Üçüncü tur dönse de seni yazsam lafı. Dani'ye gidip kavuşsan işte orada, çok Dani diyorsun. Orada ben şöyle anlayabilirdim. Keşke işte sana bu kıyağı yapayım da git buradan Dani'ye kavuş. Bu aslında pozitif bir şey. Ama sen üslup öyle bir söylendi ki sanki böyle benden nefret ediyormuşsun gibi söyledin. Hayır sana niye nefret edeyim ben? O çünkü ona ben kırıldım. Ben nefret etmiyorum. Onu ben dün ama anlattım sana durum ve pozisyonu. Neden orada öyle bir şey söylediğimi. Evet açıkladım. Gayet de normal yani. Bunu da konuştuk zaten. Yani, o zaman bir sorun mi? Kalmadı peki, verdim. Peki hak verdin mi evet, bana? Evet verdim. E tamam o zaman. O zaman problem yok o bebeğim. O zaman bir yüksek beş ver. O zaman adamsın. Bir alçak beş ver. Ah. Ha, ver. Hani netlik bu evde önemlidir ya. Evet. Benim yani, artık bir ben engelim kalmadı. Ben net insan olduğum için her hafta söylerim yazacağım. Bu hafta da söylüyorum. Mehtap'la ilgileniyorum. Bunu aşk ilerleyen zamanlarda da zaten göreceğiz ne olup bittiğini. İnşallah hayırlısı olur. Hani güzel olur. İnşallah. Yani zaten hayırlısı olsun diye geldik ama tabii ki. Kısmetsiz olsun. Bakalım. Hayırlısı değilim. Ay çok romantiksiniz. Ben bulaşık yıkamaya gidiyorum. Bu kadar romantik şeye gelemeyeceğim şimdi. Siz köşenize çekilseniz arkadaşlar. Biz arkadaşımın morali bozukken arkadaşımın yanındayım. Yo, o da benimle çekin. Beraberdi zaten. Şurası aşk köşesi. Ali gidince gelirsin. Neresi? Şurası. Buyurun aşk köşesi burası mı? Kanka biz zaten Cansel'in yanındayız. Salon boş gel, salonun tadını gel, çıkaralım gel, birazdan. Gel. Bizi kovaladılar bunlar. Siz eve gezin tamam. Tamam gittik. Tabii ki beni esas üzen taraf Ali'nin strateji yaparak devam ediyorum demesi. Ben de ona şu cevabı verdim. Dedim ki bak ben ne kadar dargın da olsam, küs de olsam benim bir duygularım var. Ben sadece yaşananlardan dolayı geri dönememek durumundayım. Mehtap'ı da sana yedirtmem eğer strateji yapıyorsan ya onun üzerinden. Ali gelir gelmez direkt benim üstümden prim yapmak için geldiğini söyledi. Bak, benim fanlarım Mehtap için geldiğini ya söyledi sen yani. Kabul edip bir yola nasıl girseydin? Güveneceksin? Ama kimseye Mehtap bundan ne aldı?
Hiçbir şey alamadı ki. Alamadı. Sen orada Mehtap'ı yüceltecek bir şey söylüyorsun. Onu yine karadığın altına sokuyorsun. Ya Mehtap değildir. Bazen aksi oluyor. Güç gösteriyorsun ona. Ben diyorsun hala bu kadına bunu harcayamazsın diyorsun. Hayır, yedirtmem tabii ki. Yani bu da üzerinden oyun oynanmaya çalışan ve itiraf eden Mehtap biri var. Mehtap da seni anladı, oldu. Ya anlasın anlamasın, o sorun yok. Ben yaşanmışlıklara karşılık böyle bir hamle yapıyorum. Yani abi, Ali'ye bu söylediğim benim kardeşim, herkesi kandırdım. Murat abinin bu olayları patladı ya. Evet, Ayça da mesela burada, Batu da rencide oldu. Çünkü o ihtar aldınız. Kim rencide oldu? Hayır, ihtar aldınız karşılıklı Ali'yle mesela. Ha. Ali'nin böyle söyleyip böyle davranmasından kaynaklanan. Ali'nin amacı belli mi zaten ya? Hadi orada biraz yükseldi, birbirlerine vurdular. Yani, diskalifiye ikisi de. Kim o ya? Batu ile Ali. Yani böyle girdiğin zaman sonuçları buna varabilir. Yani bunu nasıl düşünemezsin? Ya. Kalkıp da şimdi Mehtap üzerinden de kusura bakmasın, böyle bir oyun oynayamaz yani. Murat'ın bugün Ali'ye olan tavrı ve Ali'nin stratejisi karşısında Mehtap'ın kendisine onu yedirmeyeceğini söylemesi bence mantıklı. Bu demek değildir ki Murat hala Mehtap'ın arkasından koşmaya çalışıyor ya da ona karşı hisleri var. Bu sadece yaşanmışlıkların olduğunu ve Murat'ın gerçekten Mehtap'a değer verdiğini gösteriyor ki ben Murat sana şaşırıyorum. Bunun her şeye rağmen hala mı değer veriyorsun bu kadına? Bana diyor ki ailemin onayı olmadan ben seninle evlenmem diyor bana ya. Of, var mı böyle bir şey? Ben de dedim ki benim tanıdığım mesela ailesinin söylediklerini umursamayan eser dedim. O da bana dedi ki sen ne demek istiyorsun bilmem ne, benim ailemin arada bırakıyorsun bir şeyler dedi. Ondan sonra kendi tekrar etti benim kimsenin ne dediği umurumda değil diye. O, çelişkide kaldım abi, ne o zaman, ne yani? Şimdi ne olursa olsun bir insanın ailesi dünyadaki herkesten daha çok önemlidir kendi için. İlla ki. Yani ne derse desin, evet sevgisi bitmeyebilir ama evlilik söz konusu olduğunda ailesi eğer şunu dediyse, işte o kızla evlenirsen bizi unut dediyse, Eser şu an çok büyük bir çelişki yani, çok büyük bir ikilemde. Ama ben sana şey söyleyeyim mi? Hiç kimsenin ailesinin de yani çocuğuna bu kötülüğü yapmaması tabii lazım. O ayrı bunu bir şey. Eğer sana ailen yapıyorsa, bana bu kötülüğü ailem yapıyorsa derim ki siz beni hiç sevmiyorsunuz. Madem öyle ben sevdiğim insanı tercih ediyorum derim. Neden biliyor musun? Demek ki ailem beni sevmiyor. Bu kadar bencilse benim ailem, beni görmemeyi göze alacak kadar beni sevmiyorsa ya da benim ailem. Ailen seni çok seviyor ama bencillik yapıyor orada hani, demek. Bu kadar bencilse gitsinler yani. Bu da ne biliyor musun? Ne demek ya? Bu çok hayatta en büyük risktir. Aile değil de sevdiğin adamı ya da sevdiğin kadını seçmek. Çünkü evet, neden sevdiğin kadın çok kötü bir insan çıkabilir. Hı. Yanıldığın zaman geriye dönüp baktığında bir ailen de kalmamış olabilir. Ama işte ailen seni bu onun şeye sokmaması lazım. Yani. Ailenin bunu düşünmesi lazım, tamam mı? Ben eğer ailenin ki, zaten bak, düşünmesi lazım. Bak benim annem babam yani ne yapar biliyor musun? Bu adamın çok kötü bir insan olduğunu da bilseler derler ki sen evlen, tamam mı? Sana söylüyoruz, kötü göreceksin, kötü şeyler yaşayacaksın ama o biz kötü şeyler yaşadığın olacağız zaman, tamam mı, ayrıldığında dönüp baktığında biz arkanda olacağız. Çünkü biz senin aileniz. Ama şunu dememeleri lazım. İşte kalkıp biz evlenemezsin, biz yokuz, o evimize giremez, şöyle olur, bilmem ne, bu ne demek i̇şte ya. Bizim, ama bak, bizim o riski ben burada bu şekilde doğruyu biliyorum. Benim ailem bana bunu söylese, söylemeyeceklerini çok iyi bildiğim için bu kadar emin konuşuyorum. Gerçekten nasıl bunu söylersiniz diye anlatırım, içimi dökerim. Eser'in de bunun, bu söylemelerinin ailesinin birazcık bencilliğe girdiğini, daha çok Eser'i düşünmeleri gerektiğini bilmesi lazım. Şimdi diyecek ki zaten beni düşündükleri için söylüyorlar. Ama hayır, seni düşünüyorlarsa senin kalbinden geçeni yapman lazım. Onlar seni bilinçlendirebilir ama yaptığın şeylere müdahale edemez. Sen kendi başına bir bireysin. 3 yaşında değilsin, 13 yaşında da değilsin. Sen 26 yaşında kocaman bir adamsın. Parmaklarıma bakarak yüzüğü mü yoksa ölçüsünü mü almaya çalışıyorsun? Anlaşılır mı? Ya sen ne kadar fena bir adamsın. Nereden biliyorsun ya? Ciddi misin sen? Evet. İçimden düşünüyorum acaba hangisini olur diye baktım. Şimdi bir tane... Şaka yapıyorum de var. Ciddi misin? Çok ciddiyim ya. Canım beni teşekkür ederim. Sürpriz senle var. Mandalina şeyimiz var ya, mandalina ağacı dikeceğimiz hayalimiz var ya. Onun için turuncu taşlı bir tane yüzük sipariş verdim. Unutma bunu diye. Çünkü ikimizin hayali. Yani benim hayalim ama sen de bunu gerçekleştireceğine söz verdin. Abi, sözünü unutma diye. Ben seni yerim ya. Öyle bir şey sipariş verdim, henüz gelmedi. Acaba hangisini olur? Adama diyorum ki, şimdi yazışıyoruz, şey diyorum hani, en büyük yüzük boyunu koyun siz diyorum. Hani en kalın, en büyük olanı gönderin. Ne olur ne olmaz diyorum. En irisi bir olan yapıyorum. Ya gelecek bir de düşünsene, buna takmanı istemiyorum. Yani... Olur mu diye düşünüyordum az evvel. İçimi okudun resmen.
Birkaç saniye. Umarım olur yani ama ellerin de o kadar tombik değilmiş. Hani sen iri yarısın, ellerin tombik bile, değil. Evet, o olmasa bile oldururuz Mehtap yani. Zorla sokan zorla. Unutma diye yani, o bir işaret. Hani bir şey olur da unutulmasın bir işaret koyulur ya. Onun ya, için. Bak. Öyle bir yüzük. Keşke bunu zamanında şimdi söylemeseydin, verirken söyle. Evet, yani... İyi oldu seni yakaladım. Hayır, senin bu yaşam koçluğun falan yani bozuyor benim sürprizlerimi. Bozmasın. Niye bozuyor? Bozmasın diyorum. Çok fenasın. Nasıl baş edeceğim ben seninle? Hayır, benim fenalığım senin yanında fıskalıyor. Sağ ol. Sen olduğun gibi ol. Ben seni böyle seviyorum. Ya yani Cansel'in bir gelin adayı olarak... birçok böyle hani melekle karşılaştırdığın zaman çok böyle inanılmaz bir farkı yoktu. Yani farkı yoktu derken hani melek böyle daha bir kızken Cansel böyle hanım hanımcık bir kızdı. Al sana şeytani fişnikçilik. Bu da herkese buradan bana nefret etsinler benden, bütün canesçiler. Ya Eser baştan beri bir stratejiyi bu şekilde dürüp aralarındaki en süs pus kimse onu alıp onu bir şekilde shape up etmiş. Bu da bir stratejiyse ya. Ne sanmıyorum. İşte düşünce. Kötü düşünce mi? Al sana kötü düşünce. Hiç dinlemedim, biliyor musun? Örneği bu. Kötü örnek, yani kötü örnek düşüncenin örneği Aga. Bana yeşil ışığı yaktı, sana kırmızıyı gösterdi. Sen ertesi gün zaten ben vazgeçtim dedi. Siz ne kadar doğruysanız ben de o kadar doğruyum. İkinizin de aslında hala yoğun duygular içinde olduğunuzu fark ettim. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandın, şok olmuş gibi davrandın. Ayrıca zaten Umut senin arkadaşındı. Biz... Nasılsın? Ne? Neydi o? Kim attı onu bize? Bir kıskançların biri mi var? Kim attı onu bize? Vallahi kafamıza bir şey geldi, hayırlısı. Kıskançların biri. Bak sen, göremedim ya. Melis dedi diyeceğim. Melis nerede? Fıstık. Efendim. Diyorum, göremiyorum. Bak diyorum ben de Melis'i suçu aldı diyorum sana. Allah sen var ya. Top fırlat. Hayır, ben erkekler evine gelmedim bile. Hani, kime gitmiş? Kim yaptı? Kim attı onu? Beni arıyorlar. Saklandım bir de. Görmediler. Görmüyor yani hiçbir şey gözleri. Top bir yerden diyor, top geldi diyor. Nereden geldi diyor. Kim attı onu ya diyor. Öf. Bir şey yapalım ya. Ha, sıkıldım işte. Evet, mazurluk ya, bir şey yapalım. Adnan, sen bu kızı ne düşünüyorsun? Seray, ben çok sevdim. Ya ben şimdi... Bence şans vermelisin kendine. Kırmızı odada. Şans vermedi. Şimdi daha... onun için gitti kırmızı odaya. Aa. Yok yok, şans vermek için değil ya. Hayır, onu konuşmak için yani. Hmm. Onu söyleyeyim. Şans vermek için demedim ki zaten. Sadece şu umutlanmasını istemiyorum. Çünkü de... Ben çok beğendim, bilmiyorum, sana çok Ceylan, yakıştırdım. Ceylan'ın acısı hala taze bende. Tabii ki taze ama artık yani nereye kadar taze? Ölüm bile 40 gün arkasından yazdı. 40 gün sonra herkes unutur. Yok yok, şundan korkuyor. Yani korkular oluşuyor ya. Adnan'ın şimdi kırmızı odaya çağırmasındaki amaç, biz dışarıda bahçede biraz konuştuk. Yarın öbürsü gün bir, yani birbirleriyle sohbet etmeye başladıklarında, çünkü o bir duygularla geldi buraya. Ona karşı bir şeyler hissediyor ve onun söyleyeceği her yarım kelimeden bir umut ışığı tabii doğacak ona. Tabii her şeyden ona. Bir şey anlayacak. İşte bunu anlatabilmek için onunla başta konuş. Yarın öbürsü gün de bana umut verdin dediğinde ben sana işte baştan bunun için bunları söyledim dersin en azından dedim. Diyebileyim. Diyebilsin. Zaten diye. Şey dedim. Nasrettin Hoca misali, testi kırılmadan önce ben önlemimi alayım de. Kırıldıktan sonra bir kıymeti yok. Kırıldıktan sonra bir kıymeti şimdi yok. Şimdi kızı sana red mi ettin? Duvar mı ördü? Evet, etmedi. Duvar örmedi. Bir şey demedi. Yani konuşuruz. Tamam. Şu an bak, sonuçta benim için gelmiş bir aday var. Evet, kalbini kırmak istemiyorum. Kalbini kırmak istemediğim için de diyorum ki şu an seninle konuşacağım her şey arkadaşça. Ama fazlasını fazlasını hiç son zaman böyle yani, o burada. Benim için burada. Burada hala tutup da başkasının izi varken onun üstüne yara bandı diye başkasını koymam. Yok, yara bandını biliyorsun, çöpe atarız yara geçtikten sonra. Bir kabuk bağla, kabuğu sökeyim bakayım izi kalmış mı kalmamış mı, ona göre ben devam ederim. Benim yaşım 32, çocuk 20 yaşına geldi mi 50 yaşında olacağım. Anladın mı? Çocuk bana dede mi diyecek, baba mı diyecek? 84'ün hangi ayı? Hı-hı. Yok, 85. Hangi ayı? Şey işte 6. ay.
Nasıl yani, çocuk sana dede demesin, baba desin diye mi şimdi hemen istiyorsun? Yani ya ayağımızda kuşak bak, dikkat et. Yeni nesille bizim zamanımız bir değil. O kadar farklı çatışıyor sonunda, evet. Ama şimdi biz de öyle bir kuşak çatışmasından ziyade daha yakın olabiliriz. Bu var öncelikle kafamda düşüncemin bir tanesi. İkincisi tabii ki öncelikle sağlıklı bir hayalin çocuğun olması mı? Ya o da var tabii içinde çocuğum olması. Niye be? Sevdiğim adamın hayalini kadın, sordum çocuk için. Sevdiğim kadından çocuğum olmasından ne farkı var? Ne olacak yani? Allah sevdiğin Allah. Sevdiğin kadında. Evet. Beni sevebileceğine inanıyor musun? İnanıyorum de, yoksa yemez. Hayır, şimdi o soru nasıl bir soru diye düşünüyorum. Tabii, hayır, tabii bana, ben sordum demiş, ona. Sana ne sonra oluyor? Kadın dönmüş bakmış. Hı. Hı. Adam tabii sonra de. Bilemiyorum demiş. Bilemiyorum kim demiş ya, adam demiş. Adam demiş, yok siz de demiyorum ki. Şeyde yazıyor, hikayede yazıyor. Sen çok fişlik verme oradan bakayım. Hiç öyle şey yok. Kesinlikle evet. Daha çevredeki şey onca... Hayalin çocuğun olmasın. Antibakteriyel bir evet, virüse karşı. Biri de sevdiğim kadından çocuğun olması. Diğeri değil. Birçok şey var. Hadi seninle ya. Beraber tabii ki bir yurt dışı gezimiz olsun. Yani beraber bir şeyleri paylaşalım. Güzel bir bahçeli, böyle bir güzel bir evimiz olsun. Var idare eden çok şükür. Abi gözlüklerimi eskiterim. Senin dediğin gibi mandalina da güneşleneyim kanka. Sırtıma alayım seni. Kızım bu güneşin altında hadar şurada falan olur yani. Sen diplerinde yani yapıyorsun. Çok... Duyamıyorum öyle öbür türlü. Bir şey var ya, metap sana tek tek sayarım. Çok komik gibi gözlüklerimi eskiterim. Hep sen taşırsın, ben taşımam böyle. Bozgunlar var ya, katacaksın önüne taşıyacaksın. Ben karışmam. Taşımam ben. Al lan buraya onu, var ya o yavru. Of of. Tamam, bu saatten bakıyorum. Sonra yükü senin olur valla, eğer öyle bir şey olur da denk gelirse. Tabii ki de yok, sana mercan al çocuğu taşın bize sana. Ben taşımam. Kanguruyu takacaksın, al kanka, sen taşımasın. Tamam. Ben taşımam. Işte. Arabayı ittireceğim falan hiç yani. Arabaya gerek kalmadı onu, ben kucağımda taşıyayım. İyi peki. Ben devamlı orada kesin. Çocuk hayallerini kuruyor mu? Hayır, kendi söz verdi. Bana diyor, hayalin ne diyor? Ceketli adam hayalini çocuk hayalleri çocuk kurarken... Sarı saçlı, kafasında pembe tokası. Ya arkadaş, ben yanlış bir şey yani. Çocuk istiyormuş. Benim eşim olmuş 32. Yani ben bugün evleneceğim ki. Genç baba çocuğum, olmak istiyor. Genç de sayılmaz. Çocuk 20 yaşına gelince ben 50 yaşında olacağım. O normal canım. Önce bir evlenirsin, daha 50 yaşında olabileceğini söylüyordu. Hatasız kimse yok burada. Herkesin kendine göre hataları var. Senin hatalı gördüğün bir yer var mı burada? Kendine günü olan olaylardan sonra. Var. Neresi? Şuradan çıkarken söylediğin kelime. Senden baba olmaz. Harikasın. O sadece. İnan, içinde en çok ukde etmiş olan da o. Ali nereden çıktı ya? Batu'nun. İçinde ukde etmiş durumda. Söylediklerin ukde, yani çok ne dokunmuş durumda. Bir tane. Kısasa kısas diye düşünme. Elmalarla portakalları aynı tefeye koyma. O kendine göre hatalı. Evet, kabul ediyor. Karşılığında özründe diledi. Dilemedi benden. Gelip açıklama yaptı bana. Gelip açıklama yaptı, bana yapmadı. Sen dışarıdaydın çünkü. Niye benim dışarı çıkmamı bekledi? Niye gelip bana anlatmadı? Ya sen çıkmalama ya. Tamam. Bir şey, tamam. Okey, çok güzel. Harika. Biliyorsun ben kimseye muhtaç değilim. Biliyorum. Yani tek başıma da iktidar olabiliyorum ben. Sana şunu söylemeye çalışıyorum. Ufak tefek lardan dolayı şu anda iki seven insanın birbirinden bu kadar uzak farklı köşelerde oturması benim içimi yakıyor. Biliyorum, sen çok şeysin bu konuda. Benim içimi yakıyor çünkü gereksiz. Sen şu anda bana hele neden hatalı olduğunu görüp bana bunu söylüyorsunuz. Yani senin şurada benim yanımda oturmamam lazım. Batu'nun buraya gelmesini, sizin artık bu işi halletmeniz lazım. Ayça geldi. Benden özür dilemesini, bana sarılmasını bekledim. Tam geldiğinde de onu çok özlediğime dair bir kağıt yazıyordum. Şans eseri o geldi. Ama Tankut abiyle bir şeyler konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar gerçekten çok merak ediyorum. Hayırlısı olsun. Sonra dedi ki sarışın kız, ben dedi çok agresif bir insanım dedi, sana dedi patlarım dedi. O ya zaman dedi ki ben de patlarım dedi, alttan alırsam dedi içimde tutar kendime patlarım dedi. Ama sonuçta kızım sen gelecekten bahsediyorsun, dili zaman kullanıyorsun ya. Neyse yazarı biraz öyle gelecek diyor, es verelim. Yazarı biraz es verelim. Ben o kadar yani sevsem bile hani yükseleceğimi falan söylüyor ya yazar. Ya ben burada ne yükselmelere maruz kaldım, yükseldiğimi gördün mü? Gördüm. Ne zaman gördün? Yazar işte bu görür. Gördün mü?
Yazar yazıyor. Ona rağmen yükselmedim, yükselmem yani. Yükselirse, yükselirse. Benden gelip özür dileyecek. Ben de onu boğana sap, ben de ondan özür dilerim o zaman. Bak. Sen beni çok iyi biliyorsun. Bak. Ben bunu bildiğim için kendisine zaten bunu sabah bunu söyledim. Bunu şimdi söyleme. Dinle. Sabah ben söyledim. Beni bir kırmızı çağır, odaya çağır, konuş, şu işi hallet. Ama sen o benden özür dilesin. O, ah, onun bana özür böyle borcu. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olduğu müddetçe benim burada konuşmam da zaten tabii boş. Tabii ki bak Tarko, yani, ne kadar yumuşak olduğumu biliyorsun tamam, sevdiğim adama karşı. Tamam. Ki ben ona aşkımı ilan tamam edeceğim zaman bu tamam olaylar patladı. O zaman burada niye böbürlenme var? Böbürlenmiyorum, o gece özür dileyecek tamam, ben onu bu anasını aşkımdan özür dilerim. O kedi buraya gelecek mantığından çıkın ya. O kedi buraya gelmeyecek kardeşim. Sen git kediye pisi pisi de. Kedi sana birazcık yaklaştı ama sen kediye pisi pisi de önce. Tabii, sen masada oturup o kedi buraya gelecek dediğin müddetçe o kedinin gelmesi zorlaşabilir. Ama sen kediye gidip dersen kedi şöyle bir bakar. Eyvallah. Bir tane, ben hatalı değilim. Sen zaten hatasızdın ama hatalı duruma düştün. Farkında değil misin? Dün senin de anlattığın, biraz evvel kabul ettiğin durumdan dolayı sen yanlış bir pozisyona kendini çektin. O yüzden burada olmayan hatalı, hatası olmayan Ayça da hatalı duruma düştü. Artık bunu idrak etmen lazım. Olan, başta olmuş olan olayda hiçbir hatan yok. Ondan sonrasında ki gelişmelerde sarf edilen sözlerden i̇şte dolayı hata var. Bebeğim ağzımdan çıktı. Biliyorum. Ben seni tanımasam, ben şu anda seninle ne bir konuşmayı yaparım, ne sabah onunla o konuşmayı yaparım, yapmam. Bu evin oh en büyük dişlikçisi. Benim çağırıyorlar ya. Ya iyi git ya. Yani başka Ali olmadığına göre. Başka zaman yaparsınız. Kahve borcunuz var bana. Kahveniz olsun. Var mı öyle bir şey? Var, vallahi ciddi var. Çok kıskandı. Toplum içinde kulaktan... Git Emre'ye de ki, Ali, Seray'dan seni çok kıskandı de. Öğreneceğiz, öğreneceğiz. Ali, enişte deme. Niye? Niye saklıyorsun? Niye demesin? Saklamıyorum. Tartışma yaratmamak istemedim ama tartışma. Sus, Seray'dan kıskandığını söyledi ki VTR verilmiş ikisinin ikinci planlamayı denedi. Ali sen Mehtap'a uyma bak. Dedikoduyu götür Ali buradan. Yemin ediyorum bir tane dostunuz, bir taneniz arkadaşınız. Seray'dan kıskanmıyor musun kızım? Seray'dan kıskanmıyor musun? Söyle bakayım. Kıskandım ilk başta. Yok, ama hal ve hareketlerinden dolayı kıskandım. Tamam, ana cümleyi aldık. Bir şey söyleyeceğim. Ali, sen bunu her dediğini yaparsanız bir yarın bir gün evlenirseniz hiç bir tane komşunuz kalmaz emin ediyorum. Tek dairede yaşamak zorunda kalırsın. Ay pişlik veriyor Ali, sen ona bak. Ben sana bana pişlik söyleyeyim. Kolay yazdım. Pil. Dön 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 dön. Bak bak. Hadi git gidelim. Ya böyle bir kadına tapılmaz mı? Hoşça kal. Bir tek soru sordum. Dedim ki burada dedim haksız olan iki tarafta. Sen haksız yönünü görüyor musun dedim. Var mı senin haksız yönün? Evet var dedi. Ne dedim? Şimdi merdivenlerden çıkarken söylemiş olduğum sözler dedi. Ben de onun üstüne tamam aga dedim. Şu olayı artık halledin. Ağzından bunu söylemek istedim. O kadar. Fazla bir şey söylememe gerek yok. Bundan fazla bir şey bilmeye de gerek yok. Anladın mı sen beni? Anladım. Anladın mı? Anladım abi. E tamam. Gidiyorum kardeşim. Dayanamadılar benim sıkıntılarıma. Emre görüşürüz. Takma kafana bir şey. Murat abicim görüşürüz. Görüşürüz Ayşe'cim. Tankut. Canım. Öpeyim aşkım. Bir tanem. Kendi işim bitti. Bak ne olursun. Birazcık daha mantıklı olun. Zamanın kısa olduğunu, hayatın kısa olduğunu hep düşünün. Anlayın. Ben de seni seviyorum Tankut'cum. Ben de sizi çok seviyorum ama ne diyeyim ki? Batu, konuşmadınız mı? Benim o söylediğim ipucu da mı bir işe yaramadı aga? Of, çok sıkıldım artık ya. Yemin ediyorum çok sıkıldım. Elenip gitmek istiyorum. Vallahi daha uç. Durmak istemiyorum burada. Abi işte öyle bir durum ki bak sabahtan beri canım sıkkındı da demin Semih'e onu söyledim. Eve bir geldi bir anda havam değişti. Yani o uzaktan bakmak bile yetiyor insana. Konuşsaydın ya kardeşim ben niye konuşayım abi? Bana ne laflar söylemiş. Yani ben gitmem ona. Ben gitmem, o gelecek.
Aynı şeyi o söylüyor. Abi benim yaptığım bir şey yok. Olayı o yaptı ya. Bana abi, söylediği lafları duymadınız mı? Gözünü seveyim. Hem suçlu hem güçlü oldu. Ben bir de ona gideyim. Ben suçlu olduğum zaman gitmesini biliyorum. Canımı sıkmasın benim. Abi burada iki taraf da suçlu. Bence ortada buluşulması lazım. Suçlu olarak bakmayayım. Şunu yapalım. Evet. Bu kadar boş vakti vardı ya. Neden bana bu lafları söyledin? Bu kadar. Deyip. Ya şunu ondan sonrası anda gelirdi zaten. Ya konuş derken git özür dile falan manasında demiyoruz. Diyalog kur. Yani bir ilişkide en önemli şey diyalog kurabilmek. Karşıdakini evet, anlayıp kendini anlatabilmektir. En önemli olgu budur. İş kadını geldi. Çok sıkıldım herkesin evinde ben ya. Ne Beşiktaş'ta? Yok ona maçta sahaya çıkmak. Gittim bir Adnan Memre'nin yanında oturdum. Gittim Murat abiyle tişlik yaptım. Gittim Tankut'la dedikodu yaptım. Kanka Batu ne yaptı? Senin ne işin vardı erkekler evinde ben onu anlamadım. Batu ne yaptı Batu? Konuşmuyorum onunla. Seni görünce ne yaptı? Keşke yüzüne bakmadı ne yapacak? Yüzüne bakmadı. Ben yakalandım ya eğlence. Emre'nin canı çok sıkkındı. Tartıştınız mı siz? Dedim yapma arkadaşıma laf söyletmem diyorum. Hazal'ın da canı çok sıkkındı burada. Güneşleniyordu. Kendime geldim. Sen neredeydi Ayça? Hiç yoktu öyle. Hazal'ın moral sıfırdı burada güneşleniyordu. Eser neredeydi? Sertif fişlik veriyordu. Eser yoktu. Emre oldu üzülsün sen burada fişlik var. Biraz kendimi toparlamaya çalıştım. Ayça senin hatan ne burada dedim söyler misin? Benim buradan çıkarken sarf ettiğim o sözler dedi. Aa. Olay zaten çıkarken değil, girerken girer girmez söyledi. İşte çıkarken girerken yani onu sarf ettiği sözleri onun söylüyor. Onun farkında. Farkında. Burada Allah, senin kızdığın durum ortada. Onun kabul haksız, ettiği kabul durum, ettiği durum ortada. Ortada. Siz niye hala beraber değilsiniz abi? Bir dakika abi. Ortada Tankut abi canmış. Ortada benim kızdığım durum var. Benim kızdığım durum belli. Onun da hatasını kabul ettiği durum belli. Benim odayıma çıkıyor değil mi? Onun kızgın olduğu durum ne? Söylemedi çok ama. Ya onun kızgın üstünde olduğu durum senin yapılmış olan bu dünkü olan durumlarda senin ona yeterli açıklamayı yapmamış olman. Çünkü diyor ki bütün evdeki herkese açıkladı bana açıklamadı. Diyorum ki sen zaten evde değildin bahçeye gitmiş çıkmıştın olsun diyor. Abi benim ben ona açıklayacak bana pozisyon bırakmadı işte. İşte ya bence abi ben bu gece havadan bir düşüneyim. Sudan abi. Bu ben sizin bu gece, şeyiniz havadan sudan şeyler. Ben bu gece düşüneyim. Biraz kafamı toparlamak tamam, istiyorum. Siz herkes bildiği gibi ilişkisini yürütür abi. Ben söyleyeceğimi söyledim. Elimden geldiğince de aranızı bulmaya çalıştım. Benim başka yapacak bir şeyim yok. Herkes kendisi bilir nasıl yapacağını, neler edeceğini. Seray abla! Ellerine bakıyorum şöyle elime. Seray abla! Seray abla tuz mu? Efendim kardeşim. Ne yemek yapıyorsun? Çocuk bana hazır. Evlerine tepki vereceğim. Daha bakalım. Oradan. Seray abla. Efendim kardeşim. Ne yemek yapıyorsun? Ne yemek yapıyorum? Senin için makarna yapıyorum. Neli? Şu altı. Sade. Ama yanında çok güzel bir şey var sürpriz. Ne? Yok bunlar sürpriz. Şöyle. Ben birazını doğradım birazı vardı. Ay Melis Seray ablayı rahat bırak da yemek yapsın. İlk yemeği mi olacak? Evet. Arka. Şöyle mi? Beni izleyerek gelmiş bir adam var karşımda. Ne tamam, yapacağımı, ne edeceğimi oğlum, dışarıdan ay, en azından. Aramızda inşallah ilk Seray'a evleniyor. Erkek biliyor ne yapacağımı. Malum en yaşlı. İnşallah. Aynen sonuçta en yaşlı. Seray abla sen evde kalmışsın. Üzüldüm. Ben hiç öyle düşünmüyorum tatlım ya. Her şeyin bir zamanı var. Seninkine zamanı gelmiş de geçiyor valla. Hiç öyle düşünme bence Cansel'cim. Sabahleyin arkadaşlar benim Adnan'dan büyük olduğumu söylediler. Evet büyüğüm. Öğleden sonra da Melis bana abla abla demeye başladı. Ya hiç umursamadım aslında. Herhalde bana savaş açmaya çalışıyorlar. Ben hazırım. Her türlü de savaşırım. Sıkıntı yok arkadaşlar. Savaşırım sizinle. Ben yemek götürüyorum. Götürmüyorsun. Neden? Bekliyorsun sonra gidiyorsun. Gitmesin dediler. Ha? Bekliyorsun bir 10 dakika. Aa. Aa herhalde öyle hemen git gel yapılmaz. Tamam sen de Ali'ye götürebilirsin istersen. Kahretsin biz seni tuzakar. Ayıp ama ya bu. Hayır ama ben tuzakardım bilseydim. Bunu biliyorsunuz niye söylemiyorsunuz arkadaşlar? Ne haberim olacak? Ali burada hadi benim de haberim yok. O Tanko'da yediği yemeği tuzlayıp da göndermez miydim? Bu evde biz başkalaştık. İlk eve atılan adımlardaki olamadık. Biz bu evde sevmeyi unuttuk. Abi şu bana bakılırsa şu yani son yaşadıklarımızın... Da ne abi? Sayfayı okusana mı içinden? İçinden okusana mı? Hayır abi bana göndermedi. Bu defter her dakika buradaydı.
Tabii bir yerde Tankut abi devamlı diyor diyor. Burayı yere... anlatmış resmen. İlk ya. İki sayfa yok sadece. İşte ha? Değil mi? Kısmet Solur Evi'nin özeti ya. Abi yani bu duyguları yaşamış ki bunları yazmış. Birisi geliyor ya. Aynen. Eyvah. Selam. Allah Allah. Tabaklarımızı mı getirdin? Mutfaktayım bugün. Şansı yok kızcağım. Çık buradan. Öğle yemeği mi Cansu? Evet. Oo süper. Akşam yemeğinde ne var? Beğenecek misin bakalım. Akşam yemeğine bilmiyorum. Allah kerim var. Cansu. Çatal bıçak mıyım ben sana? Okutacağım. Bence okutacağım. Ya okusun abi. Kısmet solu. Bu okusun. Cansu, Cansu senin bir şey okumanı rica edeceğim. Tabii. Gel. Bu ne biliyor musun? Dönün günü. Evet. Ve günlük değil. Aklına geldiği zaman yazdığı şeyler. Hı. İzlemiştim ben programı. Sen açık bir insansın. Ama bir oku. Şu ilk iki sayfasını sadece oku. Fazlasını... Şu an mı? Ya içinden oku, içinden. Ben yemeği yerken sen içinden oku onu. Acaba sana bir şey anlatabilecek mi? Bir oku. Tamam. Bence güzel yazmış. Yazanla söylesene yazarım. Yazarın. Biliyor, biliyor. Söyle, biliyor canım. Yani... Kızı burada öyle oku, kimi ya, olur mu şöyle? Abi şu peçetemiz ne işte ya? Yok mu peçete? Canı sıkılmış senin, farkındayım. Murat'ın canı sıkıldığı zaman ev işleri de böyle. Peçete yok. Ama gerisini akılına gerek yok. İlk iki sayfası yeter. Anladım. Benim söylediklerime eş değer, senin anlattıklarına eş değer. Değil mi? Evet. Ya. Çok sıcak yine burası. Benim gitmem lazım bu arada, çok kalamıyorum. Niye? Biter, beğenmezsen. Sen çok ikimiz, gelip gittim bugün, radarlar uyarıyor beni. Nazar. Neyse ben sana yeni tişört alayım. Evet, şunu şöyle yaparken. Hepimize alsana, hepimize tişört alsın. Alayım ne demek, Adnan yazayım mı üstüne, yazdırayım mı? Güzel olur. Tamam. Sevinirim, 36 da plaka. Bir şey diyeceğim yalnız sana. Azal yeni gelen kızı mı kıskandı? Benden. Oh. Ali söyledi öyle bir şey. Valla ben mutfaktaydım, hiç bilmiyorum muhabbete öyle bir şey olmadı ya. Ha tamam. Ama Azal düzgün geldi bayağı. Seni düzgün görüyorum şu anda. Hmm. Nasıl olmuş? Wow. Eldeki imkanlarla yaptım bu arada. Birkaç bir şey eksik. Tebrik ediyorum. Tankut abi bugün bize Daniela'nın özel verdiği hatıra defterinden bir şey okuttu. Zamanında bunu bize söylemişti. Çok iyi hatırlıyorum. İşte çok güzel şeyler yazmış programla ilgili. Fakat Daniela istemediği için okutturmamıştı. Şu an belli ki duygusal anlar yaşadı ve okudu. Eyvallah. Fakat Cansu'ya niye? Cansu'ya okutmasındaki sebebi ilk anlamadım. Fakat Tankut abidir. Vardır bir bildiği. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz illaki. O zaman Tankut beğendiyse ben gidiyorum. Eline sağlık. Ne afiyet olsun. Sen, benim... Yok yine yenisini yapıp getirecek. Bu kızın mutfağı çok güzel. Afiyet Sucuğum, olsun o zaman. Bak ellerine sağlık, emeğine sağlık. Okey. Çok teşekkürler. Ne demek? Her zaman. Sağlık. Çok teşekkür. Öpüyorum. Cansu eline koluna sağlık. Yarın hepinize yapacağım. Ne yapacağız yiyoruz paylaşıyoruz. Bilmiyorum. Spontane. Şimdiden ellerine sağlık. Afiyet olsun. Öyle mi? Evde şu var şu olay var. Murat gel Murat. Tankut kaçırma bu kızı bak lan. Bak gördün mü arkadaşların gönlünü fethedince oluyor. Senin mutfağına yakın ama mutfağın. Ama besledi herkese ya Allah. Hmm. Hafta sonu için oy tuttum kendime. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben çok açım oturacağım yemeğe. Tamam bak ben şuraya sevdim. Bir şey söyleyeceğim Cansu. Söyle canım. Cansu. Ne yapıyorlardı gittiğinde? Marketlere binip ne yapıyorlardı? Herkes sessiz biçimde oturuyordu. Hiç konuşma muhabbeti yoktu. Evet ben oradayken de yoktu. Çok sıkılmıştım. Evet çok sakinlerdi. Çok yemeğim gelince yemek üstünde muhabbet döndü. O kadar başka hiçbir şey yok. Bak, İyi Emre bir şey dedi Hazal hakkında. Onu söyleyeceğim ona. Ne dedi Emre Hazal? Kötü bir şey değilse değil mi? Kötü bir şey demedi canım. Ha. Şey dedi yeni kızı... Kıskanıyor mu dedi. Ali öyle bir şey söylemiş. Yok abi. Gidince. Ya of. Ben de sanmıyorum öyle bir şey yok dedim yani. Arkadaşlar yeni kızı kıskanmak değil bu durum. Bir de adaylar farklı. Niye kıskansın ki? Hayır abi sabahleyin şey oldu. Emre yanıma oturmuş. Ben Emre'yi görmedim bile yani. Ha Emre'yi görmedim bile. Yanıma oturmuş ya biz hani şöyle falan oturmuşuz hani bilmiyorum ben.
Ondan sonra konu oradan çıktı. Ben zaten çok üstüne de gitmedim yani. Gerek yok. Şu kevgirle bana makarna koysana. Baksana şöyle küçük küçük koyuyorum şeyi. Kendine al, gerisini boş ver. Servis etmek zorunda değilsin. Tamam. Ne bileyim ben servis edeyim falan. Yok etme. Yemek hazır isteyen alabilir. Tamam. Koy, yeter mi? Ne kek yaparmışım be. Ayça, şunu sen al o zaman. Bir tane koy. 180 yeterli midir acaba? Koymuştum. Tamam. O kimin? Kim yaptı onu? Sen çok tehlikelisin. Sen çok tehlikelisin çocuk. Sen gördün mü? Şu an anlamaya çalışıyor olayı. Gördün mü Ali? He? Hala görmedi. Neyi diyecek şimdi? Gördün neyse mü? Bırak kendi görsün. Ne yaptın? Bir şey mi yapıştırdın? Yok. Bir şey yapıştırdım. Bir şey yapıştırdım. Bir şey taktı sana. Hani geçen final akşamı düşürdün ya. Patonu almış. Geri takmış. Yerine koymuş geri. Yüzüne takmış, yüzüne. Şurana bak, şurana. Hala anlamadı. Vallahi anlamadım ya. Boş ver, boş ver. Boş zaman ver. Espri canlar. Yapıyor değil mi? Espri vallahi yapıyor ama. Ben şaka, öyle bir espri görmedim ama. Şaka kardeşim. Ne güzel, sizi güldürebiliyorsam iyi bana, yani. Ne mutlu bana o zaman. He? Bizi güldürebiliyorsam ne mutlu bana diyorum. Bizi güldüren sen değilsin, Batu yalnız sorun. Güzel yakalamış ama değil mi? Çok iyi ya. Nereden oğlum söyle de ben de güleyim. Aynaya bak. Aşk kendimi görüyorum. İnsanları yaratıcı yapıyor abi. Güzel kardeşim. Hani final akşamında sen düşürdün ya. Onu geri tak. Neyi düşürdün? Final akşamı neyi düşürdün sen? Hiç hatırlamıyorum ki. Şey cebinden telefonun düştü ya. Geri koydum. Final akşamı sen ne düşürdün? Oğlum işte onu hatırlamıyorum. Sıkıntı orada. Ne düşürdün? O kadar ben. Çok hatırlayacaksın. Hani evet. Filmi var böyle yeşil bir yaratık. Hani bir tane köpeği var. Kuk. Jim Carrey oynuyor filmin başrolünde. Söylenmeyecek bir şey mi? Bu kadar diyoruz da. Hani böyle dönüyor kılık değiştiriyor. Ha, şimdi mevzu ne tarafa? Okey şimdi okey. Hani şöyle. Aslan daha açıklayıcı konuştu anladım. Tahta bir şey böyle takıyor. Yeşil oluyor, neden çıkartıyor, peki? İnsan neden oluyor. Peki? Ne? Neden böyle bir şey söyledi? Nasıl bir şey? Niye bunu söyledin? Maske muhabbetini hani... neden söyledi? Düşen maskeni geri taktım. Bu birinci kelime. Varan bir. Varan bir. Kardeşim doğaçlama şey... Sessiz sinema oynuyoruz kardeşim. Bu birinci kelime. Devam edelim. Olayımız maske. Tamam, maske bulduk bir. Devam. Şimdi ikinciyi söylüyorum, çok affedersin. Şöyle duruyorsun ya, dik dur abi. Dik dur, tamam mı? Ama bir sıkıntı var orada. Şöyle... Şuradan boyundan yavaşça şöyle resmine doğru boynu çevir. Bir şey göreceksin. Şöyle. Fotoğrafı mı? Ya bu kadar uzatmaya gerek yoktu. Ali resmine maske koyulmuş desene ya. Oldu mu? Evet. Vallahi yakıştı. Tamam mı? Yakıştı. Öyle resmini çekelim yarın sabah. Çek kardeşim. Sen mutlu oluyorsan çek ya. Ya arkadaşlar ben ilk geldiğimden beri kendimi ifade ediyorum. Bence kimin maskesi olduğunu biraz daha detaylı bakın, siz göreceksiniz. Bana yeşil ışığı yaktı, sana kırmızıyı gösterdi. Sen ertesi gün zaten ben vazgeçtim dedin. Siz ne kadar doğruysanız ben de o kadar doğruyum. İkinizin de aslında hala yoğun duygular içinde olduğunuzu fark ettim. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandın, şok olmuş gibi davrandın. Ayrıca zaten Umut senin arkadaşındı. Mehtap doğru adayı bulmaya geldi. Ama senin amacın şu. Bu yani değil. Yani bunu olmasa eliyip gidiyorsun zaten. Elenip gidiyorsun. Ya abi. Ali buraya niye birinci olmaya geldi. Strateji yapıyor. Mehtap'la ilişkisi de yalan. Bak
Belki yarın öbür gün o da stratejiydi diyecek. Saygı duyuyorum kardeşim. Burada ama baştan bak, beri girmiş halk, azamaydır bu olanlar var ya. Yani. O zaman bak halk her sen şeyi görüyor. Ne kadar gerçeksen inan bana ben o kadar gerçeğim. Sen ne kadar Ayçi'yi seviyorum aşığım diyorsan ben de Mehtap'a o kadar anladın mı o kadar talibim. Bak, benim ama kadar, ben onun için benim kadar olamazsın. Ya burada yani ben böyle ikinci günde üçüncü günde aşığım seviyorum diyorsa ben senden şüphe ederim. Ben ilk gün söyledim. Bak ben girdim de deseydim, ağzım ben bu kızı ölüyorum, bitiyorum, aşığım, seviyorum deseydim istediğini söyle ben. Ama ben asla ağzından çıkmadım. Tamam ne şey. Güzel işte zaten. Keşke öyle çıkmadım. Gelseydin. Bak ya. Ya benim amacım strateji, ona gelmek değildi ki zaten. Strateji gereği zaten söylememen gerekiyor senin. Söylersen stratejinde hata etmiş olurdun. Stratejik bir hamle olmuyor. Yani. Ya arkadaşlar burada her geçtiğinizde arka konuştuğunuzda strateji yapmıyor musunuz? Arkadan koşma bir strateji olmuyor mu? Ben köneye geçtiğinde bilmem ne koşma strateji olmuyor mu? Oturup beyin yanacak şekilde şey yapamıyor. Ama senin gönlünün söylediği. Abi gönlümün söylediğini şu an beraberim. Sıkıntım yok. Çünkü o işe girdiğin zaman benim derdim buydu. Şu anda onunla beraberim. Senin derdin o değildi. Ayça ile olmadı. Tamam mı? Şimdi baktım Mehtap'tan yeşil ışık geldi. Şimdi de Mehtap. İkiniz de birbirinizi sensin. Kullanıyorsunuz. Bu kadar ben sana basit. Bir şey söylüyorum sensin. Ha, doğrudur. Saygı diyor. Bak herkesin birebir konuşmasına saygı duyuyorum kardeşim. Cevabın olmayınca böyle dersin. Konuş. Ya niye bak, konuşmuyorsun? Ben devam etmiş olsaydım ne seninle alakalı bir sonuç vardı ne benimle vardı. Sevgili gelin adayınla beraber. Doğru mu? Yani bir net bir şey yoktu. Kız ağzına ben Batı'yı seçeceğim demedi. Demedi. Ama o enerjiyi bak, verdi. Hala enerjiyi verdi. O kardeşim elektriği verdi. Demedi ama bak demedi. Buradan git gelin adaylarını sor. Senden çok ben daha yakındım. Anladın mı? Sor. Onların gözlemlerine senden çok ben yakındım. Ama ben doğru zamanda kestim olayı bitti. Bu kadar basit. Ben kendimi geriye çektim. Birbirinizi tanıyın dedim. Karışmıyorum dedim. Tak Ayça bizi oturtturdu yanına. Orada. İşte orada zaten benim dengemi bozdun sen. Orada. Anladın mı? İyi ki de öyle bir şey yapmadı yani. Orada. Bana yeşil ışığı yaktı, sana kırmızıyı gösterdi. Sen ertesi gün zaten ben vazgeçtim dedim. Yoksa sen o stratejilerine devam ederdin. Kendi ya, ağzınla söyledin. Saygı ya diyorum zaten ya. Hayranlarını kullanmak şey istedim diye adam kendi ağzınla söyledin. Adam diyor ki sizin saygı diyorum. Zaten kendi ifadesi de, yani demokrasilerde ifadeler beyandır abicim. Kabul ediyor, söyleyecek bir şey yok. Ha, şunu da altını çiziyorum. Benim bir tek yanlışım bence size göre, bana göre değil. İsmimi Mehtap olarak verme. Ama ben içeri girdiğimde senin ilişkin bittiğini biliyordum ki sonra bir baktım sen berabermişsin abi. Biz ara aslında şöyle. Ben bittiğini biliyordum. Bir dakika, madem o bittiğini biliyordun niye direkt Mehtap demedin? Ayça dedin ikinci adayım Mehtap dedin. Abiciğim bak ilişkinin bitmediğini duydum anladın nereden mı? Dedin? Duydum ya abi. Ya niye o zaman buraya geldiğinde ya, ilişki bitti diye biliyordun? Ya abi sonuçta. Tamam abi geldim? Daha ben duydum. Neyse. Şey yok, yani şey o yüzden de yani. Demedim ama hiç köstek olmadım. Ben şimdi Ayça'yla konuşurken gidip de Mehtap'la hiç konuşmadım. İnkar eden var mı? Yok. Ben konuşmadım. Allah için şimdi bana yapmadım da söyledin abi. Yani Mehtap seni seviyor. Ben bunu gözlerinde gördüm dedin kırmızı odada. Ben tamam, hala arkasını yani. Söylüyorum. Ben asla sevdiğini. Bir çomak sokmadım abi ilişkinize. Ben hala seviyor dedim. Bak ben Mehtap'a da şimdi de tanışma yolundayken de söylüyorum. Mehtap. Kalbin düşün. Buraya şu kırılan kalbin bir köşesinde Murat var. Bitti ben hala zannediyordum diyor. Ama benim derdim o bitti kırılan öteki kalbin peşinde olup tamamını diyorum ki, kaplamak. Niye o zaman benim buraya geldiğinde? Zaten ben aynı bir şeyi söylüyorum. Aşkım seviyorum bilmem ne deme. Duymuştum bitmediğini. Yavaş yavaş görelim. Ben zaten nereden aynı duydum? Şeyi söylüyorum. Senin bu ifadelerinden sonra hani bilmiyordun? Tabii ki kararı verecek olan Mehtap'tır. Mehtap bütün bunları duyup, görüp, yani izleyip olmaz. Senle de bu tanıma Mehtap yolunda onay veriyorsa zaten bize söz düşmez. Bana diyecek ki sana ne? Haklı. Biz bu haklı. Şu dakikadan sonra bana Mehtap derse ki sana ne? Ben söyleyecek hiçbir sözüm yok benim. Bu konu nereden açıldı acaba? Ha burada sen yokken bize konuşma yaptın. Hayır ben de evde konuştum mesela. Murat abiye dedim ki Murat abilerle Tankut'ta otururken. Ben dedim Ali'nin dedim benim için fanlarım için girdiğini söyledi dedim. Mehtap'ı dedim asla üzmesine izin vermeyiz biz dedim. Mehtap'ı üzemez dedim. Sadece şunu söylemek istiyor Ali. Eve geldiğinde Mehtap'ın bir ilişkisi Fanın vardı. Ayça'nın öyle yoktu. Söyledi ya kaldı. O yüzden söyledim onu. Ayça'nın yoktu. O yüzden Ayça'ya yöneldim. Bu bir strateji. Bunu kabul ediyorum. Ama aşkım ne dedi? Çünkü ben Mehtap eve birlikte olduğu için hani Mehtap'ın ilişkisinin sürecinin ne olacağını bilmiyorum. Ama ne dedi şimdi? Mehtap'ın ilişkisi yoktu ben. Şey yoktu mu dedi? Yok biliyordum. İçeri girdiğinde var olduğunu öğrendim. Zaten fanlar tutamıyor. Senin zamanında da çok fan vardı. Evli elendin buradan yani. Sen bekar yani burada ilişkisi olmayan bir aday olduğun için yani ben olsaydım olmaz çünkü Semih diyordum falan filan. Senin yoktu o zaman adayı. Ama ben orada söylerdim, söyledim dedim ki Murat abi dedim, o dedim buraya ilk girdiğinde Mehtap diyecekti ama Mehtap sen olduğun için dedim beni söyledi. Eğer strateji dedim Mehtap'ı üzmesine asla izin vermeyiz biz dedim.
Ya o şey değil ya, bu evde popüler olmak için değil, aslında Mehtap için. Mehtap kalmak için ya, Mehtap'la ilişki yaşamak için. O zaman yine direkt Mehtap diyecekti. Ama ben onu beklerim. Mehtap'ın ilişkisi işte vardı, ben onu beklerim zaman, deseydi. Tamam mı? Hani ilişkisi elenmek olan birini söyleseydi elenirdi. Sen demiş. Ha. O yüzden seni söyledi, ilişkin yok. Çünkü ilk senin için geldi. Ben ama burada kötü Melis olacak olay haklı. Ne biliyor musun? Eğer sen de etkilenip ona evet şey deseydi. Benim için olduğunu hissettin miydi ki? Kanka umursamıyordum ki ben. Benim aslında aklım hep Batu'daydı yani. Yalandı. Ben Esmer severim. Sarışın sevmem. Hepiniz biliyorsunuz. Sadece Batu'yu biraz daha böyle şey yapmak için Ali'yle yakınlaştım. Ama ben Ali'yle tutup el ele gezmedim, sevgili olmadım. Kalktım bir kere şurada oynadım. Ama bu stratejin yani kötü yanını biliyor musun? Eğer sen ona karşı bir şey hissedip evet deseydin, o zaman kötü olur. Ya olabilir demedi o da. Tamam, Ali'nin bu kadar üstüne gidilmesinin hiçbir alemi yok. Canım artık aynen zaten erkekler yok. Adam anda, sevdiği için yapmış bunu şu yani. Şu an erkeklerin yaptığı stratejiyi de söyleyeyim mi? Hani şu anda Murat'la Semih çok kötü durumda, bizim onları yazacağımızı düşünüyorlar ya. Şimdi diyorlar ki Ali'yi daha çok aşağı çekelim. Ali hani Murat'la Semih'i yazsınlar, Ali'yi yazsınlar diyorlar. Asla Ali'yi. Ama ufaka düşmeyiz, kusura bakmasınlar. Asla Ali'yi yazacağım. Ali'yi aşağı çekmekle kendi suçlarını kapatabileceklerini mi düşünüyorlar? Öyle bir şey yok. Bak öyle düşünüyorlar. Bak öyle düşünüyorlar ama öyle bir dünya yok. Siz ne kadar doğruysanız, tamam mı? Ben de o kadar doğruyum. Yani bana şunu da bunu da geliyor demeyin abicim, demeyin. Bak kardeşim, bak burada... Tamam da susuyorum. Doğru yanlışı vallahi bile öğretirim sana ha, yeter yani. Hop ne alaka? Sevim ne alaka? Ben onu diyeceğim işte, hoppala yani. Doğru yanlış, sen ne kadar doğruysan ben de o kadar doğruyum dersen... Ne var ben bunda? De sana tepkimi yoksa susuyorum. Söylediğim cümlede neresinin ne aldın anlamadım. Sen ne kadar doğruysan ben de o kadar doğruyum dersen beni yükseltirsin. Yüksel ne olacak kardeşim? Sen yükselsen ben de yükselirim. Sen yükselme kardeşim. Sen yükselme. Ben, kimse yükselmesin zaten. Ben biliyorum abi. Yükselecek yer var. Şu an bu yapmış olduğunuz bana karşı bir tepkidir. Hepiniz bir tepki almışsınız. Saygı duyuyor zaten. Bu geç ya. Bak ben biliyorum artık. Adam çünkü kendi kendine açıkladı. Daha kullandığı cümleler hoş değil. Tamam, ben de bana şunu söyleyeyim. Siz ne kadar doğruysanız ben o kadar doğruyum. Üstüne gitmeye de gerek yok yani. Sen doğruysan ben yanlışım derim. Geçerim abi. Kaç saatten beri susuyorum ama hepinize diyor. Bence çok güzel abi, kedi ifade ediyor. Cümleli, yanlış bir kelime. Muhatabın peki kimse, onunla muhatap ol Ali. Ben senin muhatabın değilim kardeşim. Ben susuyorum. Ya herkese genel konuşma herkese diyorum. Herkese dersen ben de burada tepkimi neden söyledin herkese yani, biliyor musun güzel kardeşim? Herkes şu an bana cephe almış görüyor. Ama bak bir şey söyleyeyim. Neden doluyor? Neden doluyor onu da söyleyeyim. Neden doluyor onu söyleyeyim. Herkes saygı duyuyor değil mi? Yaşı büyük. Yaşamış olduğu bir ilişki var. Bak daha yeni Emre söyledi. Yapmış bak, olduğun en büyük hata dedi. Yıkıyorsun, hiç bak, alakası yok. Daha yeni söyledi. Yapmış olduğun hata o. Anladın mı? Şu an ondan dolayı ben de bir flörte başladığım için bir tepki alıyorum. Yapmaman lazım diyor Emre orada. Anladın mı? Ama o zaman ben buraya niye geldim? Ali, Murat abi sevdiğimizden sana cephe alıyoruz diye. Murat abi seviyoruz da cephe almak falan da yok ortada. Güzel. Yani sen biliyor musun? Sen bir yanlış tavır sergiliyorsun. Biz de bunu sana yanlış olduğunu söylüyoruz. Bunu yanlış olduğunu kabul edip yanlışını doğru gibi göstermeye çalışıyorsun. Biz de yanlışını zaten yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. İzleyenler doğruyu yanlış ayırt edebilir ya. Evde bir stratejidir muhabbeti almış başına gidiyor. Ya arkadaşlar acaba sizin yaptığınız mı strateji, benim yaptığım mı strateji? Ya herkes bence bir dönüp bir arkasına bir baksın yaptıklarına. Yani kimin strateji olduğunu herkes görebilir çok rahatlıkla. Ama bence siz strateji yapıyorsunuz. Tam da yerindeyim ben. Ayağıma basıyorsun kız. Kız ne basmasa hanımlar. Tamam gelme. Oh afiyetler olsun, ne yiyorsunuz? Kek yapmış kız. Kek. Saklayın biraz da bana saklayın. Ben yaptım. Ne oldu Neli? Ben sade yaptım. Ellerinize biliyorsun sağlık. Biliyorsun Sedal benim kekim ne meşhurdur. Ne güzel olmuşsun kız, papağan gibi. Teşekkür ederim. Rengarenk çok yakışmış, açmış içimizi. Arabı mersin. Evet beyler nasılsınız? İyi Sedal'ım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Muratçığım. Ben. Permin Vatansever Hanım yani ilişki uzmanımız. Evet. Sizin için geldi bugün. Bu izleyeceğimiz az sonraki VTR'lerde çok da seninle ilgili bir şey yok. Tamam. Seni kırmızı odaya şimdiden rica edeyim. Tamam. Vakit kaybetmeyelim. Daha sonra Mehtap'la da görüşecek kendisi. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Murat'ı yolluyoruz ilişki danışmanımıza efendim. Ve geçelim günün konularına. Hoş geldin Seray. Biz damat. Yeni bu evde seninle evet, beraber oluyoruz. Çünkü dün damat adaylarının evindeydim evet, biliyorsun. Evet, evet. Nasılsın, nasıl buldun evi? Teşekkür, çok iyiyim. Çok iyi buldum arkadaşlar. Siz onu nasıl buldunuz? Ben sevmedim. Mükemmel. Teşekkür ederim. Ben sevmedim.
Bayıldım. Ben sevmedin. Anladım. Bikini bizim ben çok sevdim. Mutfakta beraber şimdi. Merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Seni neden çağırdım biliyor musun? Merak ediyor musun? Ediyorum tabii. Ne düşündün? Seni çağırdığımı duyunca neler geçti aklında? Ben de onları merak ediyorum. Ben şöyle düşündüm. Hani bana iki adım geride durup izleyin demiştiniz ya. Bence sonrasında bizim içimizde, bizde bir şey fark ettiniz. Bilmiyorum. Belki de Mehtap'la konuştuktan sonra da. Buna müdahale etmek istiyorsunuz diye düşündüm. Bilmiyorum doğru mu? Heyecanlandırdı mı seni benim bugünkü çağrışım? Evet. Hatta biraz daha ötesi umutlandırdı da diyebilirim. Umutlandırdı mı? Evet. Peki. Aslında aynen de dediğin gibi oldu. Ben dün hem seninle hem de Mehtap'la birebir yaptığımız görüşmelerden sonra ikinizin de aslında hala yoğun duygular içinde olduğunuzu fark ettim. Ve bu bir teşhis. Evet. Ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Hı hı. Ve burada aslında sana söylemek istediğim şeyler çok farklı. Mehtap'a söylemek istediğim şeyler çok farklı. Hı. Önce seninkilerle başlayalım tabii ki. Tamam. İlk görüşmeyi seninle yapıyor olmamdan kaynaklı. Şimdi ben senin gözlerinde hala daha Mehtap'a çok yoğun duygular hissettiğini gördüm. Bana hem gözlerin, hem sözlerin, hem beden dilin, hem de böyle gözlerinde hala bir umut var mıdır acaba bakışı bütün bunları düşündürdü. Yani ben ve ben de dedim ki, ne yapalım Murat? Ne dersin? Aslında benim buradaki kıskançlığım şöyle ben dile getireyim. Evet, belki dışarıda bu tarz bir ilişki yaşamadığımdan, yani bu duyguları hissetmediğimden bir başkasına burada gelişmiş ve önüme çıkmış olabilir. Fakat bunun kasıtlı yapılması daha bende üst seviyeli sinirlenmeme ya da bu kıskançlık gösterisini yapmamda etken oluyor. Ceyda gitti biliyorsunuz. Ceyda gittikten sonra işte hem Adcay'cılar üzüldü, hem Adnan üzüldü. Ama Adnan hem üzüldü hem yolladı. Artık hani iş çıkılmaz bir noktaya gelmişti. Benim hatırladığım bazı şeyler var onun gidişi ve öncesiyle ilgili. Bir gala gecesi başladı burada her şey. Bu işte de Ayça'nın, Melis'in, Mehtap'ın ve Cansel'in hatta sözleri var. Evet. Bu işi ortaya çıkaran veya körükleyen diyeyim. Ama iş Adnan'da nasıl patladı bir ona bakalım görüntülerle. Yalnız kızın da dili pabuç gibi Melisa'nın cevap veriyor. Neden? Altta kime? Altta kalmıyor. Kime nasıl cevap veriyor? Melis'e. Altta kalmıyor kız. Erkekler evinde mi tartışıyorlar? Ben Adnan... Adnan'ın şey ne yaptım? Cevap verebildi Allah aşkına? Adnan'ı... Hiç dün cevap veremedi bize burada. Bir şey söyleyeceğim. Saçma Adnan ne kadar konuşur. Değişmiş. Siz yaptınız Ceyda'yı diyor. Ya Adnan da tepkileri pardon görünce Ceyda bize mi çevirdi? Pardon Adnan'ın yüzünden gitti yani. Ceyda Adnan şimdi evet, konuşturmasın. Ayça'yla birlikte olduğunuz Ceyda'nın gitmesi konuşturma. Tek sebebi kendi yüzünden en bana niye olarak. Söylemediniz diyor. Adnan da sebep olmalı pardon da yani. Yani şimdi konuşturmasın beni. Adnan her şeyi biliyordu buraya gelmeden önce ya Ceyda hakkında hayırdır. Hayır pardon aşkım. Hayırdır yani. Biliyordum. Şimdi benim alsam bozmasın kimse. Ben tamam gördüm. Ceyda ile Adnan dışarıda görüşüyorlardı zaten. Adnan da Ceyda hakkında her şeyi biliyordu. Kızı her şeyiyle kabul etti. Buraya soktu kendisini. Buraya girdikten sonra, yerini yaptıktan sonra, kızı kullandıktan sonra kızı yolladı. Kendisi burada kaldı. Kimse benim asam bozmasın. E şimdi evet, Ayça'yla tamam siz dedikodu yaptınız diyor Kırmızı Oda'da. Ya kimse kimseyi suçlamaz. Niye böyle suçlamış? Bizi suçluyor Adnan. Bak. Hırsını alamadın ya oğlum. Direkt Adnan'a dönüyorum ve soruyu soruyorum. Adnan. İddiasına göre Melis'in ki gala gecesinde bu olayı ortaya çıkaran kişiler Melis Mehtap, Ayça Cansel'di hiç unutmuyorum. Önde oturdular. İşte Ceyda arkadan itirazlarda bulunuyordu ama onlar tanık olarak biz de gördük. Mesajına, sohbetine, muhabbetine şahit olduk diyerek o eski meseleyi körüklediler. Ki en sonunda buraya da getirdik işin muhatabını. Yani Ceyda'nın eski nişanlısını. Fakat şimdi diyorlar ki Adnan ayrıyken eve ikisi de girmeden aynı anda girdiniz. Her şeyi biliyordu. Bile bile burada gitmesinin sebebi oldu Ceyda'nın. Keşke Melis bu olayları yaşanırken izleseymiş. Yani orada sadece lafı söyleyip kenara çekilmeseydi benim söylediklerimden neler olduğunu anlardı. Melis'ciğim. Evet ben kabul ettim. Her şeyi kabul ettim. Ve şunu söyledim. Benden sonra, bu eve girdikten sonra asla hiçbir şey olmayacak. Hiçbir sohbet dahi olmayacak. Ve nedense içeri girdikten sonra sohbetler dahilinde zaten kavgalar çıktı. Anladın mı? Ki bundan önce benim kabul ettiğim şeylerin de öyle olmadığını da öğrenince bunları da ben kendime yediremedim ve devam edemedim.
Ceyda da yalnız bize dedi ki, ben dedi Adnan'a dedi, hala Umut'la konuştuğumu, hatta dedi Umut'tan dedi paramı istediğimi söyledim dedi Adnan'a dedi. Hı. Adnan da bana dedi, ben dedi konuşamam Umut'la, beni muhatap etme, sen işini kendin hallet dedi dedi. Canım benim, zaten bunu ben söyledim ki. Burada söyledim. Söyledim. Hayır ama sen dedin ki bana söylemedin böyle bir şey dedin. Yok. Emin misin? Tamam. Yok. Söyledim. Üçüncü hafta finalini izlersen tekrar görebilirsin o zaman. Söyledim. Ayrıca ben de Umut her şeyi biliyordu diye vurguda bulunuyordu Ceyda burada. Adnan her şeyi biliyordu diyordu zaten Ceyda. Sen ama hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandın Adnan. Ben hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandım mı Melis? Evet, hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandın. Şok olmuş gibi davrandın. Ayrıca zaten Umut senin arkadaşındı. Bunların hepsinin açıklaması yapıldı. Bunlar nasıl buraya geldi Melis? Hayır yani niye şimdi biz sanki Ceyda'yı Umut'la... karalamışız da sen sanki Ceyda'ya hiçbir şey yapmamışsın Yo, bunu, gibi. Bunu sen yaptın. Sanki biz bunu Ceyda'yı bu evden yollamışız da erkekler onun ismini yazmamış bunu... gibi konuşuluyor. Hayır, bunu sen yaptın. Buraya geldiğinde tutup işte keşke Ceyda böyle olmasaydı, bilseydik böyle olurdu, bilseydik Ceyda'nın bu açıklarını söylemezdik diyen sen değil miydin? Evet, söyledim. Tamam. Bunun doğrultusunda da Ceyda'yı eleyen biz değiliz. Bunun da açıklamasını yaptım. Hazal ve Ceyda arasında bir seçim yapmak zorunda kaldık. Ve devam eden bir ilişki mi yoksa bitmiş bir ilişki mi arasında tercih yapınca Ceyda'yı elemek zorunda kaldık. Tamam da, yoksa Ceyda'nın elenecek bir durumu bir saniye, var mıydı Hazal'la sence? Hazal'la Ceyda'yı aynı potaya sokan da sizsiniz ama. Bir isim yazmak gerekiyordu. Tamam, Hazal'la Ceyda'yı aynı potaya sokmak da bence bir strateji işi. Yani siz bu stratejiyi yaptınız. Dediniz ki biz bu stratejiyi yapalım, nasıl olsa Hazal'ı yollamayacağız, Ceyda'yı yollayacağız dediniz. Aynı potaya soktunuz, sonra da Ceyda'ya güle güle. Ama kurban yani, oldum, bu stratejiyi yapan biz değil, Kırmızı Oda'da sizdiniz farkındaysanız. Hayır, biz zaten bunun öncesinde bu stratejiyi yapmıştık. Ama yani işte onları... stratejiniz tuttu işte, sizin kendinizi alkışlamanız gerekiyor. Ama oylamayı biz yapmıyoruz ki. Bu oylama stratejisini siz yaptınız diyorum. Ama bizi oylama eşiğine getiren siz oldunuz işte. Biz buradan erkekleri eleştirdiğimizde bizi susturuyorlar. Herkes birbirine bir kenetlenmiş erkekler tarafı olarak. Ama söz konusu Ceyda'yken evet biz çok acımasız eleştiriler yaptık. Keşke biz yaptık. De korusaydık. Biz i̇şte giderken bunu fark ettik. Ben. Pişman olduk giderken. Yani ama sadece kadınlara ama erkekler, yüklenilmesi doğru değil kendileri yani. Kendileri hata yaptıklarında ve biz eleştirdiğimiz doğru zaman bizi susturuyorlar, bizi bastırıyorlar. Yani hepinizin şimdi... niyeti burada evlenmekse sadece kadınlara evet. davranış problemleri yüzünden yüklenmek doğru değil. Adnan, çünkü soruyorum sana, sen hiç Murat'a ya da Semih'e hiç yükseldin mi? Abi bu yaptığınız nedir? Hiç size yakışıyor mu dedin mi? Asla. Dedim. Ne zaman dedim. Biz görmedik? Onlar daha giderken dedim ki abi bak gitmeyin sıkıntı olur dedim. Onlar normal türkülere gidiyordu. Daha dün tartışırken destekliyordunuz. Daha dün ben mutfağa gittim, pizza götürdüm. Tankut geçmiş karşıma, sen buraya ne yüzle geliyorsun? Sen Murat'ın duygularıyla oynuyorsun diyecek kadar... Tankut arasındaydı. Biz orada sana bir şey dedik yani. Mi? Ben sana orada bir şey dedim mi? Mehtap nasıl geliyorsun? Ali'ye getirdiğin pizzayla nasıl Murat abinin yanına oturuyorsun diye bir şey dedim mi sana? Hayır ama bakın şimdi Ceyda eleştirileceği zaman biz ağır eleştiri yaptığımızda hepiniz bize karşı desteksiniz. Siz de ağır eleştirdiniz. Ama söz konusu sizseniz biz eleştirirken bizi desteklemiyorsunuz. Evet. Birbirinize kenetleniyorsunuz. Anladınız mı? Ne eğer ortada ya? Haksız varsa, haksız Ceyda'ya yüklenmekse hep beraber yükleniyoruz. Siz de biz de. Tamam mı? Ama haksız olan burada Semih, Murat, Batuhan'sa Batuhan orada geçip de hala Ali'yi konuşabilecek derecede yüzü var. Anladın mı? Bu şeyi söyleyeyim sadece. Bizim Ali abinin üstüne gittiğimiz yok. Var. Yok. Var. Biz senin yaptığın bir şeyi sabote ettik mi? Bak, ya sabote etmediniz ama üstüne gidilme, üstüne gidilme görmek istiyorsanız. Bak üstüne gidilme görmek yani istiyorsan benim şu an ilişkime saygı duymuyorsunuz. Sana saygı duymuyoruz. Abicim seni söyledim bize. Bak gerek. Farklı yoldan gidiyorsun. Batuhan orada onun gala gecesi söylediği şey kinayeli. Artık ne olursa olsun tartışmadan bıktım diye söylediği. Kızların da güvenini kazanıp işte bir şekilde de elenmediği. Ben bugün kızları da ifade ettim bugün kendimi söyledim. Oradaki herkes de duydu. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Aileye rağmen evlenmek ilişki değil. Aileyle birlikte bu yolda yürümek. O evlilik fotoğrafının içinde aile bireylerinin de gülerek yer almasını sağlamak. Ama eğer siz birbirinize uygun olduğunuzu düşünürseniz ve birlikte bu yolda ilerlemeye karar verirseniz tabii ki bizim amacımız, görevimiz ve çalışmamız onları da ikna etme yolunda olacaktır. Nelere direnç gösteriyorlar, onları rahatsız eden şeyler nelerdir? Onlarla da görüşmeler yaparım ben. Sana büyük görev düşüyor burada. Senden beklentim birazcık daha fazla. Ben aynı şeyleri ama yaparım. Ama tekrar yola çıkmamız durumunda zaten şöyle gideceğiz. Toplantılar yapacağız, görüşmeler yapacağız. Ben onunla, seninle birlikte görüşmeler yapıp
Senin rahatsız olduğun şeyler nelerdir? Onunkiler neler? Evet, ve bu rahatsız işte. Olduklarımızı düzeltebilmek için birbirimize zaman tanımamız lazım biliyorsun süper, ki. Çok doğru. Bir zaman tanımak gerekiyor. Ve bazen insanlar kendi yaptıklarını doğru zannederek yapıyorlar. Ama bunun karşı tarafa yansıması, neler hissettirdiğini o an algılayamıyor olabilir. Doğru. Diyorsun ya, Mehtap sus diyorum. Belki o anda onu içinden çıkartmak istiyor. Çıkarttığında rahatlayacak. Ama çıkarttığında o rahatlamanın geri dönüşümünü fark ettirebildiğimizde ona işte o noktada fren yapacak ve diyecek ki hayır, benim bir ilişkim var, evliliğe gittiğim bir ilişkim var. Bozulmasını ben ilişkime sahip çıkıyorum, bozulmasını istemiyorum, dış seslere kulağımı kapatıyorum. Kalbimi, aklımı, mantığımı ve her şeyimi Murat'la olan ilişkimi yürütmeye yönlendiriyorum. Senin için de aynı şekilde. Bunu yapabildiği an hiçbir sorun kalmaz, ben size söyleyeyim. İşte bunu birlikte yapmaya çalışacağız. Ben sana diyorum ki, istiyor musun? Ben bu yolda sizinle birlikte olacağım zaten. Hem seninle hem Mehtap'la. Mehtap'ta da onu hissetmeniz gerekli. Mehtap'ta da bunu hissettiğim için sizlerle görüşmek istedim zaten. Evet. Çünkü Mehtap, ilişkinizin bitmiş olmasından dolayı çok üzgündü benimle yaptığı konuşmada. Ciddi misiniz? Evet. Bu çok büyük bir umut yalnız. Çok üzgündü. Ama şimdi senden sonra onunla da bir görüşme yapacağım. Tamam. Onunla yapacağım görüşme bize bundan sonra neler yapacağımızı anlatacak. Anladım. Ben öncelikle senin görüşünü almak istedim. Evet, ben söylüyorum size. Yani doğru tespitiniz. Geri dönüşlerde tıkanmalar yaşıyoruz. İnşallah onu aşarsak bence problem kalmaz. Ben de çok uygun olduğunuzu düşünüyorum ve İnşallah her şeyin de çok güzel olacağını i̇nşallah, umuyorum. İnşallah hayırlısıyla olur inşallah. Şimdi Mehtap'la görüşeceğim. Evet, hayırlısı neyse hepimiz için, ikiniz için de, aileleriniz için de öylesi i̇nşallah. Olsun. İnşallah ben de öyle diyorum. Tamamen hayırlısı. Ama her ne olursa olsun, o öyle ya da değil. Ben biliyorsun ihtiyaç duyduğunda daima buradayım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok mutlu oldum. İnanılmaz güzel geldi yani. Vallahi ben buradayım. Prodüksiyona da çok teşekkür ediyorum sizi getirdiği için. Ben teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Partner olarak Murat'ın sana daha uygun olduğunu gözlemledim. Sen 29 yaşındasın, 23 yaşında adama aday geliyorsun. Melis bir izin ver kardeşim ya. Dedim ki hayatım bir bildiğim var. Demek ki gördüğüm var. Konuşma. Bana düzgünce davran. Sert davranıyorsun. Yapma bunu bana. Ali, bu evden seni eleyecek olan kişiler kızlar. Yani gelin adaylarının evi. Ona göre sen ilişkinin arkasında durursan hem halk hem bu ev senin arkanda duracaktır. Mehtap, sen de yeni bir ilişkiden çıktın. İnsanlar Murat'ı seviyor, duruşunu takdir ediyor olabilir. Hem damatlar evinde hem dışarıda. Zaman alacaktır yeniye adapte olmaları. Anlatabiliyor muyum? Şu anda Murat zaten ilişki terapistiyle görüşüyor dışarıda biliyorsun. Seda Hanım, bunun da bir nedeni bu var. Mehtap, ben bir şey söyleyeceğim. Adapte olması önemli benim mi ya? Evet, ben bir şey burada? Söyleyeceğim. Ben dayanması bir şey önemli Ali'nin. Evet, ben bir şey söyleyeceğim. Ben ilişki bitti, saygı duydum. Ve burada herkes bunu yapamaz. Gelip de o kişiden kimse izin almamıştır. Ben gidip söyledim abi dedim bak böyle böyle bir durum var. Ben bir yola başvursam dedim seni rencide eder mi? Tamam de Murat da yok dedim. Ali anladık ya, zaten onu da gördük. Yani Murat ben da burada yok. Olabildiğince kimseyi kırmamaya çalışıyorum senin ama. Senin yapacağın ya tek bir şey. Tepki almam beni bir garibime gidiyor ama saygı duyuyorum yine. Tamam yapacağın tek şey buna devam edip bence sevginin, ilişkinin, tanıma yolunun arkasında durmak. Başka bir konuya geçiyorum Seraya yani evin yeni kül kedisine. Çırağımıza. Öyle demeyin Seda Hanım ya. Bu arada Mehtap'cığım sen de Pervin Hanım tarafından bekleniyorsun şu anda şimdi vatansever. Mi? Şimdi seni de alalım kırmızı odaya. Ben hallederim burayı kanka. Tamam sana emanet buralar. Ama biriniz zaten hepsine yetersiniz. Ali göremezsem kendine iyi bak öpüyorum. İyi tamam işte bu. Bunlar bize lazım olan. Şimdi evet kül kedisine geçiyoruz. Öyle kül kedisi geziniyor mutfakta ama evin en dişlisinden birini de karşısına almakta efendim. Sakınca görmüyor. Cesur davranışlar ikinci günden. Bakalım. O kadar arkasından laf söyleyip de şimdi bu kadar koruması niye yani? İlla bir fitne fesat sokacak ya. Neyse ya sıkın canım. Güzel bir şey söyledi daha yeni. Gong sesi yaklaşıyor. Evet. Öyle. Gong sesi yaklaşanların kendi neler... Kendine düşmüyor.
İşte yok. Kendi derdi bu. Şu an bir ilişki yok kardeşim. Tuttum abi. İlişkisi olmayan insanın... Kendi ilişkisi olmadığı için de başkalarının... Düşüncesi de olacak. Arkadaşlar kim aç? Tamam kaç yani. Böyle tek zaman ekstra. Yapacağını yaptım. İşte o durumdan dolayı kabulleniyoruz zaten. Melis'in vardır bu huyları. Yeni gelene böyle bir sataşma. İşte kulağını kapayacaksın. Yani susmasını sağlayacaksın. Başka bir şey değil. Yok ben susarım. Sakince cevabını bile yani verdim. Konuşuyor. Boş teneke sadece. Olayı farklı boyutlara çekmeye çalışıyorlar. Çünkü şu an ben seninle sonuçta gelmişsin. Bir arkadaşça sohbet muhabbet halinde. Sizliyorum. Arkama dönmüşüm ondan muhatap olmamak için. Onları farklı boyutlara çevirmeye çalışıyor. Yani onu... Yani benim canımı sıkmıyor da senin canını sıktığı için ben şu anda üzüldüm. Yani canımı sıkan... Senin de canın sıkılmasın. İşte buranın en kötü yanı bu. Geçmişin devamlı önüne gelmesi. Yani o kadar düşünselerdi zaten şu anki durum böyle olmazdı. Daha çok farklı olurdu. Aynen öyle. Arkasından kuyu kazı kazıp ondan sonra gittikten sonra bir anda değerli olması. Saçma yani. Şimdi burada ikinci günü... Yani. Tamam arkasındasın. Melis hakkında konuşuyorsun ama Adnan'a konuşuyorsun. Adnan'ı bu kadar kendine yakın bulma nedenin ne? Seda Hanım ben yani Adnan'ı gördüm, hani beğendim, sevdim, samimiyetini sevdim, çok sıcakkanlı olmasını sevdim. Arkadaşları tarafından sevilen bir insan. Esprili bir insan, ailesine, aile değerlerine... Aday olarak mı görüyorsun? Evet, aile değerlerine saygı gösteren bir insan. Ve hiçbir ben Adnan'ın yani hiçbir aşırı bir yani tavrını... Net olarak aday olarak görüyorsun. Evet, evet, evet ve görmedim. Ve Melis'in de söylediğim her şeyin arkasındayım. Evet, arkasındayım. Sen kim oluyorsun da bana boş teneke diyorsun Melis'in... Çünkü yani kulağıma boş teneke çan sesin geliyor. Sen kendini sanıyorsun Melis, ya. Ben kendim bir şey sanmıyorum. Yani ben seninle tartışmak da istemiyorum. Zaten sen benimle aynı kulvarda değilsin. Zaten ben benimle tartışamazsın. Zaten aynı kulvarda olmayayım zaten Melis. Anladın mı? Benimle zaten aynı kulvarda değilsin. Zaten ben olamazsın. Ben aynı kulvarda değil. Ben seninle aynı yere de girmem yani. Anladın mı? Giremezsin zaten. Yani aynı yerdeyim ama çok fazla da muhatap olmuyoruz zaten. Haddini bil. Sınırlarını çiz. Çünkü bundan sonra benimle çok büyük sıkıntılar yaşayacaksın. Sana bu kadarını konuşuyor, söylüyorum. Konuşuyor. Tamam buradan gire, benimle buradan bu evde çok büyük sıkıntılar yaşayacaksın. Ben ya bu konuyu nasıl olacağını, nasıl halledeceğin artık senin problemin haline gelmiş oluyor. Çünkü gerçekten... Ya Seda'm yani biz hani ben hani gelmeden önce de yani sonuçta hani Melis'in evet kendine göre bir tavrı tarzı var. Ben Melis'e bilenerek falan da gelmedim buraya. Ama yani hani konuşuyor, hani ciddi alırım ama benim problemim... damat adayına söyledin. Evet, evet. Yani burada hani Melis'le direkt belki yüz yüze paylaşacak durumunuz olmadı bu düşünceleri söylemeden önce. Ama sonuçta hani kendi evinden bir aday hakkında erkekler evinde bayağı sağlam yorumlarda bulundun. Ay, Melis ne yapsa yeridir konuşmuş. Diyorum yani başka bir şey söylemiyorum o kadar. Önemli tespitlerim oldu ve bunları seninle paylaşmak istedim. Çünkü bir daha hayal kırıklığı yaşamanı istemiyorum, bir daha üzülmeni istemiyorum, bir daha ağlamanı değil, eğer gözünden yaşlar akacaksa bunların da mutluluktan akmasını istiyorum. Ben de öyle istiyorum. O zaman aynı şeyi istiyoruz demek ki. İkimiz de benim için iyi şeyler istiyorsak bu çok güzel bir şey. Kesinlikle onu istiyoruz. Ben tekrar hayal kırıklığı yaşamaman, dün hissettiklerini tekrar hissetmemen için seninle konuşmak istedim aslında. Ben hala daha senin içinde Murat'a karşı duyguların çok canlı olduğunu ve çok yoğun olduğunu gözlemledim dün seninle yaptığım konuşmada. Keza Murat'la yaptığım konuşmada öyleydi. Murat'ın gözlerinde hep şu soru vardı. Acaba olabilir mi, tekrar olabilir mi bakışı vardı. Ben senin bu konuda ne düşündüğünü öğrenmek istedim. Ve aslında hem Ali ile hem Murat'la yaptığım konuşmaları senin hayatınla karşılaştırınca bir tanesi eski arkadaşın, bir tanesi de birbirinizi tanıtmaya çalıştığınız, bir yola çıktığınız birisi şu an için en azından öyle. Bunları değerlendirdiğimde aslında partner olarak Murat'ın sana daha uygun olduğunu gözlemledim dün yaptığım görüşmelerden sonra. Bunda neler faktör dersen birçok şey var. Sen zaten bunları biliyorsun. Birincisi yaşı, olgunluğu, baba olması, anlayabilmesi, seni daha taşıyabilirliği. Çünkü seni de gözlemlediğimde şunu görüyorum. Yaşadıkların, bugüne kadar yaşadıkların hayatta senin hep savunmada kalmanı sağlamış. Ve dün bana dedin ki, evet ailem benim hep yanımdaydı ama ben hep tektim. Ben yaparım,
Ben tek de yaparım dedi. İşte bu bir savunma gerektiriyor. Ve hayat böyle. Seninki de böyle geçmiş. Benim gözlemlerim bunlar. Ama güzel, kötü diyebileceğim çok da şey yok. Evliliğimin dışında. Hani kötü, onu da ben bitirdim ve çok pozitif bakıyorum hayata. Kesinlikle öyle bakıyorsun. Ki dünkü sizinle konuşmamızdan sonra, şu an siz diyorsunuz ki Ali ile de konuştum, Murat'la da konuştum. Bu Murat'la olan düşünceleriniz, Ali ile olan düşünceleriniz nedir? Ali ile olan, Ali ile olası ilişkinizle ilgili düşüncelerim. Ben açıkçası birbirinize çok fazla uyamayacağınızı gözlemledim. Neden peki böyle bir kanıya vardın? Çünkü Ali, neden böyle bir kanıya vardım? Çünkü Murat'ın seni anlama, analiz edebilme, idare edebilme açısından çok daha senin için yararlı bir kişi olabileceğini düşünüyorum. Ali ile ise daha bir şeyleri yoluna koymanın, hem yaşanmışlıklarından kaynaklı, yaşından kaynaklı, durumundan kaynaklı daha çok zaman alabileceğini, senin belki de ilerleyen süreçte üzülebileceğini gördüm. Ve açıkçası çok fazla bir duygu hissedemedim. Hem sende Ali'ye karşı, Murat'a olan yoğunlukta, bu benim gözlemim. Hem de Ali'de, çünkü ikinizden de aynı cevabı aldım. İkiniz de şunu söylediniz, biz birbirimizi tanımak istiyoruz. Çünkü daha ikinci haftamız. Evet. Hani Melis'in her yeni gelin adayı geliyor ve hepsinin üzerine yürüyor. İşte birine bir şey atıyor falan. Yani ben böyle çocukça davranışları kaldıracak bir insan değilim. Canım sen ya, ama bu çocukça davranışları kaldırmak çıkar. Zorundasın. Neden biliyor musun? Sen 29 yaşındasın, 23 yaşında adama aday geliyorsun. Ay canım anladın benim. Mı? Geldiğin aday benden bile küçük yani. Ya. Yani sen küçükleri seviyorsun. Çocukça davranışları seviyorsun. 20 yaş, 30 yaş. Bence çocukça davranışları ya, severek gelmişsin sana buraya. Ne? Bundan hep, sana ne? Sana bay tatlım. Karıştırma bak. Hadi bay. Özür dilerim. Ya Melis bir izin ver kardeşim ya. Bir izin ne ver. Ne ara kardeşim? Tamam bir arkadaşım bir izin ver. İnsan kız, bayan, arkadaş. Neyse Melis, bir izin ver. Salt Melis. Tamam bir izin ver. Okey. İzin ver. Biz Adnan'la konuştuk. Ceyda yani Ceyda hakkında da konuştuk. Ve önceden hani izlediğim ve geldiğim için hani Melis de Ceyda'nın arkasından bir sürü laflar söyledi. Hani daha sonra da hani işte Ceyda benim en yakın arkadaşımdır dedi. Ben de Melis'in yani en yakın yani. Arkadaşım mı dedim? Evet. Cansel'le karıştırıyor mu? Hayır yani yakın arkadaşım dedin. İşte en sana arkadaşını yedirtmem, en yakın arkadaşım falan gibi bir şey. Bugünkü pişmanlığı beni de şaşırttı ama özür diledim bir şekilde. Ben şu an duydum ama. Bu ne diyorsun ya? Ben onu şu an duydum ve ben sadece Melis'in samimiyetsizliğini ben sadece Adnan'a dile getirdim. Yoksa benim Ceyda'yla yani tanımıyorum zaten bir problemim yok. Sana ne tatlışkom? Ay. Evet neyse bu konuyu da kapatıyorum. Başka bir kavgaya geçiyorum. Adnan söyleyecek bir şeyin var mı? Yok yani. Olsun. Devam ediyorum. İki tatsız mesele daha var. Maalesef iki kavga daha. Üstelik de iki popüler. İki hani birbirini çok seven diye benim en azından bu evde gördüğüm, çok yakıştırdığım çift. Bakalım ilkine. Onlar dedi ki önce... Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak, senin ailen şu saatten sonra ne dedi? Gerçekten senin bu konuşmandan sonra şu, çok beni bağlamıyor. Niye biliyor musun? Onlara göre hareket ediyorsun önce, şu an. Önce etmiyorsun zannediyordum an, ama ediyorsun. Şu an bak, bak Cansel. Şu an ağzından çıkan kelimelere dikkat et, tamam mı? Ben de bunları sana söylüyorum. Okay, ben bunları sana söyledim. Onlar şunu dedi, şunu dedi diyorsun ya. Şunu dedi. Bak inan listen, ki tamam mı? Listen. Benim hayatımdaysan, okay, ona, tamam, buna razı, bilmem ne, herkes, whatever, hayatında. Evliliğe değiller. Değiller. Ailemin helali olmadan seninle evlenemem. Senden beklenmedik bir laf zaten. Bir şey demiyorum. Kimse ailesini yok sayamaz. Ben ailem seni istemese ben de evlenmem seninle. Çok net söylüyorum sana, tamam? Bu saatten sonra bunları izledikten sonra ne olur ben de bilmiyorum zaten. Vallahi. Seninki aile de benimki değil mi? Ben anlamadım. Bak, ne demek umurumda değil? Ben diyor muyum ya öyle? Biraz konuşmalarına dikkat değil. Et. Bak umurumda değil. Kimse benim umurumda değil. Ben bunu sana söyledim. O zaman senin annen babanla mı senin umurunda değil? Umurumda değil. Tamam mı? Ama bambaşka bir şey. Bana söylenen cümleler var. Bana konuşulanlar var. Bak, konuşamayacağım ben, bunları. Peki ben sana bak ne diyorum? Dinle be. Bak sen annene babana sinirlisin. Bak bunlara strese anneme, girmene gerek yok. Stresteyim. Baskı altında hissediyorum tamam. Kendimi. Bir yandan senden bir yandan onlardan. Ben artık bıktım. Tamam. Ben yapamıyorum artık. Yapma. Çekil dokunma bana. Kimse beni anlamıyor. Kimse. Tamam. Güzel kontrolü düzgün.
Düzgünce konuşmaya çalışıyorum. Ya diyecektim ki sadece bak. Melis yanına gitmiş durdurmak hani için ne yapıyor bile. Ben de anlamadım. Dakınma. Oh, çok güldüm. Eser bu kadar sinirlendi. Suç değil, çok sinirlenmiş. İlk defa. İlk defa. Cansel bu gül. Hemen gülümsedin, sen daha ya rahatsın. Mehtap beni güldürmeye çalışıyor, o da güldüm. Ya ben şimdi bu tabii eserin ani parlamalarına şey alıştığım için sonradan hani söyleyeceğini biliyorum ama bana şöyle dedi ilk gelip. Benim ailemin onayı olmadan dedi, helal olmadan ben seninle evlenmem dedi. Yo bana. Finalde de ailem ne derse desin ben seni çok seviyorum, ayrılmayacağım demişti. Ben de o ben çelişkiden dolayı şeyde kaldım yani. Ondan sonra eseri arada bıraktığımı söylüyor kendisi. Onu arada bırakan ben değilim çünkü ben rest çekmedim. Senin ailen bizim evimize giremez diye. Senin ailen sana rest çekmiş. Ve ben de gerçekten de ben de bundan sıkıldım. Ben de bazı çelişkilere gelemiyorum. Çünkü ben de alttan almaya çalışıyorum. Ama benimki de beyin. Benimki de kaldırmıyor. Tamam mı? Benim psikolojim de bozuluyor. O yüzden lütfen artık şimdi orada senin doğru bir sinirlerini benden çıkarma. Şu an ben konuşmuyorum. Ben konuşmuyorum diye sen burada istediğini söyleyecek değilsin. Ne tamam diyorsun mı? Ya? Bak burada ya biraz, sana bir şey söyleyeyim mi? Biraz bak şu an senin tek yapman gereken şey susmak. Niye? Evet. Sen şimdi geçmişi geride bırak. Söyle bakalım bana. Ne hissediyorsun, neler hayal ediyorsun? Ali'nin omuzlarında mandalina canım. Topluyorum şu an. Bunu hayal ediyorum. Nereye gittin mandalina toplamaya? Mandalina bahçesine. Ne çabuk çıktın gittin. Gözlerimi kapattığımda orada görüyorum kendimi. Çünkü bunun için söz verdi bana. Bir erkek olarak. Ve kızıma baba dedirtecek. En önemlisi de bu benim için. Bence de çok önemli bu. Bunu hiç göz ardı etmemek lazım. Her ne zaman ihtiyaç duyarsan ben yanındayım. Kararın, tercihin, seçimin her ne olursa olsun. Teşekkür ederim. Çok mersi. Ben inanıyorum mutlu olacağım. Ben de inanıyorum mutlu olacaksın. Haydi gel bakalım. Evet, anladığım kadarıyla Eser bugün tartışma edebilecek ruh halinde değil. Ne haklılığını ne haksızlığını anlatacak halde de değil. Veya Cansel'in duygularını görebilecek halde de değil. Ona biraz zaman tanıyalım. Hava almaya çıktı. Bir başka tartışmayla devam edelim. Yine dedim ya hani iki tane çift var benim çok yakıştırdığım. Sizlerin de öyle sevgili izleyiciler. Hazal ve Emre arasında da bir tatsızlık yaşandı bugün. Vallahi bence ortada fol yok, yumurta yok ama yine izleyelim. İnşallah en kısa zamanda düzelir. Niye öyle bakıyorsun Emre? Bir yarım açık ki. Yok, o değil bir yarım açık da değil. Bir şey söyleyeceğim. Niye böyle bakıyorsun? Nerem var? Hiç... Şu üst tarafın hoşuma gitmedi. Ne? Kapalı mı? Açık yok. Değil ki hayat. Benim hoşuma gitmedi yani. Ya niye gitmedi hoşuna? Bilmiyorum. Göbeğim falan açılıyor. Öyle normalde kapın. Ama açılıyor yani. Hani buradan gittiğinde, buradan çıkıp giderken bunu değiştirirsen daha iyi olur. Tamam? Ne? Ne? Şaka yapıyorsun herhalde. Hayır ciddiyim. Saçmalama. Hoş durmuyor yani. Gözükmüyor ki Emre. Ben gördüm yani. Çünkü hızlı hızlı koşa koşa geldiğim için açılmış yani. Üste tamam, çıkmış. Senden bir şey rica ediyorum. Böyle bunu yani. Değiştir, olur mu? Niye değiştirme? Değiştirme. Ya da üstüne başka bir şey giy. Bu kapatıyor farkındaysan. Bu arada bunun için teşekkür ederim. Ne? Milkshake mi? Sanki Emre bir şey söyleyeceğim. Çok açık bir kıyafetin varmış gibi burada geliyorsun, bahane arıyorsun. Bahane aramıyorum hayatım. Sadece hoşuma gitmedi, bunu söylüyorum sana. Ama var mı bende hoşuna gitmeyen bir şey? Bak. Pardon, bak, sen de neyin hoşuna gitmeyebilir ki yani? Tamam o zaman. Benim hoşuma gitmedi. Sen yani. Benim evlilik yolunda gideceğim kadınsın. Sanki Emre mini mini etekler giyiyorum. Mini mini etekler buraya kadar giyme. Açık geziyorum. Ben oradan sen bana doğru koşarken gördüm. Giyme şunu. Git değiştir. Bir şey istemiyorum. Bunu böyle rica yapınca gözükmüyor sen. Normalde. Koşarak geldiğin Azal, için, dikkat tamam ettiğin için kızların evi. Tamam desen ne kaybedeceksin? Evi. Tamam değil. Üstümü değiştirmek istemiyorum şu an mesela. Bir şey söylediğimde de bu kadar çok ters tepki yapma bana ya. Ben ters tepki sürekli yapmıyorum. Sürekli böyle bir şey istediğim zaman senden. Ya bir şey isteyemeyecek miyim ben senden? Sen iyi misin? Sen iyi misin? Değilim. Geldiğinde ben sana onu söylediğimde tamam hayatım değiştiririm desen tamam mı? Konu kapandı orada. Ne var bunda? Bunda ne var? Şunu giymişim ne var bunda? Bunu, ama Emre sanki durup dururken bir şeymiş. Sana durup dururken bahane değil. Ben daha önce de giydim gördün yani. Daha önce böyle bir şey görmedim. Gördün Emre gördün. Daha önce böyle bir şey görmedim. Hiç tamam görmedin. Mı? Daha görmedim. Açığını da görmedin. Görmedim. Daha önce bu kadar öyle bir göbeğin, möbeğin açılmış halini görmedim. Kapat şuralarını. Bak
Allah'ın aşkına Hazal, gidip şunu değiştirir misin? İnat etmiyorum, inata bindirmiyorum. Tamam mı? Demek ki bildiğim bir şey var, demek ki gördüğüm bir şey var, demek ki hoşuma gitmeyen bir şey var. Sana bunu söylüyorum. Sen burada bağırmaya tamam devam mı? Et canım. Hayatım, sen sakinleşince görüşürüz. Tamam hayatım, öpüyorum seni. Onu değiştirir misin? Tamam hayatım, tamam. Hazal, sonunda değiştirdin. Hı hı. Madem değiştirecektin, niye 10 saat ne var bunda, ne var bunda, ne var bunda, ne var? Şimdi bu aslında önemsiz gibi gözüken... Bayağı gözükmeyen yerler var da aslında. Bak şimdi, aslında bu önemsiz gibi gözüken önemli bir konu. Bluzunu her zaman değiştirebilirsin. Bu adamı değiştiremezsin. Emre kıyafet konusunda ve seni görüntün konusunda titiz olduğunu başından söyledi. Hem kendisinin hem ailesinin. Tamam mı? Şimdi bu ne demek? Evlenince de bu devam edecek demek. Hı hı. Karışacak sana demek. Hı hı. Hazır mısın buna? Veya her gün bunu mu yaşayacaksın? Sadece tepkisine hazır değilim. En bu başında yumuşaktı. Hatta ona getirdiğin şey için teşekkür etti falan. Yumuşak değildi, gayet sertti. Daha farklıydı. Artık görünmeyen yerleri de var onun, bayağı bir. Tamam, biliyorum. Yani çok yükseldiğiniz yerleri zaten tekrar hatırlatmak istemiyoruz ama... Evet. İşte bilmiyorum, o en başında hani bak hayatım değiştir, bak gelirken değiştir, değiştir. Şey, getirdiğin şey ne? Takıldı. Tamam, teşekkür ederim. Belli sinirli. Evet. Ama yine de saygılı bir noktada. Ama şöyle bir şey var Seda Hanım. Daha önce de giydiğim kıyafetler vardı. Ona laf etmemişti, buna laf etmişti. Ben de onu... Şey yaptım, üzerektim. Niçin? Buna neden etmiş bu? Bugün. Evet. Bu adam da bu. Tamam, ben de dedim üstümü değiştirmek istemiyorum. Ama dedim düzeltirim. Hani bunu koşarken sana hızlı gelirken açılmış farkında olmadan dedim. Ama dedim bunu içine sokabiliyorum tamam. Tişörtümü yani örtebilirim dedim. 10 tane sundun orada ama sonunda değiştirdin. Ben şunu demeye çalışıyorum. Adamı değiştiremeyeceksin bluzu değiştirdiğin gibi. Evet. O yüzden acaba ya Emre'yi böyle kabul ederim bu ilişkide... Hem ailesi hem o beni böyle istiyorlar, böyle görmek istiyorlar diyeceksin. Davranışlarına dikkat ettikten sonra ben değişirim. Ya da tamam, ben ama zaten işte sen 10 kere orada itiraz ediyorsun. Bilerek itiraz ettim. Çünkü daha önce de giyinmiştim. Neden bugün? Sadece finalde de şu çok kadar şık, bir şey. Hani böyle basit değil ama çok ufak dekoltelerle çok güzel gözüküyorsunuz. Emre sesini çıkarmıyor, o da iyi bir şey. Ben çok açık giyinen bir kız da değilim. Değilsin. Neden şu kadar bir çizgiye bu kadar olayı büyüttü? Ona sinirlendim. Tam soralım. Ona zıt gittiği için ben ona zıt gittim. Niye bugün diyor Hazal? Niye bugün diyor? Yok, insanların iyiliğine, insanların daha iyi durması için. Ben orada 10 kere sana tekrarladım. Dedim ki hayatım bir bildiğim var. Demek ki bir gördüğüm var. Konuşma. Sakin ol. Sakin ol. Konuşma. Hazal sakin. Sakin ol. Hazal sakin, bağırışmadan. Benim kurallarım ve ailemin kuralları bu dedi Hazal. Seda Hanım, evlenirsek... bir şey yapacağım ya da saçma sapan bir muhabbetin içine gelme, gireceğim bana bir durum bağırma. Yok. Gelme bana bağırma. Ben hassasım. Bana bu tarz şeyde bağırma. Ben o kadar güzel gelmişim sana. Gülüyorum, ediyorum. Evet. Bana düzgünce davran. Sert davranıyorsun. Yapma bunu bana. Hassas diyorum, anlamıyorsun. Tamam, niye bağırıyorsun tamam, bana? Tamam. Daha fazla ikinizin de üzülmesine izin vermeyeceğim. Bu konuyu burada kapatıyorum. Hazal sakin ol. Baş başa kalmıyorsunuz bugün. Yok, öyle içmeyeceğim. Öyle sakinleşemem tamam, ya. Tamam, başka türlü sakinleşirsin. Seni de hava almaya yollayacağım Hazal'cığım. Emre sana sahip çıkmak istiyor, bu güzel bir şey. Nedenini anladın değil mi? Senin güler yüzünün de kıymeti bilinsin istiyorum ben. Ne olur bunları çözelim. Hakikaten konuya girerken söylediğim gibi fol yok, yumurta yok, değmez. Gözünüzü seveyim. Bugünü böyle bitirelim. Daha fazla kavga olmasın. Hadi yarın daha sağlıklı, daha sağlam bir günde görüşürüz. Hoşça kalın. Hazal. Diyorum ki bak hassas noktam diyorum, yapma tamam, bunu. Tamam, nefes al. Ben mutlu muyum abi? Baksana bir yüzüme baksana. Allah'ın aşkına bir suratıma değilsin bak abi, ya. Değilsin. Değilim abi. Biliyorum. Anladın mı? Bak şu şuramda bir baskı var şu anda. Göğsüme çöktü bir şey. Çıkmıyor, kalkmıyor. İyi biliyorum onu. Gibi. Anladın mı? Gitmiyor bir yere yani. Evet, benim var sorunum var. Üslup sorunum var. Kendimi bazen ifade ederken sinirle ifade edebiliyorum. Bunlara farkındayım. Ama bu benim elimde olan bir şey değil. Çünkü ben 24 senelik yaşantımda... Bak bir mektup yazdım, okula atlan mektubu. Yani onu vereceğim. Sen yarın onu, vereceğim. Onu verdiğin an sorun zaten ortada. Anladın mı? Sen ben isteyerek onu... yapmıyorum bunu. Ben bilerek çıkmıyorum yani. Anladın mı? Onu söylediğin an sorun ortadan kalkacak. Gel. Hadi yürüyün. Hadi. Gidenle gidilmez. Adnan'la sen olabilir misin acaba? Yalandan ağlıyor.
ağlıyor. Dışarıda yüzüne su falan döktü. Ben gördüm. Batuhan Semih'le oturduğu zaman değişiyor. Özür dilemek istemiyorum ya. Özür dileyecek bir pozisyonum yok ki benim. Şey, açık ayakkabı giydim. Bileğim açık. Sorun yapmazsın değil mi? Artık bir yuva kurmamı zamanı geldi. Ben senden özür dilerim. Bir daha da öyle bir karenin içinde bulunmayacağım. Çocuklarımın babasına asla öyle bir kelime kullanmayacağım. Ne kadar sinirlenirsem sinirleneyim. Seni çok özledim. Ben sana aşık oldum. Duvara gidersin, yumruklarsın, yumruklarsın. Sonra tabii duvar orada, duvardır, aynıdır. Ben o değilim ama yani. Nereye kadar sürdüreceksin Cansel'cim? Bu ne ya? Zorlaya zorlaya adamı. Yani yapamam. Ben böyle bir yanlışı yani anneme, babama yapamam. Belki naz yapıyorum. Kadınım ben, tamam mı? Gel. Ben ailemi reste çektim ama aileme arkamı dönemem baba. Haftanın ilk günleri Semih'ten vazgeçtim. Gururlu kadınım ben. Son bir iki gün kala ağla 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 ağla. Sonra ben Semih'e aşık. Ben bu ilişki çok doğru düzgün ilerlesin diye üstüme ne vazife düşüyorsa hepsini yapacağım. Çok kıskanırsın bazen.